İyi akşamlar, ben Gökmen Karadağ. Açıkçaya hoş geldiniz sayın seyirciler. Açıkçayı her zaman olduğu gibi hukukçu Salim Şen'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Salim Bey merhaba. Merhaba. Ve bu akşamki konuklarımız CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artı bir araştırma başkanı Hüseyin Çalışkaner. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selçuk Bey de hazır, sonra da merhaba diyelim. Ekonomi Selçuk geçer. Tamam, birazdan o da bizimle birlikte olacak. Sayın seyirciler, programımızın gece diliminde, 23.30 diliminde stüdyoda bir konuğumuz olacak. İş kadını Mine Tozlu Sineren. Mine Tozlu Sineren, Sedat Peker'in bir takım tweetlerle ortaya attığı iddiaların ardından büyük ölçüde onları doğrulayan açıklamalarıyla büyük bir rüşvet skandalı gündeminin oluşmasına bir anlamda neden olmuştu. Şimdi bu rüşvet skandalı kamu menfaati gerektiren bir konu. Her rüşvet skandalında olduğu gibi. Üstelik bu skandal sarayı öyle bir sarsmıştı ki Peker'in daha önceki iddialarında yaşanmayan bazı deprem etkisi de görülmüştü. İki danışman adayı terk etmek zorunda kalmıştı değil mi Salim Bey? Evet. Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu. Peki ne oldu? O gündemde ne oldu? Evet. Mine Tozlu Sineren bize anlatacak. Ne ifade verdi, ne anlattı? Salim Bey burada yorumlayacak meselenin hukuki boyutlarının ne yapılması gerekiyordu, ne yapıldı? Bütün bunları ele alacağız. O rüşvet skandalını unutacak değiliz. Çünkü şu anda meclisteki bütçe görüşmelerini takip ediyorsunuz. 3 Aralık İstanbul'da, Lütfi Kırkdar'da CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı konuşmasında başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere dikkat çektiği konuları görüyorsunuz. Bütün bunlar halka akması gereken büyük bir kaynağın bir hortum aracılığıyla kirli sermayeye, beşli müteahhite, bir grup sermayeye akmasından kaynaklanıyor. Yani sizin, bizim hak ettiğimiz paralar bize akmıyor sayın seyirciler. O yüzden bunları takip edeceğiz. O yüzden bütün bunları yakından takip edeceğiz ve unutturmayacağız. Evet, şimdi yalnız çok çarpıcı bir olayla başlayalım bu akşam. Çarpıcı olay şu. Mecliste bütçe görüşmeleri var. Bunun gergin geçeceği bekleniyor. Türkiye'nin gündemi ortada. Ama bütçe kavgasında ölüm tehlikesi olacağını, kusura bakmayın da, bu kadarını da hayal edemezdik. Bu kadarını da aklımızdan geçiremezdik. Adalet ve Kalkınma Partili Zafer Işık, İyi Partili Hüseyin Örse yumruk attı. Görüntüleri de bir yandan getirebiliriz arkadaşlar ekrana. Ve bu yumruktan sonra İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımda, uyutuluyor. Nihayetinde kalp pili varmış. Varmış benim için geçerli. Ben bunu bilmiyordum. Ama anladığım kadarıyla Ali Bey, mecliste galiba milletvekillerinin çoğunun bildiği bir konumu. Hepimiz biliyorduk. Öyle yakın mi? Bir zamanda kalp ameliyatı oldu. Çok yakın bir zamanda. Hı-hı. Peki, şimdi buradaki görüntülerde böyle arkadan geliyor bu AKP'li vekil. Bir fırsatını yakalıyor ve ani bir şekilde yumruk atıyor. Yani göstere gelen bir yumruk yok. Hani göstere böyle, hani onun da bir mertçe yanı olur ya kavganın. Böyle bir şey yok. Oradan geliyor arkadan, bir punduna getirip hazırlıksız bir anında bir yumruk atıyor. Bu yumruk ne anlama geliyor? Şu anda bir milletvekilinin uyutuluyor olması, hayati tehlikesinin sürüyor olması ne demek? Öncelikle Hüseyin Örse ailesine, meclise, hepimize, İyi Parti Trabzon'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisini gerçekten çok severim. Çok değerli, çok hatır bilen, hayat dolu bir milletvekili. Böyle kavgacı falan da değildir yani. Herkesle uyumludur, sakindir Sayın Hüseyin Örse. Ama şunu söyleyeyim. Bir yıl önce yine söylemiştim. Bir gün bir insanın, bir milletvekilinin başına bir şey gelecek dedim. Çünkü tahammülsüz bir iktidar var. Bakın, insanlar bütçe görüşmelerinde neyi konuşacak? Bir, kamunun, vergilerimize toplanan paranın nasıl, ne şekilde harcandığını ve bugün yaşadığımız sefaleti konuşacak, eleştirecek. Ve herkesin hazırlandığı, yüzlerce, binlerce sayfa Sayıştay raporlarını okudu,
oradaki yolsuzlukları anlatması için bir fırsat aslında. Ve bunu kullanıyor muhalefet. İnanın Sayın Genel Başkanlığın kürsüde orada kadrolu böyle bir grup var. Laf atıcılar bunlar. Sürekli taciz. Sürekli. Karşılık verdiğin zaman hop 20 kişi üzerinize yürüyor. Şimdi Hüseyin Bey'in kalp ameliyatı olduğunu herkes biliyor. Mecliste bu konuşuldu. Meclis başkanı zaten geçmiş olsun diledi. O Zafer Işık denen milletvekili de biliyor. Bunu bile bile sen onun göğsüne yumruk atıyorsan onun ölümüne sebep olabileceğini bilmelisin. Göğsüne burada mi bir atıyor? Kasıt var. Çünkü evet. Başlangıçta kafasına yumruk attı. Aynen. Ve hatta elindeki yüzük nedeniyle de bir açılma olduğu şeklinde bilgi vardı. 100 gram bir yüzük var zaten adamın. 100 gram bir yüzük var. Onu da takmış göğsüne doğru vuruyor. Evet. Göğsüne ise daha da kötü. Evet burada bir yani burada bir öngörülebilir kast. Bunu Salim abi de yorumlayacaktır. Bunu bir sefer bakın. Ama herhalde beyefendinin kalp pili nedeniyle kalbinin neredeyse durduğunu, yeniden çalıştırıldığını vesaire öğrendikten sonra üzülmüştür değil mi Ali Bey? Üzülen insan özür diler. Özür dilememiş mi? Hayır, özür dilemedi. Özür dilemedi. Ve verilen böyle bir şeye neden olduğu değil. İçin özür dilememiş hayır, mi bu? Özür bildiğin? Dilemedi. Konuşmadı da. Neden? Çünkü meclis başkan vekili Katip Üyeler'de oturdu, toplantı yaptı. Bu toplantıda iki oturum katılmama cezası verildi. 161. maddesine göre gelip savunma yapma hakkı vardı. Aslında bu savunma hakkı şudur. Çıkardı, cezamı kabul ediyorum. Türk milletinden, Trabzon halkından, çünkü Trabzon halkı seçti. Onun iradesine, Trabzonların iradesine atılan bir yumruk var burada. Özür diliyorum derdi. Pişmanım derdi. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur derdi. Demedi, o söz hakkını kullanmadı ve özür beyanını görmedik. Yok. Çok ayıp. Çok ayıp. Hakikaten çok ayıp sayın seyirciler. Çünkü özellikle diyor insani ki... İnsani olarak çok kötü evet. Ya. İnsani olarak bir kere yani. Efendim mecliste böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim. Ne demek böyle şeyler olur ya? Ne demek? O zaman yarın bir gün gelip birisi arkanızdan dolanıp size de aynı yumruğu atabilir. Nasıl geçecek? Attılar efendim. Kaç gün sürecek bu meclis efendim, maratonu? Bakın 15 gün daha 15 sürecek. 15 gün. Biz yumruk dedik. Biz kitlesel saldırıya doğradık. Bunlar maalesef ki oluyor. Hep söylüyorum. Biz bir savaşa gitmiyoruz. Biz bir seçime gidiyoruz. Ve bu parlamentoda hepimiz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bunu bu noktaya getirmek gerçekten ayıp. Ben çok sert, zaman zaman sert muhalefet yapan, sert konuşan bir milletvekiliyim. Bir tek milletvekilimin şahsına hakaret etmiş değilim. Bir tek milletvekili arkadaşıma diske vurmuş değilim. Bu doğru bir şey değil. Biz ne ülkemize, ne çocuklarımıza, ne geleceğimize asla iyi örnek olmuyoruz. Neden? Bu tahammülsüzlük neden? İçişleri Bakanı komisyonda gelir bizim ailemize küfreder. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı olmayacak bir hareketi, bir hakareti İzmir milletvekiline yapar. Bu ülkenin bakanları bu halde bakın. Adalet Bakanı gelir şahsıma hakarette bulunur. Ben mahkemede yazıklar olsun dediğim için mahkeme basan birisi oldum. Evet. Şimdi millet iradesinin tecelli ettiği yerde bir milletvekiline yumruk vuruluyor. Yoğun bakımda kalbi duruyor. Kalbi duruyor. Yani yaşama belki ramak kala yani yaşama elektroşokla döndürülüyor. Bunu bana birisi anlatabilir mi? Bunu bana birisi söyleyebilir mi? Bu kin, bu nefret, bu bölünme neden? Hiçbir arkadaşım orada benim düşmanım değil. Ben hiçbirinin ismiyle uğraşmıyorum. Yolsuzluk varsa yolsuzluğu anlatıyoruz. Adaletsizlik varsa adaletsizliği anlatıyoruz. Ahlaksızlık varsa ahlaksızlığı anlatıyoruz. Zafer Işık kim? Bilmem. Benim şahısla bizim hiçbirimizin işi yok. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ama onlar Recep Tayyip Erdoğan'ın fedaileri değil. Ne zaman Cumhurbaşkanı... Yani biz bir saniye. Yani bu yumrukla saraya mı selam gönderiyor Zafer Işık? Tabii ki. Bakın efendim. Kendileri için ne dersek diyelim ses çıkarmıyorlar. Sarayın harcamalarını, tek adamı, bu bir sistemi eleştirdiğimiz zaman kitlesel olarak saldırı geliyor. Ben sizi ne kadar iyi savunuyorum mu diyor. Aynen bu de mesajımı öyle. Gönderiyor. Aynen de öyle. Salim Bey, düşünün İyi Partili Aylin Cesur'un açıklamaları. Geçen sene kalp pili takılan Örs hayati tehlikesi bulunuyor, uyutuluyor. Halk arasında kalp geri döndürülmesi olarak bilinen kardiyo şok tedavisi uygulandı.
Şimdi bakın hala hayat tehlikesi sürüyor. Hala. Ne olacak? Yani buradan Allah korusun bir ceset mi çıkacak ya? Bu nasıl bir şey? Bu yumruk ne anlama geliyor? Böyle bir kişi hakkında ne yapılmalı Salim Bey? Şimdi işin hukuki tarafı ayrı, insani tarafı ayrı, siyasi tarafı ayrı. Hepsine baktığınızda topyekun bir rezalet var karşımızda. Şimdi bu ağababalarından en yukarıdan aşağıya doğru bu ülkenin üzerine çöktürülen bir şiddet, baskı ve bir zorbalık dilinin sürgüt bir iktidar, sadece iktidarları sürsün diye, sadece efendim üzerlerinde herhangi bir olumsuzluk olmasın, sorulara cevap vermesinler, talepleri reddetsinler, karşı çıksınlar, böyle dikensiz bir gül bahçesi onlara sunulsun diye bir zorbalığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine kadar sokmakta beis görmüyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hele biraz önce söylendiği gibi şu eylemden sonra ya bu sıradan bir vaka kardeşim, bundan dolayı özür dilemeye de gerek yok. Ne gerek var? Olur böyle şeyler meclise. Olur böyle şeyler diyecek kadar insanlıktan da vicdandan da çıkmış. Yani sadece siyasi bir geleceğe, bir ideolojiye bütün duygularını, vicdanını, insanlığını, her şeyini kaybetmiş, ona esir etmiş bir anlayışa dönüşmüşler. Yazık olan bu. Ya bu ülke ne hale geldi? Gökmen Karadağ hakikaten ne hale geldi ya? Ya sırf batsın iktidarınız ya. Sırf iktidarda daha fazla kalalım diye. Sırf bugüne kadar yaptığımız yolsuzluklar, usulsüzlükler, hukuksuzluklar konuşulmasın, ortaya dökülmesin. Bundan dolayı bizden hesap sorulmasın diye bazen yargı eliyle, bazen kaba kuvvetle, bazen mafya devreye sokularak organize suç örgütleri üzerinden bir tehdit, bir baskı, bir zorba uygulamayı bu ülkeye sıradanlaştırarak bu ülkeyi bunlara mahkum ettiler ya. Şimdi bu bir münferit olay olarak görülemez. Bu söylediğim gibi yukarıdan aşağıya bir siyaset anlayışının, bir siyaset dilinin ete kemiğe bürünmüş hali. Ya Erdoğan daha bir iki hafta olmadı mı bir muhalefet parti liderine Ümit Özdağ. Hatay'da efendim oraya giremedin daha bunlar iyi günlerin. Daha bak neler olacak diye tehdit edeli. Daha 10 gün olmadı ya. Meral Akşener'e tekrar etti. Karadeniz'de. Bu sefer Ümit Özdağ için. Bunlar evet, iyi günleriniz ya diye. Karadeniz'de. Gelin hanıma işte en hafif perdeden gereken cevabı verdiler. Bunlar daha iyi günlerin diye tehdit etmedim. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet parti lideri Çubuk'ta linç edilip öldürülmeye çalışıldığında o inek hırsızı kahraman muamelesi görerek taltif edilmedi mi? Bir gün bile tutuklu kalmadı orada hiç kimse. Ya daha dün bir organize suç örgütü lideri, bir açıklama yapan bir dernek başkanını, BİM'in CEO'sunu açık açık mezarını kazarız şeklinde tehdit etmedi mi? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na seni bakla kazığına oturturum denileli daha ne kadar oldu? Şimdi biz bunların hepsini unutuyoruz. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, herkesin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı polise ya bu uyuşturucu satıcıların bacaklarını kırın şeklinde emir ve talimat hepimizin gözü önünde vermedi mi? Genel başkanımız Çubuk'ta yapılan saldırı. Onu söyledim ya. Yani bir gün yatmadan. Ya linç edildi, linç. Bir gün tutuklanmadı. Öldürülüyordu. Yakın o evi. Bu vekil hakkında ne yapmalı şu anda? Şimdi karşımızda bütün bu düzenden, bütün bu şiddet dilinden, bu hukuksuzluktan kendisine bir güç devşiren, nasıl olsa bana bir şey olmaz. Arkadaş, arkamda zaten Tayyip Erdoğan var. Bizim liderimiz de, bak o bakanlarımız da, hepsi de sabahtan akşama kadar bize böyle bir şiddet ve tehdit dilini zaten uygulayın diye kendi uygulamalarıyla örnek olup talimat veriyorlar. Ben de gözüne girerim. Kim oluyor ki buradaki muhalefet milletvekilleri gelip benim cumhurbaşkanımdan, benim iktidarımdan bu milletin, bu fakirin, bu işsiz, bu garip gurebanın, yetimin
alın terinden alınarak bir kenarda biriktirilen o vergileriyle oluşturulmuş kamu kaynaklarını keyfi olarak harcamalarının usulsüzlüklerinin hesabını soruyor. Kim oluyor ki bunlar diyor. Peki. Ki bu milli iradeye indirilmiş de bir darbedir. O milletvekili nezdinde onu seçmenlerine yöneltilmiş bir eylemdir. Bu milletvekiline bakın şimdi ben merak ediyorum. İşte burada Ali Mahir Başarır hakkında efendim daha akşamdan sabaha fezleke düzenleyen yargı akşta sabahı beklemeden o olayın hemen 2 saat sonrasında neredeyse odalarını açıp fezleke yazan bizim savcılıklarımız bu eylem karşısında ne yapacak? Ya doğrudan bakın Gökmen Kara'da doğrudan göğsüne, doğrudan kalp piline, pilin olduğu kalp bölgesine bir yumrukla saldırı söz konusu. Ve bugün hayati tehlike geçirmesinin nedeni de o saldırı nedeniyle kalp pilinin durması. Dolayısıyla kalbin ritminin bozularak yaşamının tehlikeye girmesi ve elektroşokla tekrar döndürülmeleri. Ya buna bile üzülür insan ya. Ya buna üzülür insan olan insan. Ya der ki ben birisine istemeden isteyerek sinirlendim şu oldu bu oldu. Ya bir darbede bulundum. Bir yumruk attım ve bu insan ölüyor. Arkadaş bundan dolayı pişmanım ya. Birazcık insan der ki ya biraz vicdanı sızlar. İnsan der. Ve bu insan yani Zafer Işık denilen milletvekilinin geçmişine baktığımda İlim Yayma Vakfı'ndan geliyor ya. Arkadaş sizin ilminiz bu mu ya? Ya siz, bu hangi ilim ya? Bu hangi insanlık ya? Bu nasıl bir ilim? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir dindarlık? Bu nasıl uhrevi bir bakış? Bu nedir ya? Bu kin, bu öfke, bu saldırganlık, bu toplumun yarısını kendinden saymayıp katli vacip görmek, bu anlayış nasıl bir şeydir ya? Biz nasıl kurtulacağız bundan? Gökmen Karadağ, biz bu anlayıştan, bu kara iklimden... Ben meclis yani görüşmeleri, nasıl... meclis bir bütçe maratonu nasıl tamamlanacak ben ondan bile şu anda şüpheliyim. Daha bu ikinci gün. Evet. Daha bunun İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesi var. Daha bunun Genelkurmay MSB bütçesi var. Adalet Bakanlığı bütçesi. Çok daha gergin anlar olabilecek. Bu ne? Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi yanılmıyorsam. Adalet Bakanlığı da var. Ya da işte neyse. Ama bu onun ne için abi? Yapıyorlar. Dediğiniz için gün. Yapıyorlar. Daha ikinci gün. Bunun için yapıyorlar. Allah'tan yani bir ölçüde en azından bu olayda seslenebileceğimiz bir sağduyulu isim Mustafa Elitaş. Haliyle o da bu yumruk atan. Bir zahmet. Evet, çok da kıdemli bir siyasetçi olarak yani ziyaret ediyor. Evet, vekili ziyaret ediyor ve açıklamasında... Mesela şunu, Cumhurbaşkanı'ndan bir şey duyduk ama mu? Ama söyleyelim şunu. Cumhurbaşkanı'ndan bir şey duyduk mu? Tamam. Ama Mustafa Elitaş söylemiş, o zaman belirtelim. Mustafa Elitaş diyor ki mecliste evet sözlü atışmalar olur ama asla fiziki müdahaleyi tasvip etmiyoruz diye. Yani hiç olmazsa oradan böyle bir açıklama geliyor ama yumruğu atan şey yapmıyor. Bu arada arkadaşlar... Çok özür diliyorum, bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir izleyicimiz de Twitter'dan demiş ki, ya demiş hani yumruk yumruğa kavga diyorsunuz ama bu pek yumruk yumruğa gibi durmuyor diyor. Caner Bey söylemiş bunu. Yani yoğun bakımlık bir durum. Hani böyle hani karşılıklı şeyin de buradaki yumruğa maruz kalan İyi Partili'nin de bir yumruk atma falan fırsatı yok. Öyle bir şey yok. Konu muhatabı da değil adam. Evet dolanıyor. Teşebbüsü yok zaten. Şey saldırı yani. Bakın bakıyor, görüyor, vuruyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün aslında dün ilk gündü, bugün aslında ikinci gün. Yani milletvekillerinin konuşmaya başladığı ikinci gün. Bu saldırının sebebi şu. 15 gün daha sürecek, muhalefet etmeyin. Tabii. İnanın diyorum. Gözdağı veriyorlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bizim görevimiz... Muhalefet bundan korkmaz ki. Korkar mıyız? Bizim görevimiz çıkıp halk adına, halkın ihtiyaçları ilgili mecliste konuşmak, önerge vermek. Şu yumruk atan milletvekili 4,5 yılda 3 kez kürsüye çıkmış, birinde yumruk atmış, ikisinde konuşmuş. 100 kez konuşmuşum şu ana kadar. 98 kez. 2 defa konuşmuş, bir de yumruk atmış. Evet. Bakın, şu milletvekilinin görevi bu mu? Bu mu ya? Ya Bursa milletvekilisin. O kadar önemli sorunları var. Bu ülkenin o kadar önemli sorunları var. Çıkıp konuşmuyorsun. 4,5 yılda 3 konuşma yapıyorsun. Birinde de gelip, konuşma falan değil, o kürsüye gelip bir milletvekiline yumruk atıyorsun. Milletvekilinin görevi kabadayılık değil. Milletvekilinin görevi muhalefeti susturmak değil. Bu
muhalefete bütçe boyunca susun, gerekirse kan dökülür demek. Çok yanlış. Evet. Çok yanlış. Yani aklımızın ucundan bile geçirmek istemeyiz ama şu an hayati tehlikesi bulunan bir isimden söz ediyoruz. Ne demek hayati tehlike? Ölebilir demek. Yani ölebilir. Sizin yumruk attığınız ve o kalp pili durup tekrar çalıştırılan, ondan sonra şu anda da yoğun bakımda uyutulan bu yine vekil... Yine dersen okuyun. Ölebilir, ölebilir. Ve siz hal böyleyken özür dilemeyeceğim diyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Yine tersten okuyun. Şey? Olamaz böyle bir şey ya. Salim abi tersten okuyun lütfen. Çok güzel söyledi. Bir muhalefet partisinin milletvekili, AK Parti milletvekiline bu yumruğu atsaydı ve kalbi dursaydı, bugün soruşturma başlamıştı. Bugün Cumhurbaşkanı meclise gelmişti. Bugün Cumhurbaşkanı basın toplantısı yapmıştı. Ey tutuklayın, tutuklayın, tutuklayın demişti. Zaten demesine gerek yok. Hakimler gereğini yapmıştı. Bak, Zafer Işık, soruşturma yazıyorum. Hayır, soruşturma yok. Ama dediği gibi bizim için gece yarısı pijamasını çıkartıp pantolonu giyip gece adliyenin ışıklarını açıp bilgisayarı açıp soruşturmalar geldi. Amirallere soruşturmalar geldi. Ya sabaha beklemediniz. Niye bu adam hakkında gereğini yapmıyorsunuz? Yapın ki bir daha tekrarlanmasın. Bakın yine bir bütçe görüşmeleri. Ceza, iki oturum ya ceza. Çok üzüldüm. Size çok bir şey anlatmak yani, isterim. Çok. Yine bir böyle bir kavga ayırmaya çalışıyoruz. Ben bir tekme yedim ama diyebilirim ki bir hafta oturamadım. Öyle bir tekme attı ki bana birimle. Bir döndüm. Bir 60 falan boyunda birisi. Ben vuramadım ona. Niye vurayım ben yani? Bakın bir milletvekili ya bir insan bir insanı vurabilir mi? Vuramadım. Ama çok kolay tekme atabiliyorlar. Çok rahat yumruk atabiliyorlar. Telefon fırlatabiliyorlar. Ya şu telefon kafasına vurduğun zaman bir cinayet aracı. Biraz öngörün bunu. Bu adam kalp ameliyatı olmuş. Kalp pili var. Sen şöyle bir yüzükle gelip ona nasıl vurabiliyorsun ya? Ve senden kaç yaş büyük bir adam? Özür dilerim. Hüseyin abi ondan 20-25 yaş büyük. Öyle abi, bakın adabı alaka da kendinden, ayrı. Kendinden şey. 20-25 yaş büyük birisine evet, bu saldırıyı düzenliyorsun. Evet. Yani ben yaşlarında o milletvekili. Evet. Olmaz bu. Bir de hedefleyerek geliyor. Yani tesadüf değil o. Tabii. Bakın görüntüye bakar mısınız? Arkadan... Dediğiniz gibi çok da böyle namertçe. Hayır, hedefli, evet namertçe geliyor bir de Salim Bey. Kavganın da mertçesi vardır tabii, kardeşim. Çok namertçe tabii. Bakın arkadan hadi çık koşarak, bakalım karşısına. Çık bakalım teke tek bir çık bakalım. Arkadan koşarak geliyor bakın. Bakın. Ve evet. Direkt düşüyor zaten bakın. Direkt o etkiyle yara alıyor yani. Direkt kalbinde. Ve direkt kalbine. Yani bakın yukarıdan geliyor. Direkt kalbine. Evet. Orada kendisini de koruma altına alıyor. Orada tabii ondan sonra etrafında evet birileri var nasıl olsa yani. Ben sadece yumruğumu atacağım ve bana hiçbir zarar gelmeyecek. Tabii. Ya yumruğunu attığın adam belki de ölebilir kardeşim. Hayati tehlikesi bulunuyor. Bu demek Türkçe. Türkçesi bu demek. Ölebilir. Burada zavallı olan şu eylemden ziyade daha sonra sergilediği tutum. Yani bu ne olacak ki bundan? Bu sıradan bir şey. Özür dilemeye de gerek yok, af dilemeye de gerek yok. Olur böyle şeyler demesi bir zavallılıktır. O demesi bir insanlık dışı bir tavırdır, davranıştır. Esas kınanması, ayıplanması gereken yerde orasıdır. Ne demek efendim? İki oturum katılmama cezası var. Çok üzüldük çok ya. Çok büyük bir yaptırım. Çok üzüldük. Çok büyük bir yaptırım. Evet ve bütün şeylerimiz tatmin oldu. Peki. Bütün adalet duygumuz tatmin oldu. Peki. Selçuk Bey merhaba, nasılsınız? Beni duyabiliyor İyiyim, musunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Tamam. İyiyim. Tamam. İyiyim, siz size nasılsınız? Size de hemen bir merhaba diyeyim dedim. Birazdan da sizin yorumunuzu alacağız. Aslında biz ekonomi, bütçe falan konuşacaktık ama hayat bu. Bunu karşımıza çıkarıyor. Hüseyin Bey ne diyorsunuz? Bu öfke, bu nedir bu? Şöyle Gökhan Bey aslında biraz da... Perşembenin girişi çarşambadan belliydi. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma nasıl sabote edildiyse bugün Ali Bey daha iyi bilir. Buna benzer şiddet olaylarının gelişeceği dünden itibaren belliydi. Olabildiğince Sayın Kılıçdaroğlu sakin cevap verdi. Olabildiğince herkese de cevap verdi. Gayet de yerinde makul cevaplar veriyordu. Dinleyin anlatacağım diyordu. Oysa ki o şiddetin geleceği
temeli belliydi. Bu aslında sosyolojik bir şiddet. Yani yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi üzerinden gideyim ben. Şunu söyledi. Burası, Ali Bey daha iyi bilir, bir bütçe tartışması. Bütçe tartışmasında kim yok? Sayın Erdoğan yok. Sayın Erdoğan kim? İktidarın, hükümetin başı. Kimler yok? Bakanlar yok. Şunlar yok, bunlar yok. Zaten orada var olan milletvekillerinin de o bütçelerle ilgili bir fikri de yok. Öyle enteresan bir durum var. Kimse, ben oradaki iktidar milletvekillerinin bütçelerin alt başlıklarını okuduğunu düşünmüyorum. Cevap veremediğiniz oranda sinirlenirsiniz. Siz eğer bir şey cevap verebiliyorsanız bu noktada gayet sakin olursunuz. Nedir dünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabı? Çok da sakindi, her şeye hakimdi. Dolayısıyla da cevap verebiliyordu. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen cevap ya da gösterilen tepki neydi? Aday ol, aday ol diye ısrarla gösterilen bir tepki vardı. Değil mi Ali Bey? Yanılıyorsan düzeltin. Dolayısıyla bir yetileri yok, bir bilgileri yok. Bu anlamda ne bekleyebiliriz ki? Zaten toplumu yukarıdan aşağıya dizayn etmeye çalışan bir siyasal yapıyla karşı karşıyayız. Nedir bu yukarıdan aşağıya dizayn etmeye çalıştığımız yapı? Olabildiğince kutuplaştırmak. İşte bugün mecliste yaşadığımız durumu aslında bugün aynı zamanda sokakta da yaşadık. Demin Salim Bey söyledi BİM'in CEO'suna evet. Uygulanan gerek psikolojik şiddeti. Ya yolda şimdi buraya gelirken bir BİM kamyonu gördüm. Bir an zihnimde şey oluştu. Taşlanabilir ya. Evet, yani. Içinde. Hayır ya, ben de ama yani sanki şey, sanki hani yasa zaten. Dışı illegal bir şey araç evet. dolaşıyor ve birileri evet. saldırabilir şekilde bir şey oluştu zihnimde. Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Ülke Ocakları eski genel başkanı. Ülke Ocakları'ndan bazı çocukları topladı, deposunu bastı Mersin'de. Ya dün bakın, Antalya'da taşladılar. Ülkenin geldiği nokta dün, bu. Dün yağmalamaya çalıştılar. Evet ya. Şimdi bu noktadan, buradan hareket edersek, üstten dizayn etme şekli toplumun tamamına yansıtmaya çalışıyorlar. Şimdi mecliste bu kavganın temel sebebi ne? Kalksın orada AK Parti milletvekilleri cevap verebilecek olsaydı, eğer kendilerini milletvekili hissedebilecek olsaydı bu kavga olmazdı bugün. Çünkü vasıfsızlar, sorun burada. Gerek kendi iktidarlarında gerek mecliste bir vasıf adletmiyorlar kendilerini. Esas temel sorun burada. Peki. Dolayısıyla da kavga, gürültü onların temel şiarları olmuş durumda. O yüzden de ben de burada Hüseyin Bey'e çok geçmiş olsun diliyorum. Ali Bey'in söylediği gibi ya meclis başkanı bunu söylüyor, kalp ameliyatı geçirdiğini. Siz beraber aynı koltukta oturduğumuz, biz istediğimiz kadar şurada dördümüz farklı siyasal düşüncelerden olalım. Tabii canım. Yani bende kalp ameliyatı sorunu olduğu halde Ali Bey nasıl olur da bana yumruk atar ya? Bu olur mu öyle şey? Bu insanlık dışı bir şey. Bu insanlık dışı bir şey. Kendisi söyledi Ali Bey demin işte üzerine oturamadım bir hafta diye. Şimdi bu... Adam durduk yerde tekme atıyor. Sonra nasıl özür yani, dilemez? Bu Ali Bey'in insani bakış açısını evet. gösterir. Hümanist bakış açısını gösterir. Yani insanlarda zerre kadar hümanizm kalmamış. Nasıl kendi seçmenimizi, kendi tabanımızı konsolide ederiz? Nasıl kutuplaştırırız? Temel dert bu. Yoksa burada insani bir vaka durumu yok. Bakın Salim abi demin söyledi. Şunu ya yumruk atması ayrı bir vaka. Özür dilememesi ayrı bir vaka. Neresinden bakarsanız bakın bence zavallılık. Biz kesinlikle. Birbirimize olan bakın en kesinlikle. Önemli şey saygımızı yitiriyoruz. Göztepe Altay maçında yaşananları düşünün. Vahim. Biri fişek getiriyor, vahim. O taraftarları atıyor. Bir taraftar korner direğiyle direğinin kafasına vuruyor. Biz niye bu hale geldik? Biz neden bu hale geldik? Bakın bu ülkeyi yönetenler oturup bir diye bin kez düşünmedi. Bu kadar şiddet yanlısı, bu kadar kutuplaştırıcı, bu kadar... Ya BİM eleştirebilirsin. Sen BİM hedef gösterdin, BİM'i basmaya başladılar ya. Yarın BİM marketlerde falan büyük bir... Çünkü Kürşat olabilir ya. Ali Bey, çalışanları yani. Var. Ali Bey, Kürşat Yılmaz diyor ki mezarınız olur diyor. Ya olacak şey mi bu ya? Mezarınız olur tutuklanmalı diyor. O adam. Bir başkası diyor ki seni alır aldığımız yere sokarız diyor. Bu ne ya? Bu nedir yani? Bu ne abi? Nedir bu? Yani kusura bakmayın da yarın bir gün hepimizin başına neler gelebilecek?
Mümkün. Bu iş böyle giderse. Bu bilerek yapılan. Hepimizin başına evet, neler gelebilecek? Bu bilerek önü açılan bir uygulama ve politika. Bu ta Erdoğan'dan aşağıya kadar bu toplumu kutuplaştırmanın, birbirine düşman etmenin, ötekileştirmenin ve bunun üzerinden de bir siyasi alan devşirmenin sonuçları ve bunu bilerek yapıyorlar. Hatta bu yangına bile bile benzin döküyorlar. Peki, ve bunu bu ülkenin ve bu yani en acı olanı bütün bunları bu ülkenin savcıları başında koca koca başsavcı yazan bu ülkede hepimizin vergileriyle maaş alan artık öyle söyleyeceğim maaş alan savcıları iki gündür bu toplumun ya sür git yukarıdan aşağı açık açık tehdit edilmelerini açık açık mal varlığıyla can güvenlikleriyle açık açık tehdit edilmelerini seyrediyorlar yahu seyrediyorlar. Ali Bey yarın ey başsavcılar ya ey başsavcılar şu programı izliyorsanız o suçları bu programı izliyorlar da başka amaçla izliyorlar Salim Bey. Ne amaçla kapatmak ve gözaltına almakla. Bakın başka ben onlara şunu söylüyorum. Ne amaçla izlerlerse izlesinler. Şu programı izliyorsanız şu tehdit dilinin, şu şiddet dilinin, bu zorbalığın adım adım her yere yayıldığı ve gözümüzün önünde bu suçların işlendiğini siz de gördüğünüz halde sessiz kalıyorsunuz ya. Gidin aynaya. Gidin ilk bulduğunuz evinizdeki aynanın karşısına geçin ve kendi kendinizle bir hesaplaşın. Onurlu bir duruş mu sergiliyorum? Meslek ahlakını, varlığımın sebebini yerine getiriyor muyum? Yoksa bir korkuya, bir siyasete, bir ideolojiye kendimi kurban ederek bu ülkenin hukukunun biraz daha yerle bir edilmesine katkı mı sağlıyorum diye. Varsa vicdanınız, varsa mesleki aidiyetiniz, varsa etik anlayışınız bir hesaplaşın yahu. Bir hesaplaşın. Peki. Şimdi son şey geçmeden ama Ali Bey'e bir şey soracağım. Selçuk Bey'e geçeceğim. Yarın korkacak mısınız? Şunu söyleyeyim. Korkmayacağız. Yarın korkacaklar mı? Ben çok merak ediyorum. Neden korktuk ki? 6 tane fezleki ya 12 milyonluk tazminat davası geldi. Korkmadık ama. Bunun bir sonraki aşamasında ne olacak kardeşim? Şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu sizi korkutacak mı? Selçuk Bey de yorumlayacaktır. Asla. Ben ne korkacağım? Ama sorun korkmaları değil ki. Sizin nezdinizde değil. Tüm milletvekili hiç kimse korkmaz. Ya sorun korkmak ya da korkmamak değil ki. Ama yaratılmak yani böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir düzen olabilir mi? Bir hukuk devletinde, bir demokraside ya bir modern 21. yüzyıla adım atmış bir devlet yapısında evet ya böyle mafya tarzı, kabadayılık, kahvehane ağzıyla bir kabadayı jargonuyla bir devlet yönetilebilir mi? Gasp edilmiş bir ülke derken bunu kastediyorum. Bir yönetici hesap verir kardeşim. Demokrasilerde benim paramı nasıl kullandığının hesabını bana verir. Bu hesabı vermemek için bana karşı şiddet uyguluyorsa, bu hesabı vermemek için bana karşı tehdit dili, bana karşı bir zorbalığı uygulamaya koyuyorsa, orada ne demokrasi ne cumhuriyet vardır. Orası bir istibdattır. Orası ele geçirilmiş, gasp edilmiş bir ülkedir. Hukukun olmadığı yerde zorbalık devreye girer. Bu eğer iktidar tarafından bir zorbalık uygulamaya konmuşsa orada herkesin buna direnme hakkı doğar. Demokratik direnme hakkı doğar. Bu da itiraz ederek olur. Bu meclis kürsüsünden itiraz eder. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkıyla itiraz eder. Düşünce ve ifade hürriyetini kullanarak itiraz eder. Başka bizim elimizde argüman yok. Peki. Onun için bu konu korkmak ya da korkmamak değil. Yönetenleri ne olursa olsun hukukun içerisine, o sınırlara girmeye zorlamaktır yapmamız gereken. Hesap vermeye zorlamaktır. Bana ne yaparsanız yapın, ister bizi öldürün, ister kırın, ister dövün, ister hapsedin kardeşim. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin kaynaklarını çarçur etmenizin, yaptığınız suistimallerin, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, bu milletin alın teriyle oluşturduğu o vergilerin nasıl kullanıldığının hesabını soracak. Biz soracağız, siz bu hesabı vereceksiniz. Peki. Ama bugün ama yarın. Peki. Evet Selçuk Bey'e de döneceğim. İzleyicilerimiz de Twitter'da Haber Aktif adresinden bize yazıyorlar. Ayhan Işık demiş ki çocukluğumuzda mahallemizde bir arkadaşım hasta olsa, ayağı kırılsa anne babalarımız aman dikkatli oynayın, boğuşmayın, o arkadaşınız hasta derlerdi. Büyüdük ve bunun nasıl kıymetli olduğunu daha da öğrendik. Hiç kimseye şiddet göstermedik diyor.
Ondan sonra Gürsel Hanım diyor ki, Gürsel Simpari, bir millet, tabii ben yani cinsiyetini bilmiyorum, bey de olabilir, bir milletvekilini yoğun bakıma yatıracak kadar büyük bir olayda meclis başkanı yumruk atana iki oturum cezası vererek bir yumrukta kendisi atmıştır diyor. Doğru. Meclis başkanı. Ama tabii biz bu konudaki işgüzük de yetersiz böyle aslında. Böyle bir kişiye iki oturum ceza yani, vererek bir ceza yumrukta... yargılaması yapmıyor aslında bir anlamda. Burada soruşturma başlatılıp yargı gereğini yapması lazım. Meclis başkanı işgüzüğe göre bir şey bunu koyuyor. Bunu verebiliyor yani. Peki. Parti Selçuk başkanı Bey... ne ceza veriyor? Parti başkanı. O ödüllendirir sarayda onu. Evet. Selçuk Bey, bu yumruk gerçekten kamuoyunun çok önemli bir kısmının vicdanını yaraladı aynı zamanda. Çünkü konuşuyoruz da kendisinden kaç yaş büyük bir insan, kalp pili olan bir insan ve hayati tehlikesi bulunduğunu bilmesine rağmen özür dilemeyen bir vekil. Biz tabii yani işin ekonomik boyutunda konuşacağız ama şu anda bu boyutu gündemde daha öne çıktı. Ne dersiniz efendim? Yani ben yumruğu atan vekil adına yani kendisini sorgulamasını tavsiye ederim. Muhafazakar olduğunu iddia eden bir partinin muhafazakar bir milletvekili. Muhafazakar olmak yani bir şeyleri muhafaza etmek demektir aynı zamanda. Dur kısmı. Muhafaza etmek demektir. O da şunu beraberinde getiriyor. Yani geleneklerimiz var, bizim göreneklerimiz var, insani değerlerimiz var. Değil mi? Bizi ayakta tutan unsurlar var. Ama bu hareket bana gösteriyor ki bu unsurların hiçbirine sahip olmayan bir milletvekili ve iktidar partisinin bir milletvekili. Çok üzücü. Üstelik Bursa milletvekili. Niye üstelik Bursa milletvekili diyorum? Bursa'dan genel itibariyle biz AK Parti ya da sağa yakın muhafazakar kesimden milletvekillerinin çıktığını düşünüyoruz. Bursalıları da buradan bir kez daha kendilerini sorgulamaya çağırıyorum. Yani seçtiğiniz milletvekilinin gerçekten sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Sadece bunu söyleyeceğim. Peki. Şimdi Salim Bey de değindi. Ali Mahir Başarı da söyledi. BİM çok eski bir kuruluş. Nihayetinde. Evet. Ama şunu biliyoruz ki hani bir muhafazakar nitelik barındır. Eski lagan 20 yıllık falan herhalde bir market. 95. Hayır bu iktidardan önce. 90'ların ortası. Tabii, ama çok azdı yani. Çok az. Tamam. Şubesi ama büyümesi, bunlar da büyüdü. Büyümesi, serpilmesi vesaire bu iktidar döneminde. Doğru. Ve biz biliyoruz ki yani kendi sahiplik ve organizasyon yapısında da bir muhafazakar niteliği olan bir market zinciri. Açıkçası aklımızın ucundan geçmezdi bir gün BİM CEO'sunun Perakendeciler Derneği Başkanı olarak ortaya çıkıp kardeşim bu enflasyonun bizim etiketlerle ne alakası var? Bize gelen malın maliyeti belli, bizim kar marjımız belli, çok cüzi bir kar marjıyla şey yapıyoruz. Bunun üzerinden sürekli enflasyonun sorumlusu olarak bizi göstermenize, bizi adeta FETÖ'cü ilan etmenize isyan ediyorum dedi. Arkadaş sen misin isyan eden? Selçuk Bey'e soruyorum. Nihayetinde ekonomi dünyasında bu şirketleri bilen bir isim. Bu şirketlerin geçmişini bilen bir isim. Çalışma prensiplerini bilen bir isim. Selçuk Bey hiç bir gün BİM gibi bir market zincirinin CEO'su için yani en tepedeki yöneticisi için bir işte Kürşat Yılmaz gibi işte mafyatik niteliğiyle kamuoyunun tanıdığı bir ismin mezarın olur orası diyeceğini. Bir başkasının ekmek şeyi bilmem nesi ondan sonra seni alır aldığımız yere de sokarız diyeceğini. Ya Selçuk Bey ben kulaklarıma inanamıyorum. Siz böyle bir şey hayal eder miydiniz? Hiç aklınızın ucundan geçer miydi? Ya Türkiye'de o kadar çok şey değişiyor ki artık aklıma gelmiyor dersem yalan olur. Yani sürekli olarak birileri değişiyor. Bir bakıyorsunuz yan yana yürürlerken, aynı yol arkadaşlığını yaparlarken sonra karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Ama BİM'in biz nasıl büyüdüğünü gayet net biliyoruz. Yani hatta çok da eleştiriyoruz BİM'i benzer 3 tane daha kuruluş var biliyorsunuz zincir market. Tam mahalle işlerine kadar girdiler. Ve bütün nalburları, bakkalları, esnafları hepsini bitirdiler. Dolayısıyla bunların bu şekilde büyütülmemesi gerektiğini, bir disipline oturtulması gerektiğini söylüyorduk. Ama yıllarca
tabii bu zincir marketlerin büyümesinden rahatsız olmayan bir iktidar partisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı hiç rahatsız değildi. Yani düne kadar BİM'le ilgili ya da marketlerle ilgili aynı inşaat sektöründe olduğu gibi ağzını bile açmıyordu. Nedendir bilmiyoruz. Bugünlerde marketlere yüklenmeye başladı. Yani bu üçlü marketlere yüklenmeye başladı. Orada nasıl bir sebep var, o ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır. Belki de BİM'de bir patron değişikliğimi göreceğiz artık. Bambaşka bir sürece mi doğru gidiyoruz onu da bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. BİM'in CEO'sunun tehdit edilmesi apayrı bir skandal. Onu bir tarafa koyuyor. Yani bir mafya lideri tarafından tehdit ediliyor olması, işte fırıncılar tarafından tehdit ediliyor olması, siyaset tarafından tehdit ediliyor olması ve resmen üzerine doğru gidiliyor olması, borsada BİM hisselerinin resmen çökertiliyor olması. Bunların hepsi apayrı konular. Ama enteresan gelen şey şuydu bana. BİM CEO'sunun açıklamalarında en ufak hatalı bir durum yoktu. Yani küfür kısmını dışarıda bırakıyorum. O kim yaparsa yapsın yalnız zaten. Yani ama öbür taraftan ona da bir saldırı var. Onu da görüyoruz. Yani FETÖ'cülükle suçlandı, terörizmle suçlandı falan filan. Dolayısıyla o da bir tepki verme zorunda hissetti belki de kendisi. Ama günün sonunda mali tabloları ile ilgili söylediği, enflasyonla ilgili söylediği, kar oranları ile ilgili söylediklerinin tamamı doğru. Neden doğru? Çünkü BİM'in fiyat politikasıyla tarım kredi kooperatiflerinin açtığı marketlerin fiyat politikası arasında çok büyük bir fark yok. Hatta tarım kredi kooperatiflerinin mağazalarında satılan ürünlerin pek çoğu BİM'de satılan ürünlerden daha pahalı kıyasladığınızda. Yani BİM gibi üç harfli marketlere fahiş diyorsanız daha da fahiş o zaman öbür taraf. Tabii canım, yani tarım kredi kooperatiflerinin marketlerindeki fiyatlar da ucuz değil. Orada da o zaman bir fırsatçılık var. O fırsatçılığa da göz yummamak lazım. Ama acı olan şey şu tabii. Örgütlerin içi çatırdamış durumda. Yani göstermelik bir örgütlenme var Türkiye'de ne yazık ki. Halbuki dünyanın en güzel şeylerinden birisidir örgütlenme. Ve en önemli şeylerinden birisidir örgütlenme. BİM CEO'su o açıklamayı yapıyor. Aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği'nin başkanı olarak o açıklamayı yapıyor. O anda kimseden ses çıkmıyor. Sonra tepkiler büyüdükten sonra hemen Gıda Perakendecileri Derneği'nin altındaki ilgili marketler, yani BİM gibi olan marketlerden açıklamalar gelmeye başlıyor. İşte o Tukaka, biz onunla aynı görüşte değiliz, söylediklerine inanmıyoruz. Neredeyse yalan söylüyor'a getiriyorlar. Gördüğünüz gibi yani burada korkunç bir korku şeyi var. Korku fırtınası var, öyle söyleyeyim size. Öbür taraftan da... Korku ve iktidarın baskısı herhalde, değil mi Selçuk Bey, aynı zamanda? Ya tabii ki öyle. İktidar baskısı. Yarın öbür gün BİM'e yaptıklarını bize de yapabilirler. Başka şirketlerimize de iş yansıyabilir falan filan gibi kaygıları var muhtemelen. Ondan dolayı bu açıklamayı yapıyorlar. Ama günün sonunda düne kadar hiçbiri bu açıklamalara, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da bakanların yaptığı bu açıklamaları onay vermiyorlardı. Aynı itirazları aynı tonda onlar da yapıyorlardı. Şimdi itiraz etmiyorlar. Ve ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Demek ki bu marketler sahiden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın söylediği gibi fahiş fiyatlarla ve fırsatçılık yaparak bize kazık atıyorlar. Şimdi fahiş fiyatlarla ve büyük fırsatçılık yaparak bu zamları yapmaları demek %2'lik, %3'lük kar oranları değil. %50'lik, %60'lık, belki %100'lük kar oranlarıyla fırsatçılık yapıyorlar. Bir zahmet o zaman. Hiç böyle denetlemeye falan da gerek yok. Hemen bu marketlerin merkezlerinden fiyatları törpülesinler o zaman. Biz de rahat edelim diye düşünüyorum ben. Çünkü BİM dışındaki diğer tüm marketler BİM'i yalanlayarak, BİM'in CEO'sunu yalanlayarak demişlerdir ki evet biz fahiş zam yapıyoruz kardeşim. Evet biz fırsatçılık yapıyoruz kardeşim demişlerdir. Ve acilen fiyat indirimi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yapsınlar o zaman? Bu saatten sonra fırıncılar da değil mi, o alırız evet, seni veririz falan diyen bir arkadaş vardı. O arkadaş da bundan sonra ekmek fiyatlarını 1 liraya indirsin de bir görelim bakalım. Evet. İndirsin. Ekmeği 1 liradan satsın. 3 harflere de 3 harfler de 1,5 liradan satsın bakalım yurttaşlara.
Şimdi öyle uzaktan konuşmayla olmuyor. Öyle artistlik yapmayla da olmuyor. Ben de senin ağzından konuşayım o zaman. Fırıncılar Derneği Başkanı. Ben de senin dilinden konuşayım o zaman. Bu ülkede bir takım siyasi oluşumların içerisinde olunca herkes kendini mafya sanıyor galiba. Ben de senin ağzından konuşayım. Yapsana ekmeği bir lira o zaman. Niye yapmıyoruz? Peki. Şimdi bakın. O meselesi bu meselesi değil. Düne kadar ben çatır çatır eleştirirken hepiniz üzerine örtmeye çalışıyordunuz. Ey fırıncı kardeşim. Niye veriyorsun o zaman bu kadar fırsatçı olan bir zincire ekmeklerini? Niye verdin? Ekmek niye verdin oraya? Vermeseydin niye bu sürece ortak oldun? Evet, sayın seyirciler. Bakar mısınız kullanılan ifadelere? Kürşat Yılmaz diyor ki, tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Allah Allah. Bu çok açık bir ölüm tehdidi değil mi? Tabii ki çok, çok açık. Ne yapıyor savcılar? Biraz önce seslendim işte. Herhalde şimdi aynada kendilerine bakıyorlar şu an. Yani burada acaba ölüm tehdidi var mı diye düşünecek bir şey var mı Salim Bey? Yani bir savcı bunu şu anda şöyle inceliyor olabilir mi? Ya böyle bir laf etmiş ama ya buradan da ölüm tehdidi çıkar mı çıkma? Böyle bir şey olur mu ya? Ya hakikaten trajik. Bu çok açık yani bir ölüm tehdidi değil mi? Çok çok tamam. Açık. Araya girip bir şey söyleyebilir miyim müsaadele? Buyurun. Hadi Kürşat Yılmaz kendi jargonuyla bir şey söyledi. Hı. Tehdit. Evet kesinlikle tehdit. Kesinlikle tehdit. Apayrı bir konu. Öbürünün yaptığı tehdit değil mi? Fırıncıların yaptığı tabii tehdit ki tehdit. Değil mi? Ekmek Üreticileri Federasyonu tabii Başkanı ki, Kavuncu. Tabii ki tehdit. Seni alırım, seni sokarım, sana şöyle yaparım, sana böyle hem yaparım. Tehdit, yani hem fırıncılar bilmem nesi başkanı, neyse artık bilmiyorum ne olduğunu da. Ekmek Üreticileri onun Federasyonu Başkanı. Ya bunlar... Peki. Bir açıklamalarını şey yapayım çünkü seyirciler gündem o kadar karışık ki biz artık bunlar havada uçuşuyor. Tehditler havada uçuşuyor. Buyurun işte ya, yumruk havada uçuştu. Şey mecliste yani. Böyle başladık kaos, programa. Bir kaos. Yani. Biri ölmek üzere ya. Hı? Bir insan ölmek üzere şu anda. Evet. Yani bu kadar vahim, yani. Vahim bir durumla karşı evet. Karşıyayız. BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarını üstüne alıp yani Kürşat Yılmaz Devlet Bahçeli'ye liderimiz diye söz ediyor. Üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum diyor. Sıyırtmaları. Sıyırtma. Ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum. Bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum. Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu. Hadi bakalım muhalefet. Ali Bey birisine bir şey söyleseydi. Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Linç üstüne linç, linç üstüne linç, saldırı üstüne saldırı. Bu nasıl bir üslup? Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Kavuncu. Yavrum diyor. Yavrum ne ya? Yavrum seni o mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Bak üsluba bak. Seni o mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Ha bu arada bütün bu kaba dili kullanan kişilerin çok kutsal bir davaları olduğunu da söylüyor bu arada bu insanlar. Diyor ki biz devletimiz, ülkemiz, bayrağımız, sancağımız bu şekilde devam ediyor. Bayrak sana hakaret etme hakkı veriyor. Bu topraklar, bu millet. Türkiye... Ceddinden aldığı bu mu? Atalarından aldığı bu mu? Ne diyeyim ki yani? Neresinden tutsanız kutluyor zaten öyle yani. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da diyor ki küresel güçler milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye'ye yönelik siyasi kuşatma ve ekonomik saldırılar yapmaktadır. Ya yeter ya. Ya bu dil yeter artık ya. Bu sokakta bu, hala. Bu konuda söyleyecek o kadar çok şey var ki. Yapıyor mu ya bu dil? Tamam, bu dil hala prim yapıyor mu ya? Ve bu konuda yapıyor. Çok kısa yorum yapıyor mu bu dil? Öyle mi? Evet. Yani bir araştırmacı olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Evet. Yapıyor. Daha doğrusu, yani daha size de gönderdiğim sizin de önünüzde gördüğünüz araştırmada bu görünüyor. Yani dış güç. Bu efendim, dil, bayrak, ezan, bu dil, bu dili satın alıyorlar. Halen bir satın alan bir kitle var. Yani bu noktada zaman zaman bana çok sert eleştiriler de geliyor. Nasıl oluyor da halen bu oy oranları? Bu oy oranları işte bu dili satın alan bir kitle var maalesef. Yani evet, kendi gerçekliğimizi kabul edelim. Hüseyin Bey, şunu da kabul etmemiz lazım. Şu anda bir Özgür Medya'nın izleyici kanalındayız. İzleyicilerimiz de burayı bu şekilde izliyorlar.
bu ülkenin medyasının %95'ine iktidarın hakim olduğu, kontrol altında tuttuğu ve buradan her türlü manipülasyon, yanlış algı, yalanın pompalandığını da bunu da göz ardı etmemeliyiz. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Bir araya gitmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Tamam, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Türkçe devam ediyor sayın seyirciler. Mecliste bir AKP'li milletvekilinin Zafer Işık'ın İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atması ve Hüseyin Örs'ün çünkü kalp pili de olan bir isim. Hüseyin Örs'ün yoğun bakımda olduğu, uyutuluyor olması yani hayati tehlikesinin olmasıyla başladık. Bu akşamki gündemi konuşmaya yani bir şiddet. Artık bu raddeye gelmiş bir durum ve peşinden devam ediyoruz. Aynı zamanda Perakendeciler Derneği Başkanı olan, istifa etti bu son tartışmada olan BİM CEO'sunun bu işte enflasyondan kendisilerinin sorumlu tutulması, hatta FETÖ'cülük iması yapılmasını isyan ederek yaptığı konuşma üzerine ölüm tehditlerinin havada uçuşması, vay efendim mezar da bulursun kendini, vay efendim aldığın yere sokarız. Kaba bir üslup, ölüm tehdidi içeren, yurdun çeşitli yerlerinde şeyleri, camları kırıldı BİM mağazalarının. Dün Antalya'da bastı. Evet, ondan sonra bir yerlere işte yazılar yazıldı, devlet baba falan. Yani bu iki gündemde aslında birbiriyle ilintili. Biz bu akşam artı bir araştırmanın son Türkiye gündemi araştırmasının sonuçlarını da paylaşacağız, onu da yorumlayacağız. Ama bu az önceki konuyla ilgili yorumcularımın ekleyecekleri varsa alayım evet. Salim Bey. Biz bunu bu 2 yıldır yaklaşık ya hatta daha uzun bir süredir her seçim döneminde iktidarın her sıkıştığı anda her cevap veremediği ve gündemi değiştirmek zorunda kendisini hissettiği anlarda biz bunun tekrar tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz. Yani bundan önce hatırlayın ya işte nerede bir pahalılık, enflasyon ne zaman azıyor, ne zaman fiyatlar yükselişe geçtiğinde böyle karşımızda işte dış güçler de değil, bir iç düşmanlar yaratıldığında zaman zaman ya patates soğan üreticileri, satıcıları, pazarcılar, zaman zaman efendim esnaf, herkes suçlu. Yani birileri bu iktidara karşı adeta örgütlü bir çalışma içerisine, dış güçlerle de irtibatlı bir şekilde bu iktidarı devirmek için böyle işte pazarcılardan tutun. Dediğim gibi soğan, patates soğan satıcılarına kadar ya onları bile düşmanlaştırabilen bir iktidar vardı karşımızda. Bir ara yok 500 tane tanzim satış mağazaları açacağım dedi. Ne oldu? Ortada bile yok. O zaman ya patates 5 lirayken onları terörist ilan eden, soğan ve patatesçileri terörist ilan eden iktidar bugün patatesin 17,5-20 liraya geldiğini izah etmek durumunda. Nasıl geldi bugüne? Şimdi hep dışarıda, şurada, burada teflon tava gibi hiçbir konuda üzerine bir sorumluluk yapışmıyor mübareklerin. Ya kardeşim ülkeyi yöneten sizsiniz. Fiyatları belirleyen sizsiniz. Bu ekonomi politiği bir tercih olarak yürürlüğe koyan sizsiniz. Şimdi bakın ya rakamlara bakın ya. Bir iki rakam vereyim hemen ya. Elektriğe %260 zam yapmışsınız kardeşim. Bunu BİM yapmıyor. Bunu esnaf yapmıyor. Bunu üretici yapmıyor. Elektrikte fiyatı belirleyen sensin. Doğalgaza %300 zam yapmışsın. Bakın ete %160 zam yapmışsınız. Süt %130 zamlanmış. Tüp %190 zamlanmış. Un %180 zamlanmış. Bunların fiyatlarını belirleyen sizsiniz. Nasıl %84 bir enflasyon ilan ediyorsunuz? Sırf çalışanların, sırf emeklilerin, sırf memurun, işçinin daha az aylık alması için baskılıyorsunuz rakamları, işinize geldiği gibi bir enflasyon açıklıyorsunuz. %84 üzerinden hepimizin cebindeki parayı çalıp götürüyorsunuz. Ama döndüğünüzde akaryakıtınıza, doğalgazınıza, elektriğinize %300-400'ler zam yapıyorsunuz. Bu girdileri kullanmak zorunda olan üretici, ürettiği malın maliyeti yükseldiğinde ve bunu maliyetine yansıttığında da fahiş fiyatlarla efendim piyasayı alt üst eden teröristler olarak ilan edip onları hedef gösteriyorsunuz. Erdoğan dedi ki,
Bütün bu uygulamaların, bütün bu ekonomi politiğin sorumlusu benim. Tek adamdır. Bu ülkenin tek adam iradesini kullanan tek kişilik iktidarın sahibi Erdoğan'dır. Erdoğan dedi ki fahiş fiyat artışı yapanların tepesine bineceğiz. Erdoğan, eğer bu sözünün arkasındaysan ilk önce kendinden başla. Fahiş fiyat artışı yapan birisi varsa senin iktidarın. %84 enflasyon olan bir ülkede akaryakıta niye %238 zam geldiğini, nasıl oluyor da %84 enflasyon olan bir ülkede doğalgazın %300 zamlandığını, etin %160, efendim temel besin gıda maddelerinin, sebzenin, meyvenin ağırlıklı %140-150 zamlandığını bir izah et o zaman. Fahiş fiyat artıran BİM veya o üç harfli marketler değil, bu zamları direkt yapıp maliyetlere yansıtan senin ekonomi politik uygulamaların, senin tercihin, senin çiftçiye, bakın çiftçiye bu yıl bütçenden biraz önce o şeyde görüşülen, kavganın çıktığı mecliste görüşülen o bütçenden 54 milyar lira, sadece 54 milyar lira ayırdığın halde, yani tarımı destekleme rakamın sadece 54 milyar olduğu halde niçin kamu özel işbirliği o beşli müteahhitlere 102 milyar lira, faize 566 milyar lira ayırdığını bir anlat. Bu pahalılığın sebebinin çiftçinin desteklenmesi olup olmadığını, çiftçinin girdilerinin niye yüksek kaldığını ve onun desteklenmediğini bir izah et. Ve fahiş artışları kendinizde arayın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Ne marketçiler, ne üreticiler, ne tüketiciler. Bir bunu anlatın bize ya, bir izah edin. Devasa bir bütçeden bir ülkenin tarımına 54 milyar lira, %1 bile değil. Bu kadar bir rakam mı ayrılır? Biz sen iktidara gelmeden önce kendi kendisini besleyen, tarımsal üretimiyle kendi kendisine yeten 7 ülkeden biriydik. Ve bununla iftihar ediyorduk. Biz dünyanın gıda deposuyduk. Bu topraklar buğday deposuydu. Bu topraklar mercimeğin, fasulyenin, pirincin deposu idi. Her çeşit gıda maddesi, her çeşit üretim bu topraklarda yapılıyordu. Şimdi bırakın kendi kendine yetmeyi, 160 ülkeden saman dahil her türlü gıda maddesini, her türlü ürünü ithal eder hale geldik. Niçin bu hale geldik? Bunu bir anlat. Sütün ya çiğ sütün litresinin niçin 18-20 liraya geldiğini bir anlat bize. FETÖ'cüler. Maliyetini. FETÖ'cüler. Evet yapıyordur. Ya sütçünün, süt üreticilerinin maliyetinin altında süt satmak zorunda kalmaları sebebiyle o süt ineklerinin kesime gönderilerek süt rekoltesinin %35 düşürülmesine sebep olduğunu, bundan dolayı peynirin fiyatının eti geçtiğini, bu rezilliğin niye bu millete yaşatıldığını bir anlatın. Peki. Dış güçler, efendim, dış marketçiler, yok efendim yerli, tüketiciler. Yerli ve milli mücadelemizi evet, kıskananlar. Bayrağımıza karşı çıkanlar. Bırakın bu hamaseti. Peki. Ya. Şimdi bugün bir karikatür vardı. Bir ineği bir polis mi götürüyor, bir zabıta mı götürüyor? Öbürü de soruyor, nereye gidiyorsun diyor. Peynir fiyatı ile ilgili bir ifademi alıp bırakacaklar diyor. Bir ifademe başvuracaklar diyor. Peynir fiyatı ile ilgili inek diyor buna. Şimdi, ama oraya doğru gidiyoruz. Evet yani. Az kaldı. Hatta ineğin FETÖ bağlantısı da belki soruşturulabilir. Ya bir şey söyleyerek kapatayım son yani. Bir Sayın Bahçeli'nin ülkede kapatılsın diyebilir ama. Ya bir ülkede ya bir şey yapalım yani bir ülkede herhangi bir ülkede Türkiye dışındaki herhangi bir ülkede şöyle bir şey söyleseler. Arkadaş ülkedeki marketçiler ya da bu marketlerden birisi fahiş fiyatla ürün satarak serbest piyasa ekonomisinin hele ki geçerli olduğu bir ülkede marketçi bir market fahiş fiyatlarla mal satarak o ülkedeki hükümeti devirmeye çalışıyor. O orada siyasal bir darbe peşinde koşuyor. Öyle şey olur mu Salim Bey? Dense. Üstelik bakın, de bu şekilde suçlanan market grubu.
segment olarak ucuzcu market olarak ya, adlandırılan evet, grup. Ya bunu yani, dense. Hani yani, daha orta ve lüks marketler de değil bunlar. En çok senin döneminde evet, ucuzcu market ya, evet, diye bilinen üç harfler. Bunu, diye, bunu bu böyle bir şey dense herhangi bir ülkede vallahi billahi bunu diyeni derdest edip doğruca bir akıl hastanesine kapatarak akli yeteneklerinin yerinde olup olmadığını araştırırlar. Yani. Peki. Şimdi ya izleyicilerimiz... bu kadar seviyenin düştüğü, bu kadar kaosun hakim olduğu bir şeye geldik. Peki. Arkadaşlar bu arada Galip Aykaç'la Kürşat Yılmaz'ın da fotoğrafını verebiliriz arkaya. Saadet Hanım diyor ki hemen her gece akaryakıta zam geliyor, o zaman benzin istasyonlarını da mı taşlayalım diyor. Onları da mı taşlayalım diyor. Ondan sonra Süreyya Gökçeoğlu diyor ki ücretin yükselmesi değil diyor, alım gücünün geliştirilmesidir rahatlatacak olan insanları. Alım gücü yükseltilmeden yapılan artışlardan daha fazlası geri alınır, alınmazsa çark dönmez diyor. Fikret Erdoğan da şunu önermiş. Ya diyor ben BİM'in yerinde olsam bir günlüğüne bütün Türkiye'deki marketlerimi kapatırım, bakalım ne olacak. Bu da ilginç bir şey. Kapatsın. Erdoğan lütfen, kapatsın. Lütfen Twitter'dan Haber Aktif adresine yazın. Ya BİM'i kapatsın yani. Marketleri kapatsın. Görüşlerinizi, yorumlarınızı. Kürşat Yılmaz'ı görüyorsunuz. Galip Aykaç'ı görüyorsunuz. Galip Aykaç herhalde bir gün mafyatik niteliğiyle tanınan bir isimden efendim mezarın olur tuttuğun köşe başları şeklinde bir tehdit alacağını düşünebilir miydi Ali Bey? Gökmen Karadağ'ın da bunu haber yapacağını, bu kadar da savunacağını ve gündeme de getireceğini düşünebilir miydi? Bence bu da bir soru. Evet. Ya her mağdur yani, kimse. Her mağduru savunur. Evet, mağdur elbette orada var. Şüphesiz. Evet. Şüphesiz. Orada hiç şey yok. Ama Gökmen Karadağ'ın da bu kadar yani bu kadar da haksızlık BİM'i olmaz. BİM'i savunmuyor. BİM'i savunmuyor. Bir mağduriyeti. Bir mağduriyeti ortaya koyuyorlar. Bir mağduriyet var. Bir mağduriyeti yani. Ortaya koyuyor. Bu mağduriyet de beraber yürüdüğü yollarda aynı hani ne dedi Sayın Erdoğan, biz beraber yürüdük bu yollarda bir şarkı beraber vardı. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Gibi bir şarkıda beraber yürüdüğü insanları bu kadar da Gökmen Karadağ'ın da ortaya koyup arkasına duracağı da kimsenin aklına gelmezdi. Gelmez. Mağduriyet böyle bir şey. Evet. Herkese lazım olacak yarın adalet Gökmen Bey. Hukukçu arkadaşlar daha iyi bilirler. Ben bir sefer BİM'in yerinde olsam... Olmayın. Bugünden itibaren gerek yok. Devlet Bahçeli'nin evinin genel merkezinin bir yıllık kliniği ihtiyaçlarını karşılarım. İstese bu kadar reklam yapamazdı. Onu bir yere koyalım. Ben karşısına BİM açarım diyeceksin sandım ya. Yani başka bir yerden giriyorum. BİM'i savunmak ya da BİM'i burada şey yapmak değil zaten. Burada yaptığımız. Ama olayın bir gerçeğine bakmak lazım. Tamam Salim abi bazı verileri verdi ama bugün son 14 ayda gübreye 6,5 kat zam gelmiş. Zehir, ilaçlara 5 kat zam gelmiş. Yeme, hayvan yemine 5 kat evet. zam gelmiş. Mazota 3 kat zam gelmiş ve burada BİM suçlu. Bakın, hafta sonu Silifke pazarındaydım. Köylülerin ürettiğini gelip sattığı bir yer. Aracı falan yok, vergi yok, nakliye yok. Üretiyor tarladan, hı-hı. arabasına yüklüyor, geliyor Silifke pazarında satıyor. Mut'taki çiftçi diyor ki 100 liralık yakıtla buraya gelip giderken 700 lirayla geliyorum diyor. O zaman git Devlet Bahçeli istasyonları da kapat. Mazot. Ya diyor, ürün alamıyorum diyor, gübre atamıyorum çünkü diyor. 6 kat. Yani metrekarede 5 kilo alırken diyor, şu anda 2 kilo alabiliyorum diyor. O zaman git gübre fabrikalarını kapat. İlaç fabrikalarını kapat kardeşim. Senin görevin iktidar lehine zabıtalık yapıp bu marketlere gözdağı vermek değil. Bakın, dönüp bir baksınlar lütfen. Eskiden tavuk satan esnaf diyor ki, biz diyor tavuğun diyor etli kısmını alıp lokantara satardık diyor, kemiklerini diyor çöpe atardık diyor. Şimdi 20 liraya veriyorum diyor, herkes onu almak istiyor diyor. İnsanlar tavuğun kemiklerini kasaptan alıp çorba yapıp çocuğuna yediriyor. Daha acısını söyleyeyim size. Ey Devlet Bahçeli, senin görevin bu mu? Bunu görmek mi? Yoksa marketlere saldırmak mı? Lütfen okul önlerine gidin Anadolu'da. Öğle arası yarım ekmek ve bir domates vermiş çocuklarına. Okulun kapısında o domatesle yarım ekmeği yiyor bu ülkenin çocukları.
Sen bundan utanmıyorsun Devlet Bahçeli, markete saldırıyorsun. Size daha acı bir şey söyleyeyim. Defter alamadı bugün çocuklar. 8 lira olan defter bugün 36 lira. Bir yılda bakın. Defter diyorum ya. Silgi, kalem aynı şekilde. Vesikalık resim. 6 tanesini 15 liraya çekerken 4 tanesini 50 liraya çekiyorum diyor fotoğrafçı. Bakın bunların hepsini arttırabiliriz, örnekleri şey yapabiliriz. Burada bin mi suçlu? Sonra bu marketler kurulurken Cüneyt Sapsu bu marketlerin aslında Türkiye'deki büyük marketler dışındaki küçük ölçekteki zincir marketlerin fikir babası. Şunu söylüyorduk. Bakın bunları şehrin ortasına kuruyorsunuz. Bakkallar, kasaplar, manavların hepsi esnafı öldürüyorsunuz. Gelin bunu şehirlerin dışına doğru kurun. Bunlar yaşasın dediğimizde biz yine hain ilan edilmiştik. Bakın, yine hain ilan edilmiştik. Ama görüyorum ki Devlet Bahçeli zincir marketlerden kasap Ahmet amcaya, manav Mehmet amcaya, bakkal Ayşe teyzeye kadar gelip onları da alacağız. Bu çok acı bir durum. Ama peki, gelelim en acı duruma. MHP maalesef ki topluma illegal bazı isimlerle gözdağı veriyor. Eğer bu ülkedeki iktidarın küçük ortağı, en büyük savunucusu, grubu bulunan bir partinin lideri, genel merkezinde iki tane organize suç örgüt liderini ağırlıyorsa, onlarla resim veriyorsa, onlardan bir tanesi bir marketin CEO'sunu tehdit ediyorsa biz sözün bittiği yerdeyiz. Bakın, infaz indirimi geldiği zaman çıkıp kürsüden şunu söyledim. Ey Fethi Yıldız dedim. Senin Alaaddin Çakıcı ile vekaletin var ve bu infaz indirimi, bu talih onun için geliyor. Ve gerçekten de vekaleti var. Bugün MHP'nin bu yasalarını yapan, bunu savunan Fethi Yıldız'ın vekaleti var. Bunu bu topluma anlatamazsınız dedim. Ne oldu? Aynı Alaaddin Çakıcı talih oldu ve bu ülkenin ana muhalefet liderini tehdit etti. Kimle şimdi poz veriyor? Devlet Bahçeli ile. Eğer ki bu iktidarın küçük ortağı açlıktan, sefaletten, yoksulluktan, yolsuzluktan bahseden insanlara görüntü verdiği isimlerle tehdit ettiriyorsa ben yurttaşlarıma sesleniyorum buradan. Görün bunu. Ülke bu hale geldi. Yarın pazarda isyan eden, yarın tweet atan, yarın konuşan insanlara karşı bir saldırı olursa bunun hesabını hiç kimse veremez. Hiç kimse veremez. Bunların hepsinin infazları var. Tehdit suçu aleni olarak bu tehdit suçu bile infazlarını bozar. Haydi savcılar. Yahu çıkın. Ha bir saniye. Kürşat Yılmaz'ın şu anki bu aleni ölüm tehdidi onun infaz düzenlemesine yararlanarak serbest kalmış olması şeklindeki durumu da etkileyecek. Etkilemez mi ya? Etkiler ya. Bir tane savcı çıkıp. Etkiler. Bakın hadi ben milletvekillerini geçtim. Rüşvet sözleşmesi yapan milletvekillerini geçtim. Birazdan ben yokum konuşacaksınız. Zehra Taşkesen'le olduğunu geçtim. Milletvekili hadi saray sizin başınıza belaya getirir. Ya bunlar hakkında niye soruşturma gelmiyor? Şimdi biri bana bunu anlatabilir mi lütfen? Ne oldu? Önce infaz indirimi adı altında tuttunuz özel suç örgütünü af getirdiniz. Sonra çıktı ana muhalefeti ve işte market sahiplerini tehdit ettiler. Ne oldu o dosyalar? Ya o dosyalar da Yargıtay'da bozuldu. O mahkemeler, karar veren mahkemenin hakimlerini siz Ağır Ceza Başkanı iken Asliye Ceza Hakim olarak Ankara'ya yolladınız. Oy birliğiyle bir ceza dairesi Alaaddin Çakıcı'nın dosyasını bozdu. Şimdi göreceksiniz, gelin bahse gelelim. O mahkeme ne karar verecek? Beraat kararı verecek. Biz bu durumu hak ediyor muyuz? Bu ülke bu durumu hak ediyor mu? Sonra ben Alaaddin Çakıcı'ya genel başkanım hakaret ettikten sonra mecliste gereken cevabı verdikten sonra onun adamı da beni Twitter'dan ölümle tehdit edecek. İşte ülkenin geldiği nokta budur. Hukuk güvenliğin yok, can güvenliğin yok, mal güvenliğin yok. İşte binde gördüğünüz gibi. Niye? Bu beyefendiler o iktidarda otursun. Milletvekilini de yumruklayıp öldürebilirsin.
Mafyayı eleştiren milletvekiline tehdit ettirebilirsin. Mafyaya da özgürlük verebilirsin. Herkesi suçlayabilirsin. Tek suçsuz sizsiniz. Tek suçsuz bunlar değil mi? Ya ayıp artık. Artık Türkiye bunu görsün. Bakın o Silifke'deki pazardaki ben yurttaşlarıma söyledim. Bana oy vermediniz. Canınız sağ olsun. Yine başımın üstünde yeriniz var. Ama görün be kardeşim. Neymiş? Dediğiniz gibi. Vatan, millet, bayrak, cami. Ya bunlar hepimizin değeri. Ama bilin ki bunlar bunu kullanıyor. Sizi uyuşturuyor, sizi dolandırıyor. Sizi kandırıyor bunlarla. Kamufle ediyor. Benim içim acıyor. Kürşat Yılmaz nasıl tehdit edebilir? Nasıl tehdit edebilir? Hemen yerinin olsam suçlu bulurum. Bu vakaya adliye haline geliyor. Evet. Bir daha verelim o fotoğrafı. Evet. Yani bu şu demek ya. Yani bu ülkede efendim Kürşat Yılmaz istediği kişiyi ölümle tehdit edebilir. Şimdi vakay adil. Şimdi elimizin can güvenliği yok. Şey söyleyeyim. 2000'li yıllara kadar aynı şeyler oluyordu bu ülkede. Maalesef ki oluyordu. Ama en azından yargı bir mücadele ediyordu. En azından bunun karşılığında yargı, devlet hesap kesiyordu. Şimdi bakın. Bu iktidardan hiç kimse hesap soramıyor ve hesap alamıyor. Ama görüyorum ki bu iktidarı eleştirdiğimiz için bu adamlar bizden hesap almaya kalkıyor. Bizi tehdit edebiliyor. Öyle muhalif milletvekilleri var ki, öyle muhalif yazarlar var ki çocuklarıyla parkta sokakta gezemiyor. Bana bir şey olursa çocuklarıma olur mu diye. Açıkça söylüyorum, suçlu Rus'la bulundum. Twitter'da milletvekili görev sürenin bitmesini bekliyoruz. O hakaret ettiğin organize suç örgütü mafya senin hayatını alacak deyip Twitter'da yazabiliyor. Hesap da gerçek. Ben 3 aydır suç duyurusunda bulundum. Ya ben bu savcıya söylüyorum. Niye ya soruşturma açmıyorsun? Birilerinin ölmesi mi lazım bu ülkede? Açmayacak tabii ki. Açmayacak da. Açmayacak yani. Ha, olmaz. Sonra biz bu yargıyı eleştirdiğimiz zaman biz suçlu oluyoruz. Peki. Olmaz. Hüseyin Bey, bu bir de bunun cemaat boyutu var. Biliyorsunuz BİM marketler deniliyor ki işte bu Erenköy cemaati, Erenköy yapılanması vesaire şu bu. Ne oluyor o zaman? Yani cemaat bir cemaatle iktidar mı birbirine girdi? Ne oluyor? Valla ne oluyor? Şöyle Gökmen Bey, ne oluyoruz kısmı elbette perdenin arka planında başka bir şey vardır. Başka bir çatışma ortamı var. Ancak şunu araştırmalarımızda net söyleyebilirim ki halk bu perdenin arkasındaki oyunlara inanmıyor. Biz soruyoruz, sizce Türkiye'nin en önemli sorunu hangisidir? %80, bakın %80 çok büyük bir oran, bu ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyor. Şimdi siz istediğiniz kadar BİM'i suçlayın, A101'i suçlayın, Şok'u suçlayın, X'i, Y'yi, Gökmen Karadağ'ı suçlayın. Bunlara çok da prim vermiyor. Siz mecliste bir milletvekilini yoğun bakıma sokun, gündemi değiştirin. Yine de halkın temel sorunu ekonomi. Sizin artık inandırıcınız kalmadığı sürece siz gündemi değiştirseniz de, 3 harfleri cin ilan etseniz de bunun herhangi bir geçerliliği yok Salim abi. Çok net. Evet. Çok net. Diyor ki halk %80 benim temel sorunum ekonomi kardeşim. Bitti. Nokta. Doğru. Yani bu gerçeği örtmez mi bu çabalar? Örtmüyor. Hı. Örtmüyor Gökmen Bey. Yani o kadar net ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Sığmadığı oranda da siz istediğiniz kadar gündemi değiştirin. Siz istediğiniz kadar dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı sabote edin. Bugün bir milletvekilini Allah korusun ölüme göndermek üzeresiniz. Ve siz bir milletvekili olarak demin Ali Bey'in söylediği gibi onun kalp pili olduğunu bilerek yapıyorsunuz. Ve bugün özür dilemiyorsunuz. Diyor ki grubum özür diler derse gibi öyle bir açıklama vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu kadar vicdansızlık olmaz. Gündemi siz bu kadar değiştirseniz de olmuyor. Yani bu göl maya tutmuyor. Çok net. Yani %80 ya. O rakamları vereceğiz ayrıca haberiniz olsun. %80'den bahsediyoruz. İşin arkasında cemaat vardır. Cemaat AK Parti tartışması vardır. Ya da cemaat Pelikan tartışması vardır. Bugün sanırım
yanlış hatırlamıyorsam ismi yanlış söyleyebilirim. Barış Pehlivan yazmıştı. İşte Erenköy cemaatiyle Delikan arasındaki... Terkoğlu. Teşekkür ederim abi. Böyle bir tartışma varken bu çok su yüzüne çıkmıyor. Ama tabii ki işin arka yüzünde böyle bir güç çatışması var. Biz bu güç çatışmalarını ta dershane zamanlarında yaşadık. Yani farklı el değiştirdi. Şimdi ben üçünüze de sormak istiyorum. Dershaneler sizce bu ülkede kapatıldı mı şu anda? Hayır. Benim kızım dershaneye gidiyor. Hayır. Tabii. Bunun adını başka bir şeye koyduk. Yarın BİM gider, kim gelir? Kim gider, ne bileyim MİM gelir? Öyle bir durum var. Dolayısıyla da bu bir güç çatışması. Ama halk burada değil. Halk cebinden gidene bakıyor. Demin Ali Bey çok net söyledi. Bir pazarda yaşadığı durumu. Tamam. Tamam mı? Yani burada BİM'le o halkın arasında bir sorun yok ki. Siz de söylediniz işte çok yakın hatta çok, direkt söyleyeyim eşim BİM'e gidiyor alışveriş yapıyor dediniz. Şimdi dolayısıyla da bu ülkede orta sınıf bitirildiği için insanlar için BİM, ŞOK, ne bileyim A101 gibi zincir marketler bir ucuzluk marketi haline geldi. Normal şartlarda hepimiz diğer marketleri biliyoruz. Sınıfsal olarak ayırıyorduk. İşte biz araştırmacılarda en azından sosyoekonomik olarak şöyle konumluyorduk. AB grubunun alışveriş yaptığı marketler, C grubunun alışveriş yaptığı marketler, C'nin altı ve DE grubunun alışveriş yaptığı marketlerdi. Neydi? DE grubu dediğimiz alt gelir grubunun alışveriş yaptığı marketler işte bugün adını konuştuğumuz BİM, ŞOK, A101'di. Bugün B grubu buraya geldi. B grubuyla DE grubu aynı yerde alışveriş yapıyor. Çünkü ülkede bir orta sınıf kalmadı Gökmen Bey. Belki. Bir şey söyleyebilir miyim bu? Bir saniye. Şimdi tabii burada hani BİM'e gidiyor demeyelim. O, yani ikimizin de bu üç harfli marketlere artan bir ilgisi oldu bu son kriz döneminde. Bu zorunluluktan kaynaklanan. Evet, bu konu önemli sayın seyirciler. Şunu çok açık söyleyeyim. Ya ben 52 yaşındayım. Yani yok ya o kadar göstermiyorsunuz. Kariyerim var, öğretim üyeliği kariyerim var. Ondan sonra pek çok iş yaptım. Farklı alanlarda çalıştım. Yani ben üç harfli marketlerin içine... bu son bir yıldan önce pek uğramamıştım. Pek gitmemiştim. Çok dürüstçe itiraf edeyim. Ben de, eşim de, diğer bazı marketlerde aldığımız oyuncakların üçte bir fiyatına bu marketlerde oyuncak satıldığını ya da bir takım gıda maddelerinin burada satıldığını fark edince sırf BİM için demiyorum, bütün üç harfler için söylüyorum. O yüzden hani bir markanın öne çıkarılması şeklinde anlaşılmasın sakın. Hakikaten ben daha çok gider oldum. Eminim yani etrafımda da benzer davranışlar sergileyen şeyler var, arkadaşlarım var. Oysa Hüseyin Bey'in dediği gibi yani bu marketlerin segment olarak hedef kitlesi, hedeflediği gelir grubu bu değildi. Bu değildi. Yani gelinen hale düşünün artık. Gelinen orta sınıf yok olmuş durumda. Ondan sonra toplum olarak bütün bir çoğunluk kesim yoksullaştırılmış durumda. Manzara bu. Şimdi manzara buyken... Bu manzara... Şeyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bu Kürşat Yılmaz... bu çok kısa, hızlanmamız lazım. Başka konularımız var. Tabii. Yani bu hafızalarımızı bir şöyle bir tazelersek, çok yakından bildiğimiz bir iktidar uygulaması bu. Sedat Peker'i hatırlayalım hemen. Hı hı. Peker ne demişti? Ta 2015 seçimlerinde, seçim zamanında Sadat'la bir araya gelerek, Sadat'la oturup bir korku ortamının yaratılması için faaliyet gösterdik. Bu konuda anlaştık. Hatta ondan sonra çıkıp işte kanınızda duş yapacağız, sizi ortadan kaldıracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız şeklinde bir tehdit, bir şiddet, bir zorbalık dilini bir iktidar anlayışı olarak uyguladık dedi. Ve bunun için de Sadat'la beraber hareket ettik dedi. Bunun üzerinden bir seçim kotarıldığını bahsetti. Sedat'tan sonra devreye giren aynı şey aslında. Aynı uygulama. Onu görüyoruz şimdi. Yani birisi çıktı biliyorsunuz benim elimde 50 kişilik liste var dedi. Ortadan kaldıracağız dedi. Takipsizlik kararı aldı. İşte arkasından Alaaddin Çakıcı çıktı.
bakla kazığından bahsetti, oturtmaktan bahsetti Kemal Kılıçdaroğlu için. Şimdi Kürşat Yılmaz çıkıp böyle yüksek perdeden tehditlerle aslında aynı uygulamayı sürgüt devam ettiriyorlar. Ben daha önce bir şey söylemiştim. Bir mafya ile bir devleti birbirinden ayıran tek ölçü hukuktur. Her ikisi de güç kullanır. Her ikisi de cebri bir gücü insanların üzerinde fiilen uygular. Polis gelir sizi gözaltına alır, kelepçe takar, hapseder devlet sizi. Bunların hepsi bir cebri şiddet uygulamalarıdır aslında. Ama o meşruiyetini hukuktan alır. Hukukun sınırları içerisinde kalarak şiddet uyguladığında bu meşrudur. Mafyanın şiddetinin tek işte devletten ayıranı onun gayrimeşru oluşu hukuk dışıdır. Ha, eğer bir toplumun, eğer bir devletin, bir sosyal hayatın içerisine mafya giriyor. Bakın suç örgütleri tehdit ediyor ve bundan siyasi bir sonuç alınıyor ise o devlet mafyalaşmıştır. Bakın evet, en büyük tehlike bu. Biz bırakın artık hukuk devletiymiş, kanun devletiymiş, düşe düşe nereye düştüğümüzü arıyoruz ya. Bu bir kanun devleti bile değildir. Bu gidiş bir haydut devlete, bir mafya devletine doğru hızla sürükleniyoruz. En vahimi bu. Peki. Şimdi Selçuk Bey'e döneceğim ama Kılıçdaroğlu'nun bu dünkü mecliste yaptığı bütçe maratonu için yaptığı açılış konuşmasından da bir bölüm getirelim arkadaşlar ekrana. Ondan sonra devam edelim konuşmaya. Hazır mıdır? Tamam, verelim. Türkiye'ye kirli paralarının çamaşırhanesi haline getirdiler. Yani bu paraları aldılar, getirdiler, hiç kimse sormadı, bankalara yatırdılar, yıkadılar, temizlediler, pürüpak yaptılar. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkanacağı, temizleneceği bir ülke haline geldi. Koca Türk Devleti'nin mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Bir daha söylüyorum. Allah bin belasını versin. Çünkü bir kereye mahsus yapmadılar. 2016'dan bu yana soru sormam, getirin paranızı dediler. Soru sormayacağım dediler. Yeter ki getir, kaynağını sormayacağım. Nereden kazandın sormayacağım defalarca dediler. MASAK devreye girdi, MASAK'ı da devre dışı bıraktılar. Sizin haberiniz yok ya. Koskoca MASAK'ı devre dışı bıraktılar. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Sanıyorsunuz ki Türkiye dünyaya kapalı. Ve Türkiye'yi bu yüzden gri listeye aldılar. Hangi ülkeler Türkiye gibi gri listede? Okuyayım. Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, Panama, Uganda, Zimbabwe. Bir de Türkiye. Saray eliyle düştüğümüz lig budur. Ama bu süreçte ülkeye sadece para mı girdi? Hayır. Ey dindar kardeşlerim, ey inançlı kardeşlerim. Tabii ki hayır. Uyuşturucu parası sahibini de getirdi. Adamın parası senin ülkende duruyorsa ben de geleyim buraya. Parayı bozduruyorum. Bankaya yatırıyorum. Hiç kimse bana soru sormuyor. Ya bu parayı uyuşturucudan kazandım milyar dolarlar. Olsun diyor, ben yatırırım. Herkesin keyfi yerinde, bunun da keyfi yerinde. Ve işlerini de yaşadıkları ülkeye getirdiler. Her yeri Mete çevirdiler, Mete. Biliyor musunuz? Siz uyuşturucunun yolunu biliyor musunuz? Afganistan'dan nasıl geldiğini biliyor musunuz? Sadece İran kapısından giren yıllık uyuşturucunun 50 milyar dolar olduğunu biliyor musunuz? Devlette bu konuda raporlar olduğunu biliyor musunuz? Bilemezsiniz, bilemezsiniz. Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek. Başka bir göreviniz yok. Şimdi Selçuk Geçer'e soralım. Sayın Geçer, size de bu çok soru yöneltiliyordur. Ya bir ara zırt pırt hareket eden, inen çıkan, çoğunlukla da çıkan dolar, döviz uzun bir süredir sanki üzerinde bir ölü toprağa serpilmiş gibi belli bir seviyede iki kuruş yukarı, iki kuruş aşağı, iki kuruş yukarı, iki kuruş aşağı. Hatta kur korumalı mevduattan kaçanlar olduğu söyleniyor bu yüzden bu getiri potansiyelinin çok düşmesi nedeniyle. Şimdi bunu nasıl sağlıyor iktidar ve bu ne kadar sürdürülebilir?
bunu iktidar mı sağlıyor? Esas bu soruyu da sormak gerekiyor. Yani iktidar tek başına artık müdahale mi ediyor? Merkez Bankası'nın müdahalesi mi var? Kamu bankaları üzerinden kaldıraçlı işlemlerle müdahale mi yapılıyor? Yoksa borsadaki fırsatı gören yabancılar Türkiye'ye geldi. Borsayı manipülatif bir şekilde yukarıya çektiler. Şu anda da fırsat kolluyorlar çıkmak için. Ve çıktıkları anda dolarda çok ama çok sert hareketler görecek miyiz? Sorular bunlar aslında. Şimdi borsa son 6 ay içerisinde hiçbir temeli olmaksızın yükseliyor Türkiye'de. Grafiğe baktığınız zaman korkunç bir yükseliş var. Ve bu yükselişin tarif edilir bir yanı da yok. Yani makroekonomik dengeleriniz bozuluyor, şirketlerdeki bozulmalar gün yüzünde, sadece bankaların karlılıkları artıyor ama bu karlılıklar oransal olarak artarken aslında miktar olarak artmıyor. Dolayısıyla borsayı bir şekilde yukarıya çıkartan bir kesim var. Şimdi yarın öbür gün bu kesim paldır küldür borsayı satmaya başlayacak. Yabancı yoğunlaşması var çünkü. Yabancılar ufak ufak çıkmaya başlayacaklar ve bu çıkış iki şey doğuracak. Birincisi küçük yatırımcı bu kez dolarda değil borsada çarpılmış olacak. Ve bununla ilgili de kimse hiçbir hesap vermeyecek. İkincisi bir kez daha dolara yüklenilecek ve dolarda kumalar görmeye başlayacağız. O nedenle dolar şu anda böyle sakin, yumuşak bir seyir izliyor. 2018'de olduğu gibi hatırlayın 2018'de de böyle 4-5 ay borsa yukarıya doğru hızlı hızlı gitmişti. Dolar olduğu yerde saymıştı. Hatta o dönemin Hazine Bakanı Berat Albayrak bak görüyor musunuz biz doları tutuyoruz demişti. Sonra hemen akabinde borsadan sert çıkışlar yaşanmaya ve dolarda da sert yukarı hareketler görülmeye başlandı. Aynı şeyi görüyoruz. Tabii sözlü manipülasyonlarla bu işi şimdilik üstünü örtmeye çalışıyorlar. Borsa daha da yükselecek. İşte bakın dolar düşecek, 10 lira olacak, 12 lira olacak falan diyenler var. Ya da işte bugünkü 18 liralık dolar kuruyla bir sene önceki 18 lirayı kıyaslamaya çalışanlar var. Şunu söyleyeyim, yani dolar Türkiye'deki en ucuz enstrümanlardan birisi haline geldi. Enflasyonu çok altında. İhracatçılar zaten bas bas bağırıyorlar. Yani dolar yükselmesi gerektiğini söylüyorlar. Dış ticaret rakamlarına bakıyorsunuz zaten. İhracat sadece %3 artmış. İthalat %30 artmış. Yani ithalat ihracatın 10 katı oranında artış kaydetmiş. Bütün bunlar büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyor Türkiye'yi. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. Ben şuna da inanmıyorum. Yani doları işte seçime kadar bu seviyelerde tutacaklar falan. Mümkün değil böyle bir şey. Dediğim gibi yabancılar artık gelen küçük yatırımcıları da görüyorlar. 300 bine yakın insan gelmiş borsaya bildiğim kadarıyla yeni. Bunların büyük bir kısmı küçük yatırımcı. Onlara malı verip çakacaklar, çıkacaklar. Sonra da dolara girecekler. Esas pandemiyi o zaman göreceğiz zaten. Peki az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında dikkat çekti. O Türkiye'ye şu anda giren parayla ilgili gündeme getirdiği soru işareti yani ard arda defalarca çıkarılan efendim varlık şeyleri, barışları yani gel getir parayı sormayacağız. Nerede kazandın, ne ettin, vergi almayacağız, masak devreye girmeyecek. Şu anda doların baskılanmasında acaba bu tür faktörler de etkili midir? Yani bir şey söylemeniz mümkün mü sizin bir ekonomist olarak? Yok yani tekrar altını çizerek söylüyorum. Dolar şu anda ucuz tutulmaya çalışılıyor. Çünkü borsadan çıkışta doların ucuz olması yabancıların ya da bu para sahiplerinin işine geliyor. Öyle söyleyeyim. Doları baskılamaya gerek bile duymuyorlar onun için. Bir kez daha söyleyeyim. Doların bu seviyelerde kalması, ucuz kalması, aynı 2018'de 6 lira 5 lira civarında gidip gelen dolar gibi o seviyelerden toplanmak için çok uygun bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. O Kemal Bey'in bahsettiği, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği paranın büyük oranda borsaya girmiş olabileceği kuşkusunu taşımak lazım şu anda. Yani o paranın ben gayrimenkul sektörüne ve yoğunluklu son dönemde borsaya girdiği kanaatindeyim. Aslında SPK'nın bu para girişleriyle ilgili inceleme başlatması gerekiyor. Nereden geliyor bu para diye sorması gerekiyor. Ama tabii bu varlık barışı kapsamında gelen para hiçbir şekilde sorgulanamadığı için, MASAT tarafından bile sorgulanamadığı için SPK da sorgulayamıyor. Bankacılık sistemine giriyor. O para karadır değildir bilmiyorum. Ama
kaynağı sorulmuyor. Bunu çok net biliyoruz. Zaten devlet de bunu söylüyor. Kaynağı sorulmadan gelen bu paranın büyük bir bölümünün borsaya akmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu borsadaki sert hareketlerin temelinde de bu var. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Yarın öbür gün küçük yatırımcıyı fena halde vuracaklar. Şimdiden uyarısını yapıyorum. Yarın öbür gün çok para kazanacağım diye borsaya girenlerin büyük bir bölümü büyük bir acıyla ayrılacaklar borsada. Yani ya da çok uzun zaman beklemek zorunda kalacaklar. Bu paranın büyük bir bölümü bu amaçla kullanılıyor. Keza gayrimenkul fiyatlarının yükselmesinin temelinde de bu var. Yani şimdi kimse bundan bahsetmiyor. Herkes BİM tutturdu, 3 harfli marketler falan tutturdu da kiralar son bir sene içerisinde 4 kat 5 kat arttı. Ev fiyatları 4 kat 5 kat arttı. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Hükümetten herhangi bir ses çıkmıyor bu konuyla ilgili. Son gelen veriyi söyleyeyim size. İstanbul'da konut satışları dip yapmışken konut fiyatları %220 oranında arttı. %220 oranında arttı. Şimdi bu koşullar içerisinde siz çıkıyorsunuz diyorsunuz ki bunu marketler yapıyor. Peki demin Salim Bey çok güzel rakamları paylaştı. Ben de onun üzerine bir başka rakam paylaşayım. Bütçe görüşmeleriyle ilgili müsaade eder misiniz? Buyurun. 2023 yılı bütçesinde giderlerin 4 trilyon 469 milyar lira olması bekleniyor. Gelirlerin 3 trilyon 810 milyar lira olması bekleniyor. Bütçe açığının 659.4 milyar 659.4 milyar lira olması bekleniyor. Ve bu tutturulamayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu kadar büyük bir bütçe açığı ekstra vergi, ekstra zam, korkunç bir enflasyon demek aynı zamanda. Yine Salim Bey de söyledi biraz önce, faiz giderleri 565 milyar lira. Sadece faiz giderleri. Ve faiz giderleri ana para giderlerinin üzerine çıkmış durumda. Bu gelir dağılımında korkunç bir bozukluk yaratıyor. Bütün ürünlerin fiyatları zamlanırken insanlar yoksulluk sınırının altına itilmiş durumda. Özellikle orta gelir seviyesi. Yani kendisini beyaz yaka sananlar şu anda yoksul boyutunda. Türk İş'in en son açıkladığı yoksulluk sınırı 25.364 lira. Ben oturdum bugün, yani bakayım dedim, hani memur, emekli falan biliyoruz zaten. Onlar bunun altında kalıyor ama başka kimler kalıyor diye şöyle bir çalışayım dedim. Şimdi sayacağım meslek gruplarının büyük bir kısmı zaten kamuda çalışıyor. Ve orta üst düzey yönetici pozisyondalar. Ve bu meslek gruplarının neredeyse tamamı 25 bin liranın altında, hatta 10 bin lira falan altında gelir elde ediyorlar. Sayıyorum şu anda. Memur, öğretmen, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, esnaf, asgari ücretli, işçi, emekli. Aklınıza gelebilecek tüm bu meslek grupları şu anda 25.364 liralık yoksulluk sınırının altında kalıyor. Ama bu yoksulluk sınırını BİM hesaplamıyor ya da 3 harfler hesaplamıyor. Bu yoksulluk sınırını Türk İş hesaplıyor. Evet. Türk İş diyor ki 25.364 liralık yoksulluk sınırı var Türkiye'de. Ülkenin başkomiserinin aldığı maaş 18 bin lira. Ülkenin öğretmeninin, uzman öğretmeninin aldığı maaş 12 bin lira. Ülkenin uzman doktorunun aldığı maaş 18 bin lira. Şimdi siz bunu hiçbir yere koyamazsınız. Bunun tek bir tarafı vardır. Türkiye'de inanılmaz bir gelir adaletsizliği var. Korkunç bir kaynak transferi var. Fakirden al, zengine ver pozisyonu var. Ve insanlar her geçen gün biraz daha fakirleştiriliyor ve üstünü örtmek için mafyatik terminolojiyle insanlar korkutulmaya çalışılıyor. Yok öyle bir dünya. Üzgünüm yani. Ve şunu da söyleyelim. Bu ülkenin milliyetçilerine de seslenelim biraz. Şimdi milliyetçilik MHP'ye ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne özel bir şey değil. Ben de bir solcu olarak milliyetçiyim aynı zamanda. Eğer ki bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülke için mücadele ediyorsanız, bu ülkenin değerlerine değer veriyorsanız milliyetçisinizdir zaten. Ve şimdi ben buradan milliyetçilere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin Merkez Bankası'nın rezervleri negatife düşürüldü.
bu ülkenin bütçe borcu 3.8 trilyon liraya çıktı. Bu ülkede kısa vadeli dış borç rekor kırdı, 185 milyar dolar oldu. Bu ülkenin kefen parası harcandı. Bu ülkenin CDS'i 600'ün üzerine çıktı. Bu ülkedeki kredi notları çatır çatır yanlış yönetim nedeniyle düşürüldü. Bu ülkede resmi enflasyon %84 ama gayri resmi enflasyon %300'lere vurmuş durumda. 220 puanlık farkla insanlarınız, sizin insanlarınız, bu ülkenin insanları fakirleşiyor. Bu ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle her gün yeni yeni sosyal problemler yaşanıyor. Bu ülkede boşanmalar artıyor. Bu ülkede suç oranları artıyor. Bu ülkede yönetilemeyen bir ekonomi anlayışı var. Bu ülkede uluslararası ilişkiler de yönetilemiyor. İç ilişkiler de yönetilemiyor. Bu ülkede mutsuz gençler var. Sadece yazılım sektöründen geçen sene 30 bin kişi ülkesini terk etmiş. Giderlerse gitsinler demek ki olmuyor. Onlar sizin milli sermayeniz. O çocuklara yatırım yaptık biz. O çocuklara para harcadık. Hepsine para harcadık. Bu devletin bütçesinden, bu devletin üniversitelerinden harcadık onlara. Peki. Bu ülkenin milliyetçilerine söylüyorum. Sabaha kadar söyleyebilirim bu ülkenin milliyetçilerine. Hamaset yapmakla olmuyor. Ezansa ezan, bayraksa bayrak, milletse millet, halksa halk, hepsi bize ait. Hepsi bize ait. Sizin tek elinizde değil bunlar. Peki. Selçuk Bey. Önce bu hataları çözün, bu hatalara sesinizi çıkartın. Merkez Bankası'nın rezervleri boşaltılırken de sesinizi çıkartın o zaman. Bu ülke borçlandırılırken de sesinizi çıkartın. Bu ülkede, özür dilerim, araya giriyorsunuz, söz vermiyorum, duyuyorum sizi ama bunları söylemek zorundayım. Bu ülkedeki milli fabrikalar yabancılaştırılırken de sesinizi çıkartın. Bu ülkedeki Türk Telekom'un bakırları çalınırken de sesinizi çıkartın. Bu ülkenin milli bankaları satılırken de sesinizi çıkartın o zaman. Peki. Ali Bey, 23.30'a kadar bizimle kalma ihtimaliniz var mı? Çıkacağım için yolu, o yüzden uçak, söyledim. Kalamaz mısınız kesin? Peki. Tamam. O zaman sizin yorumunuzu alayım, öyle vedalaşalım. Sizinle. Şöyle 3 şey söyleyeceğim. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu saat itibariyle Hüseyin Örs'ü, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti. Ben aynı davranışı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan da beklerim. Eğer sen bu ülkenin Cumhurbaşkanıysan tüm parlamentonun Cumhurbaşkanısın, 84 milyonun Cumhurbaşkanısın, Trabzon'un Cumhurbaşkanısın. Şu saat itibariyle senin de milletvekilini ziyaret etmen en azından bir özür görüntüsü vermen gerekirdi diyorum. İki, çok net bir şekilde söyleyeyim. Aslında az önce söyleyecektim. Selçuk Bey çok önemli konulara temas etti. Bakın Mersin'de Büyükşehir Belediyesi isteyen herkese 3,5 liraya 3 kap yemek veriyor. Herhalde 4 lira oldu şimdi. Ekmek 2 lira. Ve tüm mahallelerde isteyen herkese ücretsiz çorba ve ekmek dağıtılıyor. Ve bu belediye başkanı çalıştırılmıyor bugün. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı çalıştırılmaması için her şey yapılıyor. Bunu niye söylüyorum? Bu ülkede iktidar üreten belediyelere de düşman, eleştirenlere de düşman, gerçekleri ortaya koyanlara da düşman. Üçüncü şey, genel başkanımızın kara parayla, kirli parayla, uyuşturucuyla mücadele konusunda bugün çok somut bir şey ortaya çıktı. Ali Osman Okat'ı herhalde burada 10 kez konuştuk. Hepiniz biliyorsunuz. Almanya'nın adres, koordinat, isim vererek bize bildirdiği bir şüpheliydi diyorum. Adres de doğruydu. Tutuklandı, serbest bırakıldı. 3 kez tutuklama teşebbüsü oldu ama serbest bırakıldı. Bunu hep söyledim. İktidar o kadar çok akladı ve bu gibileri. Şimdi ben yargılanıyorum, o dışarıda. Öyle mi? Evet, bana dava açtı. Benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Niye? Kişilik haklarına saldırıda bulunmuşum. Bir dava gerekçesi daha var. Suç duyurusuyla ilgili ne biliyor musunuz? En son çıkan sansür yasası. Eğer bu ülkede Ali Osman Akat sansür yasasından yararlanıp bu somut iddiaları koyan uyuşturucuyla ilgili milletvekili olan ben yargılanıyorsam,
O dışarıdaysa genel başkanımız az bile söylüyor bu ülkede. Bu ülkede benim gibi, sizin gibi bu konuları konuşan insanlar cesaretlendirilmiyor. Bu ülkede bu işi yapan insanlar ya da şüpheliler cesaretlendiriliyor. Şimdi çıksın birisi bana anlatsın. Bunun izahı var mı? Bunun izahı var mı? Bu kadar iddiaya, bu kadar konuşmamıza rağmen sen Ali Osman Akalı serbest bırakırsan adam bana dava açar. 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 Bu kadar basit. İşte orada laf atan milletvekilleri var ya, Türkiye'yi kara paranın çamaşırhanesi haline getirdiğiniz dediği zaman, getirenlerin Allah belasını versin dediği zaman o inançlı milletvekilleri amin demiyor. Kimmiş ya, yok hadi canım yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun diyor. Orada da onu, savunuyor. Evet, işte rakamlar gerçek, ülkenin geldiği nokta gerçek, masak incelemeli gerçek, her şey gerçek efendim. Her şey gerçek, rakamları konuşuyorum. 400 bin kişi yargılanmış 2 yılda uyuşturucu ticaretinden. 125 kişi MASAK tarafından soruşturulmuş. Bir tek baron yok, baron olabilecekler. Dediğim gibi bir şekilde korunmuş, tutuklananlar tahliye edilmiş, yine yargılanmak bize düşmüş. Efendim, Ali Mahir Başarır buradan soluğu alıyor Ankara'ya, meclisin bütçe görüşmelerinin hareketli ortamına dahil oluyor. Aslında kalacaktım ama işte saat, tamam. O yüzden. Tamam, yine de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu iki saatteki birlikteliğimiz de korkmak çok yok. Değerliydi. Sordunuz ya, asla korkmayacağız. Biz diğer konuklarımıza devam edeceğiz. Saat 23.30'da da Mine Tozlu Sineren bu Peker'in iddialarının ardından yaptığı açıklamalarla saraya kadar uzanan büyük bir dalgayı, o gündemi konuşacağız. Orada son durum ne bize anlatacak Mine Hanım. Bizden ayrılmayın. Açıkça devam ediyor efendim. Ekonomist Selçuk Geçer'e de çok teşekkür ediyoruz. Konuştuğumuz konularla ilgili katkılarından dolayı, özellikle de bütçeyle ilgili çok çarpıcı bir takım manşetleri vererek veda etti yayınımıza. Şimdi bu dilimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık konuşmasına bir bakacağız. O konuşmada kirli sermayenin ayak oyunlarına dair yaptığı deşifreye bakacağız. Sonra iş kadını Mine Tozlu Sineren bizimle birlikte olacak. Mine Hanım'la bu içinde işte Zehra Taşkesenlioğlu'nun da geçtiği, efendim işte Ünsal Ban'ın da geçtiği, diğer bazı isimlerin de geçtiği, Korkmaz Karaca'nın, efendim işte Serkan Tarhanoğlu'nun da geçtiği bu rüşvet gündeminde son durum ne? Yani bu sıradan bir olay değil ki. Bu konu nasıl ilerledi? Son durum ne? Ne anlattı? Mine Hanım başka neler anlatacak? Bütün bunları ele alacağız ama gürültüye gelmesin. Çok önemli bir araştırmanın sonucunu da Hüseyin Bey buradayken aktaralım. Oradaki görselleri de yavaş yavaş getirelim ekrana. Artı bir araştırmanın son çalışması. Önce ben hemen künyeyi söyleyeyim. Türkiye temsili 26 ilde KATİ, yani bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. 21-30 Kasım tarihlerinde yapıldı. Örnekleme 1500 ve araştırmada TÜİK yaş kotası uygulanmıştır. Künye bu şekilde. Hemen görsellere bakalım. Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu hangisidir diyor. Yanıt ekonomi %79,7, yani %80. Evet. Hüseyin Çalışkaner'in dikkat çektiği husus da bu. Yani istediğiniz kadar BİM tartışması yapın, başka bir tartışması yapın, bu gerçeği örtemezsiniz. Bir başka soru, önümüzdeki bir yılda sizin ve ailenizin maddi durumun nasıl olmasını bekliyorsunuz? Daha kötü olacak diyenler %72,6, daha iyi olacak diyenler sadece %8,3. Hakikaten onları biz de çok merak ediyoruz. Ben onlara mutlu azınlık diyorum. Mutlu azınlık, doğru. Önümüzdeki bir yılda Türkiye'nin ekonomik durumu nasıl olmasını bekliyorsunuz? Daha kötü olacak diyenler %76,2. Bakın %76,2 daha kötü olacak. Daha iyi olacak diyenler %9,7. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin tabanı da ekonominin önümüzdeki bir yıl içerisinde daha iyi olacağını düşünmüyor. Öbür türlü bu rakam böyle çıkmaz. Çıkmaz. Çok etkiledi çünkü. Önümüzdeki bir yılda enflasyon ne yönde değişim gösterecek? Enflasyon artacak diyen %74,2. Artacak diyen %74,2.
Size göre Türkiye'nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü sorusu? Hayır, çözülmez diyen %79,3. Türkiye'nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü diyen ve hayır çözülmez diyen %79,3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık toplantısı galiba bu sorunun yanıt açısından önemli değil mi Hüseyin Bey? Çok önemli. Yani Gökhan Bey, çünkü çözüm için bir şey ortaya koymak gerekiyor. Ben ekonomistim demekle bu iş olmuyor. Ortaya somut şeyler koymak lazım. Demin Selçuk Bey de çok net ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da 3 Aralık'ta yapmış olduğu konuşma da tam da bunun bence ilacıydı. Yani tam da buradaki ihtiyaca kapağı açan bir hamle oldu. Kesinlikle. Onu konuşacağız. Vizyon efendim Urfa'da mıydı yoksa Harbiye'de miydi? Lütfi Kırdar'da mıydı? Onu konuşacağız. Size göre Türkiye'nin ekonomik sorunlarını Millet İttifakı çözebilir mi? %58,6'sı evet çözer diyor ankette görüşülen kişilerin. %36,2'si hayır çözemez diyor. Millet İttifakı Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi? %58,6. Önümüzdeki süreçte bu evet çözerin artmasını bekler misiniz? Bekliyorum çünkü özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ortaya koymuş olduğu vizyon toplantısı bence bunun için önemli bir adım olacaktı. Şu süreçte muhtemelen işte entelektüel seviyede STK'larda ve benzeri unsurlarda tartışacaktır. Ama halka indikçe, CHP bunu halka anlattıkça bu oranın %58'in %65'lere, %70'lere çıkacağını düşünüyorum. Umut var edecek. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da yüzümüzün gülmesini umudu yeniden getireceğiz diye söylediği vizyon toplantısının temel esprisi buydu aslında bakarsanız. Tüm felsefesi de buydu. Ben bu oran daha da yükselecek diye düşünüyorum. Bir başka soru, AK Parti'yi ekonomi yönetiminde ne derece başarılı buluyorsunuz? Ondan sonra başarısız diyenler 42,1, çok başarısız diyen 33,3. Yani ikisini topladığınızda 40, 70, 75, %75'i başarısız buluyor. 33'ü de çok başarısız buluyor. Sizce kamuda yolsuzluk yapılıyor mu? Efendim, tabii ki kimse bizim vatandaşın aklıyla alay edemiyor. Manzara ortada. %82,6 evet diyor. Kamuda yolsuzluk yapılıyor. Güçlendirilmiş burada parlamento... ne olursunuz birkaç dakika durmak gerekiyor. Yani bu %82 Salim abi herhangi bir demokratik bir ülkede olsa hükümetin 50 kere istifa etmesi gerekiyordu. Tabii çok. Yani halkın 1/4'ünden fazlası bu, kamuda yolsuzluk yaptırıldığını varsayıyor ve düşünüyor. Şimdi şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim Gökmen Bey. Yani halk genel itibariyle kamuda yolsuzluk yapıldığını genel itibariyle hep düşünüyordu. Ama bu seviyeye hiç gelmemişti. Neredeyse biraz zorlansa %100'e gelecek. 5'te 4'ü işte. Her 5 kişiden 4 kişi kamuda yolsuzluk yapılıyor yapılacak. Diyor. Dolayısıyla da hükümet buna rağmen bir açıklama yapmıyor. Buna yönelik adımlar atmıyor. Bu çok vahim değil mi sizce? Peki. Şöyle bir şey çıkıyor mu buradan? Şöyle bir netice çıkıyor mu? Yani 5 kişiden 4'ü kamuda yolsuzluk yapıldığını söylüyor. Ama bu iktidarı destekleme oranlarına geldiğinde bunu göremiyoruz. Ya da iktidar karşıtlığına geldiğinde bunu göremiyoruz. Yani şöyle bir sonuç çıkıyor mu? Aslında bizim, geldi. Bizim insan, yani şöyle şimdi %82 çok yüksek bir oran. %82'si kamuda yolsuzluk yapılıyor diyor. Ama bunun bir kısmı yine AKP'ye oy veriyorsa ki verdiği belli. Veriyor. Dolayısıyla yani yolsuzluk algısını ya da yolsuzluk olgusunun seçmen tercihinde en azından bir kısmı üzerinde bir etkisinin olmadığını mı görüyoruz? Şöyle açıklayayım ben bunu. Halen bazı alışkanlıklarımızı üzerimizden atamadık. Yani 5 yıl önce de bu kamuda yolsuzluk vardı. 5 yıl önce orta sınıfın cebine çok dokunmuyordu. Aslında AK Parti'nin oyları gün geçtikçe düşmeye başladı. Bu da bundan kaynaklı. Çünkü orta sınıfı yok ettik ve insanların cebine dokunduk Salim abi. Eskiden de şu söylemi hepimiz biliyoruz. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Şimdi sadece çalıyora geldi kavram. Dolayısıyla da AK Parti'nin birazdan sanırım Gökmen Bey oraya da gelecektir o slayta. Geldiği oy bandını göreceğiz. Seçmeni etkiliyor. Ama çok kolay da seçmen tercihini değiştirmek çok da kolay olmuyor bu anlamda sosyolojik peki. olarak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirilmeli mi? Ankete görüştüğü kişilerin %69,7'si yani %70'i evet geçirmeli diyor.
Bu yüksek bir orandır. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemi zaman zaman eleştirirler. Ya bu işte soyut bir şey, halka dokunmuyor. Kusura bakmayın da baya baya dokunmuş. %70'i güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifine sıcak bakıyor. Doğru mudur yorumum? Doğru duyuyorsunuz. Bunu şöyle bir iki örnekle açıklayayım. AK Parti'nin kendi milletvekilleri bile Sayın Erdoğan'a, bakanlara ulaşamamaktan şikayetçi. Bırakın halkı. Milletvekilleri bile şikayetçiyken hatırlayınız pandemi sürecinde maskeyi bedava vereceğiz dedik. Bir kişi söyledi bunu. Olamadı. Maskeyi vermeyeceksiniz dedi. Yine olamadı. Biri kalktı gece saat 10'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili. Dolayısıyla halk bundan çok inanılmaz rahatsız ve şeyi gördü. Verin 400 milletvekilini kardeşinize. Görün Türkiye nasıl şahlanıyor. Türkiye şahlanmadı. Türkiye çok geriye düştü. Dolayısıyla da farklı fikirlerin ortaya konulması gerektiğini çok net görüyor artık. Peki. Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki dağılım şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi %30,4. CHP 27,9. İYİ Parti 14,7. HDP 11,8. MHP 5,4. DEVA 4,8. Gelecek 1,3, Saadet 1,2, BTP 1,1, Zafer 0,8, Yeniden Refah 0,3, Memleket Partisi 0,3. Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şimdi sizce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Evet diyen 35,1, hayır diyen 52,5. Yani bu ankette görüşülen kişilerin %52,5'i hayır. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamalı diyor. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı? Çok özür dilerim. Buyurun. Burada bir araya gireyim. Hı hı. Bu orana baktığımızda Sayın Erdoğan'ın aday olup olmamasıyla ilgili bir duruma baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin toplam oylarının altına düşüyor Sayın Erdoğan. Hı hı. Çünkü AK Parti'nin kendi seçmeni içerisinde de Sayın Erdoğan'ın artık yorulduğunu, birazcık da dinlenmesi gerektiğini düşünen ciddi bir kitle var. Ancak kitlenin kafasında şöyle bir karışıklık var. Sayın Erdoğan'dan sonrası AK Parti için tufan. Çünkü Sayın Erdoğan'dan sonrası AK Parti yok bence. Ki seçmeni de bunu ifade ediyor. Dolayısıyla da aday olmalı mı, olmamalı mı kısmında kafası çok karışık. Ama Sayın Erdoğan'ın da çok yorulduğunu, ciddi bir metal yorgunluğuna düştüğünü kendi seçmeni de görüyor. Peki. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Anketin görüştüğü kişilerin %49,3'ü evet olmalı diyor. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz? Kılıçdaroğlu 43,8, Erdoğan 38,2. Kılıçdaroğlu 43,8, Erdoğan 38,2 artı birin son araştırmasından. Burada da izninizle bir durmak buyurun istiyorum. Sayın Erdoğan'ın arkasında çok ciddi bir blok var. Sayın Bahçeli ne yapıyor? Sayın Erdoğan'ın adına miting yapıyor. Şimdi altılı masada da zaman zaman farklı rüzgarlar esiyor. Özellikle genel başkanların altındaki genel başkan yardımcıları ya da partilerin farklı yetkili kişilerinin söylediği çatlak seslere rağmen Sayın Kılıçdaroğlu bu bölümde. Eğer altılı masa ya da Millet İttifakı adını ne koyarsak koyalım. Bu bağlamda çok net bir duruş ortaya koyarsa Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olsa da olmasa da oy oranlarının ben çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Buna rağmen zaten oradaki kararsızlara dikkat etmişsinizdir Gökmen Bey. Bu anlamda çok önemli buluyorum. Altılı masadaki diğer parti yetkililerinin de bu çatlak, masada bir çatlak var izlenimine izin vermemeleri gerektiğini, aynı dili konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu halkta zaman zaman da bir umutsuzluk yaratıyor. Peki. Buna herkesin de bir söylemeye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, şimdi Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta Lütfi Kırdar'da yaptığı 2. Yüzyıla Çağrı etkinliğindeki konuşmasında bir bölüm vardı. O bölümde kirli sermaye, buna daha önce sıklıkla beşli çete dikkat çekti, dillendirilmişti. Bu kez kirli sermaye adlandırması var. Kirli sermaye adlandırması biraz da şuradan kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu son yurt dışı gezilerinde bulduğu kaynak ve fonlarla ilgili olarak temiz parayı buldum vurgusu yapıyor. O yüzden kirli sermaye, aradaki farkı vurgulamak için de kirli sermaye
ama kirli sermayenin ayak oyunlarının biz farkındayız diyerek yine bir takım olguları deşifre etmiş oldu. O konuşması hazır mı arkadaşlar? Bir izleyelim. Sermayenin adamı olmam. Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Ben biliyorum. Onlar neden sürekli benimle görüşmek istiyorlar? Neden aracılarla haber gösteriyorlar? Neden arkamdan iş çeviriyorlar? Neden anketçileri sureti muhalefetten gözüken medya kalemlerini satın alıyorlar? Kuruş kuruş dünyanın neresinde neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım. Kurtulamazsınız. Bakın bu günlerdir Tele1 ekranlarında işlenen bir gündem sonuçta. Salonda müthiş bir coşku vardı. Çok önemli isimler sunumlar yaptı. Ama bu konuşmanın bir de bu yanı dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki o kirli sermaye... Yani neden bu kadar telaşa kapıldıklarını biliyorum. Neden sureti haktan görünen bir takım isimleri işte bir takım anketçiler ya da yazarlar anlamında devreye soktuklarını gayet iyi biliyorum dedi. Çünkü onlardan bu halkın parasını alacağım. 418 milyar. 418 milyar. Konuşmanın bu bölümüne dair yorumunuz nedir? Yani bu konuşmanın bu bölüme dair yorumum şu. Kara para diyorum ben. Kirli sermaye, kara para adı ne olursa olsun rahatsız olacak bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminden. İşte sureti halktan görünen, sureti muhalefetten görünen insanlara da çok net bir şey söylüyor ki bakın bu böyle değil. Satın alınmakla olmaz bu ülkenin kurtuluşu. Ve ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle uluslararası sermayeye şu mesajı verdiğinden çok net eminim. Bakın ülkede izlenecek politik ekonomi bu. Bu noktada sizlere güvence veriyoruz. Kara paranın cenneti olmayacak burası diyor. Burası demokrasiyle, hukukla yönetilen bir ülke olduğu için kendinizi güvencede hissedebilirsiniz. Burada Kılıçdaroğlu kendi adaylığının önüne set çekmek isteyenleri kastetmiyor mu? Kesinlikle. Salim Bey? Çok net. Çok net. Çok net. Bu düzen devam etsin. Bu işte rant ekonomisi sürsün. Ve bundan nemalananlar, bu sureti muhalif olarak görünenler de dahil, bir şekilde kirli ilişkiler içerisinde olanlar, bir şekilde dediğim gibi bu soygun sisteminden, bu rant düzeninden faydalananlar, bundan sebeplenenler diyeyim, tabii ki bu düzenin devam etmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının engellenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha doğrusu bu Kemal Kılıçdaroğlu olması da önemli değil. Yani bir muhalifin, bu muhalif cephenin yani altılı masanın çıkaracağı bir adayın zayıflatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o başka bir isim gündeme gelse belki de o isim hakkında da... Aynı tepkiyi koyacaklar. Tabii aynı tepkiyi onu da zayıflatmaya çalışacaklar. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Şimdi karşımızda hakikaten biraz önceki bölümde de söylediğim gibi gitgide... Mafyalaşmış bir devlet sistemi var önümüzde. Yani bu işte hem uyguladığı siyaset tarzı itibariyle yani şiddet, tehdit ve zorba bir dili ve eylemi fiilen uygulayarak siyasi alanı daraltan ama bir taraftan da ülkenin ekonomik kaynaklarını ve bütün serveti, milli serveti efendim bir şekilde gasp ederek bir yandaş üzerinden, yandaş bir grup üzerinden bir oligarşik yapı ile bu servet transferini gerçekleştiren bir yapı. Ve dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen kara para endeksli, kara paraya muhtaç hale gelmiş. Ne olursa olsun yeter ki para girsin, kaynağı ne olursa olsun ister kara ister efendim vergilendirilmemiş kazanç olsun. Bunları ayırt etmek lazım. Bunların hepsine razıyız diyen bir anlayış var. Ama bu halka da yansımıyor. Yani ne yazık ki bu giren para halka da yansımıyor. Bu para dediğim gibi bir avuç oligarşik bir yapının, bir oligarşinin çarçur ettiği ve o sistemden beslenenleri... Zaten işte, Sayın Kılıçdaroğlu da sarayın oligarkları diyor. Tabii tabii aynen. O oligarklar üzerinden efendim işte
bu düzenin etrafında kümelenmiş bir kısım bürokrat, bir kısım siyasetçi yoğunlukla, bir kısım gazeteci, aydın ya da kalemşör dediğim ya da bir troller grubu üzerinden yürütülen bir şeye dönüşmüş durumda. Ya şundan şunu söyledi mesela, ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Yani Türkiye'nin bu uygulamalarla gri listede olduğumuzu, değil mi, biliyoruz. Ya anıldığımız ülkelere bakar mısınız ya? Bahamalar, Kamboçya, Barbados, Gana, Uganda, Zimbabwe ve Türkiye. Biz bu ligdeyiz. Bizi bu lige düşürdünüz kardeşim. Bu gri liste dediğimiz, yani kara para üzerinden dönen bir ekonominin olduğu ülkeler bunlar. Kara para ne? Uyuşturucudan, fuhuştan, insan ticaretinden kaynaklanan para demektir. 7 kere son 6 senede 7 kere varlık barışı adı altında bir kara para kanunu yasası çıkartarak bu ülkeye 82 milyar dolar bir kaynak getiren ve bunun menşei ve kaynağı belli olmayan bu parayı içeride çamaşır makinesinde yıkayıp temizler gibi temizleyen bir iktidar uygulaması yaşadı. 28,5 milyar dolar hata noksan kalemi diyerek bir kara paranın olduğu belli olmayan bir paranın girişini gördük. Hayır, burada vurgu var orada da, ama burada anlatmaya çalıştığım şu. O dikkatinizi çekmedim bilmiyorum. Yani kirli sermayenin ayak oyunları. İşte oraya geleceğim. Kalemler, tuttuğu kalemler. Anket şirketleri. İşte oraya geleceğim. Ve ayrıca Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Şimdi bu konuşmadaki manifesto nitelindeki bu ifadeler ne anlama geliyor? Tam da oraya. Şimdi bakın, 100 milyar dolar bir kara paradan bahsediyoruz ya. 100 milyar dolar sisteme girmiş. Ve bir taraftan 6,5 milyar lira örtülü ödenek kullanan bir cumhurbaşkanı yönetim sisteminden, tek kişilik bir iktidardan bahsediyoruz. Ne Sayıştay'ı ne Türkiye Büyük Millet Meclisi bu paraların hiçbirisini denetleyemiyor. Şimdi bu paralar kime gidiyor? Kime gidiyor arkadaş bu paralar? Ve böyle bir düzen, yani hiçbir şekilde denetlenmeyen, tamamen keyfi, iki dudağının arasında istediğine istediği harcamayı yapabilen, istediği servet transferini gerçekleştiren bir iktidarın sürmesi için bu paralar kimlerle paylaşılıyor? Bu ranttan kimler istifade ediyor? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemeye çalıştığı ya da işaret ettiği bu. Evet, bu para bu düzen devam etsin diye çalışan bir takım anket şirketleriyle. Bu para, efendim, bu düzen böyle sürsün, bu rant düzeni ortadan kalkmasın, biz de işte bu %9'luk mutlu azınlığın içerisinde yer alalım diyen bir takım gazeteciler, bir takım basın, bir takım sureti muhalif olarak görünen kişiler, bunlara verilen ihaleler, bunlara paslanan kamu kaynakları, bunlara verilen imtiyazlar üzerinden bu sistemin devamı sağlanmaya çalışılıyor. Bu bir rant bölüşüm sistemi. Kemal Kılıçdaroğlu bu tehlikeyi görüyor. Ya bu kadar fark eder mi? Yani bunca anket şirketi, bunca araştırma şirketi, efendim işte Hüseyin Bey'in de biraz önceki araştırmalarını görüyoruz. Ya bu netlikte ya da bu ölçüler içerisindeyken birileri çıkıyor, ne olduğunu bilmediğimiz bir anket şirketinin bir anketi yayınlanıyor. Ya %50 bundan %30, %40 böyle bir fark olur mu? Birdenbire efendim ya işte şey %35'lerde, 40'larda, 40'ı geçti. Cumhur İttifakı ne değişti de çok rahat bir şekilde alıyor şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıyor. O zaman ben Hüseyin Bey'e soran, yani o doğruysa sizinki ne? Sizinki doğruysa o ne? Yani aynı tekniği, aynı yöntemi, aynı bilimsel, değil mi, çalışmayı yürüten bu kadar anket şirketi birbirine yakın sonuçlar bulurken, ya birisinin bu kadar farklı bir neticeye ulaşması mümkün mü?
Yani değil, ben geçtiğimiz günlerde Sayın Mustafa Şer'in tweetinin altına da yazdım. Bir oran açıklamıştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen. İşte AK Parti oyları %40 puandan üzerine oturdu diye. Ben şey dedim yani, bunu AK Parti Genel Merkezi'nde yapsanız bile bu sonucu bulamazsınız diye bir şey söylemiştim. Çok özür dilerim, araya girdim. Kısaca Gökmen Bey'in de sorusuna bir şey cevap verebilir miyim? Şu sorduğunuz, söylediğiniz şey çok önemli. Yani Salim abinin söylediği şey çok önemli. 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, ben geri adım atmam. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Burada ekonomistler bunu çok daha iyi cevaplarlar. 100 milyar dolar, kara para, temiz para, neyse ne, bir anda bir ülkeden çekilse aslında ülke ekonomisi batar. Çok net. Sayın Kılıçdaroğlu, Bay Kemal bu yoldan geri dönmeyecek derken, ben ülkeyi kara paradan temizleyeceğim. İsterse ülke bir süreliğine zora girsin diyor. Bu bence çok önemli bir case Gökmen Bey. Yani ülkeyi eğer siz bir hukuk düzenine oturtacaksanız, demokratik bir düzene sokacaksanız, kara paranın sizi tehdit etmesinden, satın alınmış kalemlerden, bunun adı araştırma şirketi olur, bunun adı gazeteci olur, bunun adı ekonomist olur, ne olursa olsun cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Çok affedersiniz. Zaten 3 Aralık'ta yapılan vizyon toplantısında şu dile getiriliyordu. İktidarlar değişebilir. Çok net. Yani bugün var Kılıçdaroğlu, yarın yok. Bugün var Erdoğan, yarın yok. Başbakan değişebilir, cumhurbaşkanı değişebilir, hükümetler değişebilir. Önemli olan kurumsal bir ülkeyi yaratabilmek. Şimdi siz bu ülkeden bu orandaki bir kara parayı temizlemediğiniz sürece hep tahakküm altında olacaksınız ve siz her zaman tehdit altında olacaksınız. Bu tehditin altını çok net çizdi. Peki. Ben de sizin karşınızdayım. Bunu da asla onun deyimiyle söylüyorum. Ben yemeyeceğim. Siz ne yaparsanız yapın, sizi bu ülkeden temizleyeceğim söylemi bence çok cesur bir söylem. İleriye doğru atılmış çok önemli bir adım buluyorum. Yani ikinci yüzyıl Türkiye'si için bizim tam da böyle bir anlayışa ihtiyacımız Peki. var. Peki, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak deftere yazdım. Borçları olarak deftere. Ya bu ne demek? Bu çok iddialı bir şekilde. Söke söke alacağım. Evet, bunların hesabını, kitabını yaptık ve bunları alacağız. Bunları buraya bırakmayacağız. Şimdi aynı 3 Aralık konuşmasında bir yandan da son dönemde yaptığı yurt dışı seyahatlerle ilgili bulduğu kaynaklar ve işte Türkiye'nin kalkınma modeli anlamında, bilimsel paradigmanın değişmesi anlamında, meseleye bakışın değişmesi anlamında ufuk açan bir takım isimler de yer alıyordu. Orada söylediği bu fon meselesini aynı zamanda bir tweetine de taşıdı Kılıçdaroğlu 3 Aralık konuşmasından sonra. O tweeti de getirelim isterseniz arkadaşlar. 5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Bununla ilgili bu tweetinde bir de video paylaşmış. Videoyu da bir izleyelim lütfen. Altı gün, iki farklı kıta, 50'ye yakın toplantı ve buluşma. Akademisyenler, ödüllü bilim insanları, Türk araştırmacılar, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları. 5 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırım bankaları. Değeri 500 milyar dolara aşan fonlar. Yeni bir vizyon, yeni bir ekonomik model. Ey dünya, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyor. Teknolojik yatırımda dünya liderliğini oynayacak bir Türkiye. Önce feraha, sonra refaha kavuşacak bir Türkiye. Krizleri sonsuza kadar tarihe gömecek bir Türkiye. Vay sen Amerika'ya niye gittin? Dünyanın bir numaralı üniversitesine gittin. Bilimi gördün, teknolojiyi gördün, bilim insanlarını gördün. 10-13 Ekim Amerika Birleşik Devletleri, 2-4 Kasım İngiltere. Onlarca ziyaret, yüzlerce kişiyle birebir görüşmeler. MIT, Harvard,
Johns Hopkins, Alan Turing Enstitüsü. Tarihte en çok referans verilen hocalardan biyokimyager Robert Langer. Kanser teşhisinde çığır açan Profesör Mehmet Toner. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın dijital dönüşüm danışmanı. Daniel Korski, gençlerin Nobel'i olarak bilinen ödülü tıp alanında kazanan doçent Canan Dağdeviren. Yepyeni bir kalkınma hamlesiyle 2030'da kişi başı geliri 22 bin dolara yükselecek bir Türkiye. Borçsuz, krizsiz, mutlu bir Türkiye. Bu bir vizyon yolculuğu. Türkiye için büyük hedefler belirlemekten korkmayan insanların yolculuğu. Bu, büyük lider Atatürk'ün hayalindeki ülkenin yeni adımı. Bu bir geleceğe dönüş projesi. Evet, bakın hem 3 Aralık konuşmasıyla birlikte hem bu izlediğiniz videoyla, bu paylaşımlarla birlikte CHP çok açık bir şekilde bir yeni aşama, bir yeni vizyon, bir yeni pencere arayışında ve hani günlük siyasi polemiklerin ötesine taşabilen bir ufuk turunu kamuoyuyla buluşturmuş durumda. 3 Aralık konuşmasında salondaki teşkilatın, partilerin coşkusuyla da bunu bir araya getirdi. Şimdi biliyorsunuz bu 3 Aralık etkinliği olduğu gün, 2. yüzyıla çağrı, Erdoğan da Urfa'daydı. Urfa'daydı. Şimdi vizyon hangisi? Çünkü Erdoğan demiş ki Bay Kemal orada vizyon olmaz dedi Lütfi Kır'da. Vizyon burada. Vizyon Urfa'da. Demokrat Partili Fatma Yavuz bunu bir tweetle paylaşmış. O tweeti de verebilir miyiz değerli arkadaşlar? Salim Bey'in de gerçi hafta içinde böyle bir tweeti vardı. Fatma Yavuz tweetinde diyor ki, şöyle ben de buradan bulayım Fatma Hanım'ın ama bulamıyorum. Hazır mı? Tweet var mı sizde? Daron Acemoğlu'yla, evet, Daron Acemoğlu'yla İbrahim Tatlıses'i karşılaştırdığı tweet var mı arkadaşlar elinizde? Peki. Tamam, hadi getirin bakalım. Evet, bu görselleri paylaşıyor. Tweet'e de diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu soldakini, Erdoğan sağdakini yanına alarak vizyon açıkladı. Daran Acemoğlu'na dil uzatanlar. Efendim orada çok değerli diğer insanlar, Hakan Karası, ayrıca sadece bu yurt dışından isimler değil, Selin Sayık Böke'nin müthiş bir konuşması, Faik Öztürk'ün müthiş bir konuşması. Hacer Fogon'u. Yani hikaye bu. Hangisinde vizyon görüyorsanız Türkiye oradana gidecek. Siz hangisinde vizyon görüyorsunuz sayın seyirciler? Siz bu vizyonu hangisinde görüyorsunuz? Çünkü Erdoğan soldakinde değil sağdakinde vizyonu görüyor. Ve Bay Kemal diyor ki vizyon burada, Urfa'da. İşte o vizyondan da bu kadar bir şey çıktı. Bu çok önemliydi Gökmen Bey. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın 3 Aralık'ı kendine baz alıp Urfa mitingini, Bay Kemal sen orada konferans toplantı, vizyon toplantısı yaparken biz de Urfa'da olacağız denilmesi alelacele yapılmış bir miting özellikle mi çağrısıydı. Denkleştirildi. Dolayısıyla da farklı kulvarlarda şu söyleniyor ya, muhalefet zaman zaman psikolojik üstünlüğü Erdoğan'a kaptırdı diye. Kaptırmadı, işte vizyon buradaydı. Sayın Erdoğan ve burada İbrahim Tatlıses de bir vizyon açıklaması yaparken, ki halka hiçbir şey söylemeden bir açıklama yaparken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlesiyle söylüyorum tırnak içinde, Şampiyonlar Ligi'ni açıkladı. Label'ı öyle bir üste koydu ki bu saatten sonra ben ekonomistim diyen Sayın Erdoğan'ın burada yapacağı hiçbir açıklama kalmadı. Peki. Ve burada da üzülerek söylüyorum, Sayın Dıran Acemoğlu'na yapılan ırkçı yaklaşımlarda oldu. Tabii, o ayrı. Çok vahimdi. Evet, sayın seyirciler çok teşekkür ediyoruz Artı Bir Araştırma Başkanı Hüseyin Çalışkaner'e. Ben teşekkür ederim. Biz bir ara rica ediyoruz. Aradan sonra burada Mine Tozlu Sineren olacak. Mine Tozlu Sineren bir dönem yaptığı açıklamalarla gündemde damgasını vurmuş. Ve bizim de, peki ne oldu? Ne oldu o işin sonu? Salim Şen anlatacak. Hukuki bütün detaylara sahip. Ayrıca Salim Şen, Metin Külüngün, o babalanın yayınında o 10 bin doları alan ben değildim sözünü YouTube yutmadığını da anlatacak. Birazdan tekrar birlikteyiz. Açıkça devam ediyor sayın seyirciler.
İş kadını Mine Tozlu Sineren bizimle birlikte bu dilimde. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz bir dönem açıklamalarınızla gündeme damga vurdunuz. Sizden önce de Sedat Peker'in tweetleriyle ortaya attığı iddialar vardı ve ucu saraya kadar ulaşan bir rüşvet skandalıydı. Şimdi bu konuyu Salim Şen'den bir derleyip toparlayarak bize anlatmasını rica edeceğiz ama şöyle dev ekranı da bir arkadaşlar Korkmaz Karaca'yla Serkan Taranoğlu'nun da görüntüsünü verirsek. Çünkü Sedat Peker'in bu iddialarındaki en çarpıcı husus şuydu. Sarayda büyük bir deprem etkisi yarattı. Bu iki isim tabiri caizse adadan ayrıldı değil mi Salim Bey? Evet. Büyük bir deprem etkisi yarattı. Evet. Birisi affedildi, birisi de sağlığım bozuldu deyip affını istedi. Ve bu olaydan sonra Peker üzerindeki dijital tecrit daha da bir sıkılaştırıldı. Evet. Daha da bir sıkılaştırıldı. Evet. Şimdi önce Mine Hanım'a şunu soralım. Mine Hanım, siz o yaptığınız açıklamalardan sonra yargı nezdinde ifadeniz alındı mı, ifade verdiniz mi? Yani verdiniz biliyorum da ne anlattınız, o süreç nasıl gelişti? Bu gündemde son durum ne? Önce bir sizi dinleyelim. Evet. Şimdi öncelikle Gökümen Bey şunu bir anlatmak istiyorum ben herkese. Ben bir açıklama yapmadım. Yani ben kendi içimde, kendi kendime yıllardan beri bir mücadele veriyordum. Ve bununla ilgili olarak da gerekli olan her yere şikayetlerimi yapmıştım. Ve hiçbir şekilde de sonuç alamıyordum. Sonrasında işte bu rüşvet olaylarının artması ve Sedat Peker Bey'in bu açıklamalarından sonra bir anda gündem oldu. Yani ben de bu şekilde gündeme geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ve hani benim yaşadığım mağduriyetin ve işte benim yapmış olduğum şikayetlerin işte bir şekilde Sedat Bey'in eline ulaşıp onun bunu haber yapıp kamuoyuyla paylaşmasından sonra tabii ki bir anda aslında hani ben de çok ciddi bir mağduriyet yaşadım. Şimdi Türkiye'de iş hayatının içerisinde olduğunuz zaman bazı şeylere dikkat etmek zorundasınız. Yani bunu iş insanları çok iyi bilirler. Yani işte Türkiye'de iş yapmak istiyorsanız, Türkiye'de işte para kazanmak istiyorsanız, işte iktidarda olan kesimle her zaman iyi geçinmek mecburiyetindesiniz. Ve ne yazık ki benim de alanım finans ve ekonomi olduğu için sermaye piyasasıyla, SPK'yla birebir yani şirketim bağlantılı olduğu için dolayısıyla her ucumuz devlete dokunuyor. Her şeyde bir devletin başvurusunu, başvuru yaparak devletin bir onayını almak zorundayız. Denetleniyoruz şirket olarak. Ve ben bu yaşadığım sıkıntıları hep anlatırken, işte hep bu başvuruları yaparken tabii ki ne yapıyorsunuz? İşte danışmanlarla görüşüyorsunuz. Danışmanlar sizi birisine götürüyor, o sizi birisine götürüyor falan. Ve ben bu ilişkilerin olmadan hiçbir şekilde işinizin yürümeyeceğini öğrenmiş oldum. Ve bununla ilgili olarak da CİMER üzerinden bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum. Yani aslında Sedat Bey'in eline ulaşan bütün evrakların hepsi CİMER üzerinden daha önce benim savcılığa yapmış olduğum şikayetlerdi. Bir anda tabii ki 30 Ağustos 1 Eylül tarihi itibariyle ben gündem oldum ve işte benim yaşadıklarım, şirketimin yaşadıkları, Marka Yatırım Holding, Mine Tozlu bir anda her şey ortaya çıktı. Aslında bilinmeyen bir şey var. Yani bunu bir şekilde herkes gözden kaçırıyor ama buradaki sermaye piyasasıyla alakalı olan kişiler ve özellikle burada eski başkan, milletvekili, kız kardeşi ve eşi benim olayımla yani benimle ve Sedat Bey'in olaylarıyla gündem olmadı. Bunun Arif öncesinde, Fuat Taşkesenlioğlu, evet, Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ben kesinlikle Sedat Bey ve bizim yani benim olaylarımla bağlantılı olarak gündem olmadı. Bunlar daha öncesinde eşiyle bir boşanma kararı aldılar. Yani bunların zaten Ünsal Ban'ın da Twitter'dan paylaşımlarına bakarsanız
Sedat Peker'in paylaştığı tweetlerle Ünsal Ban'ın paylaştığı boşanma tweetleri arasında günler var. Daha öncesinde olan bir şey. Ve bu boşanma aşamasında aralarında bir para trafiği konuşuldu. İşte 2,5 milyon dolar, 70 milyon gibi bir takım paralar konuşuldu. Ve buradaki bu paranın ve boşanmanın getirdiği kriz dolayısıyla her şey ortaya döküldü. Ortaya dökülünce ne oldu? Ünsal Ban elindeki bütün evrakları, belgeleri kendisini aklamak adına. Çünkü burada bir anda Ünsal Ban suçlu ilan edildi. Şimdi ben kimin suçlu, kimin suçsuz olmadığını da bilmiyorum. Yani benim Cimer üzerinden savcılık şikayetimde Ünsal Ban da var. Yani bunları anlatan kişi de Ünsal Ban. Ben hiçbir zaman için kimseyi ayırmadan kim haksızlık yaptıysa onu da dahil ederek. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor. Sonuçta ben bir kadınım. Karşımda da bir kadın var. Yani bu olaylar ortaya çıktığında Zehra Hanım'ın bu konuları bilip bilmediğini, hani ben onunla görüştüm, Hınıs'a gittim. Kendisi de zaten kabul etti görüştüğümüzü. Ama beni suçlayacak bir şekilde, yani sanki ben bunları uyduruyormuşum, burada böyle bir şey yokmuş gibi bir şeyin içine girip beni suçlayacak bir pozisyona girdiğinde ben buna çok üzüldüm. Yani şimdi ben şunu beklerdim, yani bir kadın olarak en azından bilmiyorum. Yani çünkü Ali Fuat Bey'le de ben bu olaylar öncesinde birebir yüzde görüştüm. Ona da aynısını sordum. Niye bunları yaşadım? Yani ben sermaye piyasalarındaki bir şirket patronu olarak bana buradaki yaşatılanların sebebini sorduğumda bana kendisi bizzat, yanımda da çok değerli bir kişi, ortak bir dostumuz, dedi ki siz aracılarla geldiniz Mine Hanım dedi. Dedim ki aracı dediğiniz kız kardeşiniz ve eşi. Yani bu adam da Türk Hava Yolları'nda rektör ve SPK ile alakalı olan şirketlere danışmanlık yapan Türk Hava Kurumu. SPK ile ilgili şirketlere danışmanlık yapan bir adam, ekonomi profesörü yani adam. Dedim ki yani buradaki kişiler, aracı dediğiniz kişiler sizin kız kardeşiniz ve eşi. Dedi ki bana ben 1,5 seneden beri onlarla görüşmüyorum dedi. Tamam da benim olayım 2018 yılından beri ben bu sorunu yaşıyorum. Yani 1,5 sene dediğiniz şurada 2020 diyelim. Sonrasında neyse biz daha işte Zehra Hanım'ın açıklamalarından eşin de boşandı. Şimdi öyle bir şey oldu ki yani Zehra Hanım'ın buradaki pozisyonu hani abisi orada o süre zarfında görüşmüyorlar. Şimdi eşiyle boşanıyor. Peki buradaki yaşanan mağduriyetler, buradaki insanların yaşadıkları ne olacak? Şimdi Zehra Hanım burada belki mağdur edilen tarafta olabilir. Ben bunu bilmiyorum. Ama onun yapması gereken suçlayıcı değil, beni savcılar şikayet etti, suç duyurusunda bulundu. Ben bunlarla ilgili olarak ifade verdim. En azından ya Mine Hanım'ın başına böyle bir şey gelmiş. Bir dakika, ben bu konulara vakıf değilim. Bunu yaptıysa eşim mi yaptı? Bunu yaptıysa abim mi yaptı? Ama burada bunu benim haberim yok diyerek bunu gelip bana da açıklayabilirdi. Bunu hiçbir şekilde açıklamasını yapmadı. Sizden şikayetçi olması üzerine mi siz ifade verdiniz? Tabii ki. Yani sizin bu ortaya attığınız rüşvet iddialarıyla ilgili Mine Hanım, bunlar çok ciddi iddialar. Biz bu konunun üzerine gitmek istiyoruz. Bize bildiklerinizi bir anlatır mısınız demediler mi? İşte şu ben zaten Zehra Hanım benimle ilgili bir basın açıklaması yapıp savcılığa şikayet ettiğinde ben de arkasından bir basın açıklaması yaptım. Dedim ki çok sevindim. Çünkü en azından benim yapmış olduğum şikayetleri daha öne alıp bu konuları bir an önce yargıya taşır dedim. Ve hakikaten de öyle oldu. Ve ben bu şeylerden sonra bayağı bir endişe ettim. Çünkü hani herkes bir panik içerisinde, beni tanıyan insanlar ya işte sen yine bunları anlattın ama ya başına bir şey gelirse. Herkes bir endişe ve bir panik oldu. Ama ben şunu biliyorum. Hani yaptığım her şeyin, söylediğim, yani benim orada herkes dedi ki Sedat Bey konuştuğunda ya yok öyle bir şeydi ve çık işin içinden dedi. Ama ben kendi kendimle baş başa kaldığımda kendime bunu yakıştıramadım.
Çünkü ben ne yaşadıysam onu anlatıyorum. Ne bir eksik, ne bir fazla. Yani çevrenizdeki dostlarınız ve sizi sevenler bu işten bu şekilde sıyrıl tavsiyesinde bulundular. Tabii ki. Yani şimdi benim burada olmam bile, bugün burada olmam bile benim ailemi, herkesi endişelendiriyor. Neden endişeleniyorlar? Çünkü benim başıma bir şey gelebilir. Yani diyorlar ki konuşma. Çünkü işte yarın öbür gün sana bu o an, anlamda düşmanlık beslerler, sana bir kötülük yaparlar. Ya ben tehdit ediliyorum. Beni Hınıs'tan birileri arıyor, mesaj atıyor. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben bunlarla ilgili olarak sürekli olarak her gün adliyedeyim. Her gün karakoldayım, şikayetlerde bulunuyorum. Ha, bir koruma falan da almıyorum. Hiç kimseden de bir korkum yok. Çünkü yani ben doğru olan bir şey yaptım, yanlış bir şey yapmadım. Hani bugün zaten çekinecek, imtina edilecek bir şeyim olsaydı bugün burada bu konuşmaları yapmazdım. Zaten hani devlet dediğimiz mekanizma kimin ne olduğunu, kimin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Kimin kiminle işbirliği içerisinde olduğunu da gayet iyi biliyor. Yani benim Sedat Bey'le herhangi bir ilişkim olsaydı veya herhangi bir maddi bir alışverişim olsaydı, herhangi bir farklı bir diyaloğum olmuş olsaydı zaten ben gerekli olan yerlerde olurdum. Hayır, ben Sedat Bey benimle ilgili çıkıp bir açıklama yaptığında evet doğru. Çünkü ben bunu CİMER üzerinden bu şikayeti yapmışım. Şimdi adam bana yok öyle bir şey dediğimde ya Mine Hanım senin bu CİMER üzerindeki şikayetin dese ben ne diyebilirim? Yapmışım bu şikayeti. Mine Hanım şimdi biraz daha böyle olayı detaylandırıp izleyicilerin de daha böyle net anlaması için birkaç şey size sormak istiyorum. Böyle şey soru cevap şeklinde gidersek konu belki daha da anlaşılır hale gelecek. Şimdi esasen sizin bütün problem işte marka holding sahibi olarak SPK'da bir yapacağınız bir işlemlerle ilgili sıkıntınızdan kaynaklanıyordu. Orada önünüze bir takım engellerin çıkması, yapmanız gereken işlemleri yapamamanız üzerine o dönemki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenli oğluyla bir şekilde irtibat kurup bu sorunlarınızın halledilmesi için girişimlerde bulunmaya başladınız ya da böyle bir faaliyet gösterdiniz. Öyle olduğunu söylediler. Yani bunu yapmam gerektiğini söylediler. Ona ulaşmanız gerekiyor, onunla yani görüşmeniz gerekiyor dendi. Ama bir türlü kendisine ulaşamadınız, bir türlü o ilişkiyi kuramadınız. Bunun üzerine bunu nasıl sağlarım, nasıl Ali Fuat Taşkesenlioğlu'yla bir irtibat kurarım diye yaptığınız çevre araştırmasında diyelim, kardeşi işaret edildi size. Evet. Yani Zehra Taşkesenlioğlu ile görüşürseniz böyle bir randevuyu sağlarsınız dendi. Değil mi? Evet. Böyle yürüp Daha sonra siz bir aracılar vasıtasıyla Zehra Taşkesenlioğlu'yla irtibat kurdunuz. Evet. Size o dönemde işte 2018 yılında seçim çalışmaları sebebiyle Erzurum'un Hınıs ilçesinde olduğu Zehra Hanım'ı söylendi. Ve böyle bir randevu alındı. Yani Hınıs'a kadar gitmeniz istendi değil mi? Evet, şimdi şöyle. Şimdi bana deniyor ki benim tabii ki randevu alınırken randevu alan kişiler var, aracılar var burada. Randevu alınıyor ve biz Hınıs'a gidiyoruz, Hınıs'a çağrılıyoruz. Şimdi bu konu gündeme gelip Zehra Hanım bu konuyla ilgili açıklama yaptığında diyor ki ben diyor Mine Hanım'a diyor Hınıs'a geldi ama ben hiçbir şekilde ona abimle ilgili veya SPK ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Bu konuları benim açtığını ve sen SPK ile görüşmesini söyledim diyor. Evet. Şimdi zaten siz niye oraya gittiniz? Şimdi birincisi bir milletvekilinin danışmanı vardır. Milletvekilinin randevularını ayarlar. Ona sormadan da kimseyle görüştürmez. Herhalde benim de asistanım, benimle birisi görüşmek istediğinde Mine Hanım sizinle görüşmek istiyorlar. Görüşür müsünüz diye soruyor. Ben görüşmek istersem görüşüyorum, istemezsem görüşmüyorum. Soruyor ve biz Hınıs'a gidiyoruz. Ve orada o konuşmamız üzerine biz zaten SPK ile görüşüyoruz. Hı hı. Ali Fuat Bey ile görüşmüyoruz. Ama yardımcısıyla görüşüyoruz. Şimdi zaten benim amacım orada hani Ali Fuat Bey'le, Zehra Hanım'la veya kimseyle görüşmek değil. Zaten ben orada çok kötü bir şekilde bunu anlatmıştım. Çok kötü bir şekilde döndüm. Dedim ki ya benim burada ne işim var? Peki size Zehra Taşkesenlioğlu Hınıs'taki o görüşmenizde siz bu sıkıntınızı anlattığınızda nasıl bir çözüm önerdi? Neydi? Bana dedi ki zaten oradaki konu SPK'ya gidip benim istediğim
kendimi anlatabilmek. Hı hı. Yani ben bir randevu istiyorum. Bu benim evet. doğal hakkım. Evet. Diyorum ki ya lütfen ben gideyim kendimi anlatayım. O zaman da zaten Ali Fuat Bey de yeni geldim işte SPK'nın başına. Ya anlatayım yani projemi anlatayım, yapacaklarımı anlatayım. Hani bana bir randevu versin, görüşeyim. Bunu istiyorum. Şimdi ihale istemiyorum. Para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Diyorum ki şirketimin kasasına para koyacağım. Ve bununla ilgili olarak ne yapacağımı da anlatmam gerekiyor. Zehra Hanım da bana dedi ki, tamam Mila Hanım dedi, ben sizi anladım, sizi görüştüreceğim dedi. Ve ben oradan hani... Daha önceki şeyinizde, söyleşilerinizde diyeyim. Bu konu, yani burada şöyle bir beyanınız var. Sizi bir danışmanlık bürosuna orada yönlendirdiğini söylüyorsunuz. Önce SPK daire başkanıyla yani, görüştüm. Hayır, Zehra Taşkesenlioğlu'nun evet. sizi bu talebiniz üzerine, evet bu işlerin halledilmesi için bir danışmanlık bürosuna yönlendirdiğini ve onlarla görüşmeniz gerektiğini söylediğini evet, belirttiniz. Orada zaten danışmanlar sizi yönlendiriyorlar. Oradaki evet. kişiler sizi yönlendiriyorlar. Yani sizi böyle bir şeye mi yönlendirdiler? Tabii, diyorlar ki işte burada şu kişilerle görüşeceksiniz. O kişiler işte aracı kurumlar. Ya yani bize ben oraya ilk gittiğimde bana dediler ki şuradaki Erzurum'daki bir aşevine bağışta bulunacaksınız. Dedim ki ben niye aşevine bağışta bulunuyorum? Yani zamanında aşevlerine bağışta bulunan insanların çoğu cezaevinde. Yani sonuçta bu bir para transferi yapıyorsunuz. Hangi aşevi nedir, neye hizmet ediyor? Dedim ki ben bunu kabul etmiyorum. Zaten bu yazışmalarım, WhatsApp yazışmalarım hepsi var. Ben bunların hepsini savcılığa verdim. Ve şimdi tabii ki savcılık açısından baktığınızda da ben savcı bey beni çağırdığında hani konu şuna geliyor. Tamam Mina Hanım, siz bunları söylüyorsunuz. Bunlar olmuş. Hani elinizde ne var? Şimdi ben tabii ki elimdeki belgeleri, evrakları, ses kayıtlarını falan teslim edince olayın her şekilde şeyleri böyle bir adım adım gidersek çok evet. daha böyle iyi anlaşılacak. Çok derin gidelim. Evet, yani çok adım adım. Şimdi sizi bir ofise, danışmanlık ofisine yönlendirdiğini söylediniz. Siz, böyle bir ofise gittiniz mi? Evet, Ankara'da. Ankara'da bir ofise gittiniz. Evet. Hatta o ofiste de sizden bu iş için bir para talep edildiğini evet. söylüyorsunuz. Evet. Kimdi bu ofis? Ya orada Next Level'da olan bir ofisti. Yani evet. Next Level. Next Level'da olan bir ofisti. Bu Next Level şu AKP'ye yakın ben çok bilmiyorum olduğu tabii. söylenen. Evet. Ama işte, bir milletvekiliyle evet, de ilişkili olduğunu bildiğimiz bir AVM. Evet. Şimdi tabii ki ben bir de SPK'yla da görüştüm bu arada. Görüşünce dedim ki işte gene ilerlemiyor. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Yani o büroda, bakın o büroda sizden SPK ile ilgili bu işlemlerinizin yürütülmesi ya da Ali Fuat Taşkesenlioğlu'yla bir randevu ayarlanması için bir bütün olarak bu faaliyetler için bir para talep edildi. Evet. İşinizin görülmesi evet, için değil mi? İşinizin ya, görülmesi için bir para talep için. Edildi. Şimdi artık o kadar çok olay şey olmuş ki sözleşme var. Yani bana imzalamam için bir sözleşme verildi. Ben bu sözleşmeleri de verdim. Şimdi hani rüşvetin sözleşmesi olmaz diyoruz ama var. Yani sizden açıkça böyle bir şey mi talep edildi? Tabii ki. Sizin işinizi görürüz. Evet. Ama bu ama şu parayı ödemeyin. Bu ne kadar bir tutardı? Ya yani yaklaşık olarak yapmış olduğum sermaye artırımının işte ikiye ayırıyorlar. Bedelli kısmı, tahsisli kısmı gibi. İkisi beraber olduğunda 12 milyon civarında. 12 milyon. Evet. Bu aslında siz bu işin içerisinde birisi olarak, bu aslında sizden istenen usulsüz bir paraydı tabii, değil mi? Tabii. Şimdi, İşin evet. gereği olarak yani hayır. resmen ödemeniz gereken hayır. bir bedel hayır, değildi. Hayır. Peki bu parayı ödemediniz. Tabii ki. Kabul etmediğinizi söylüyorsunuz tabii zaten. O şeyden ayrıldınız evet. bürodan. Daha sonra yine beyanlarınızla Serkan Taranoğlu ile bir irtibat kuruyorsunuz. Hı hı. Şunu ben merak ediyorum. Yani bu açıklamalar çok üst üste örtüşmediği için bu Next Level'da yaptığınız o bürodaki görüşmede muhatap Serkan Taranoğlu muydu? Hayır, değil. Şimdi daha sonra yine çünkü Next Level'da Serkan Taranoğlu'yla görüştüğünüzü söylüyorsunuz. Hayır, Serkan Taranoğlu. Onu bir açar mısınız? Tabii, o şimdi danışmanlık ofisi Next Level'daki, yani Ünsal Bal'ın ofisi var Next Level'da. Evet.
Serkan Taranoğlu'nun da orada yani arkadaşları var. Serkan Taranoğlu orada aynı başka... Aynı ofiste. Değil. Değil. Başka ayrı ayrı ofiste. Ayrı ofislerde. Evet. Ve Serkan Taranoğlu ile orada tanıştık. Yani başka ortak arkadaşlarımızın yanında tanıştık. Yani Zehra Taşkesenlioğlu'nun yönlendirdiği birisi değil. Değil. Hayır. Serkan Taranoğlu'la ayrı bir ilişki kurdunuz. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? O ilk gönderilen sizi ofiste... Evet. Zehra Taşkesenlioğlu'nun yönlendirdiği ofiste sizden 12 milyon lira bir rüşvet talep edildi. Evet. Dolayısıyla siz onu kabul etmeyip ayrıldınız. Zehra Taşkesenlioğlu ile olan ilişkiniz burada duruyor. Durdu. Bekliyor, duruyor. Bekliyor. Evet. Siz bu arada yeni bir arayışa girdiniz. Başka bu işi nasıl halledebilirim derken Serkan Taranoğlu'nu buldunuz. Evet. Salim Bey, gruplar var. Yani aynı işi yapan gruplar var. Bunlardan birisi de Serkan Taranoğlu'nun grubu. Serkan Taranoğlu, işte Korkmaz ve Karaca. Bir de Korkmaz Karaca'nın grubu. İşte Ünsal Ban. Evet. Bunların hepsi aslında arkadaşlar ama hepsi kendisiyle alakalı işler yapıyorlar. Bu tür işler. Evet, bu tür işler. SPK'da. Tabii ki. Aracılık yapıp. Evet, ama Serkan Bey de işte herkes orada dedi ki yani buradaki konu, buradaki işlerin hepsi SPK ile ilgili olan işlerin hepsi Zehra Hanım ve Zehra Hanım'ın eşinin üzerinden dönüyor dedi. Hepsi. Hepsi. Nokta ortak. Hepsi. Bunu bütün Türkiye biliyor. Orada dönüyor. Çünkü Ünsal Van işe danışmanlığı alıyor. Zehra Hanım'la beraber danışmanlık şirketi var. Danışmanlığı alıyor. Onayı verdiren SPK. O zaman sizi ilk yönlendirdiği ofis... SPK'nın başında da Ali Fuat Bey var. İlk yönlendirdiği ofis Zehra Taşkesenlioğlu'nun Ünsal Van'ın dolayısıyla... Tabii ki. Sahibi olduğu ofis ve Zehra Taşkesenlioğlu'yla birlikte bu işi yürütüyorlar. Oradan ayrıldınız. Şimdi şeye biraz zamanımız da dar. Serkan Taranoğlu'yla bu ilişkiye kurduğunuzda yine aynı konuyla ilgili. Serkan Taranoğlu sizden ne talep etti? Serkan Bey de yani oradaki işleri onun yapacağını, işte bu işlerde Korkmaz Bey'in de ilgilendiğini, işte çok fazla paralar olduğunu ama onun daha hani arkadaşlık ve arada dostlarımız olduğu için daha hani uygun fiyatları halledebileceğini. Bunların hepsi kimin önemli. Daha uygun fiyatları? Kendisinin. Kendisinin yani. Şimdi bunu açık açık size bu şekilde mi ifade etti? Yani Korkmaz Karaca'da benzer işler yapıyor. Evet. Siz zaten biliyor olduğunu söylüyorsunuz. O da bu işle ilgileniyor. Evet. Ama o yüksek fiyatla bu işi yapar. Evet. Daha çok ister. Tabii. Onun için benimle çalışın mı dedi. O zamandaki zaten şimdi ben onları... Bu kişiler Cumhurbaşkanı danışmanı. Evet, geleceğiz. Onlar zaten oradaki çoğu insanın, çoğu halka açılmak istenen ve çoğu işte benim gibi görüşmek isteyen, işini halletmek isteyen çoğu insanlardan paralar almışlar. Çok ciddi paralar almışlar. Yani Ünsal... Kim alanlar? İşte Korkmaz Bey, Serkan Bey ve Ünsal Bey. Üçü de benzer. Tabii ki çok ciddi paralar almışlar. Yani sizin gibi başkaları da var. Tabii ki var. Ve bunların evraklarını ve belgelerini de zaten Ünsal Bey hepsini vermiş Sedat Bey'e giderken. Hı hı. Belgeli bir şekilde vermiş. Tam da onu soracağım. Evet. Sedat Peker bu ifşaatlarında bunu yayınladı. Yani bu konuyu gündeme getirdiğinde... Serkan Taranoğlu ile sizin aranızda olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını yayınladı. Hı hı. Bu yazışmalarda tam da bu söylediğiniz konularda Serkan Taranoğlu'nun sizden 12 milyon lira bir para talep ettiği görünüyor. Hı hı. Hatta daha da ileriye giderek İzmir'de sanıyorum. Ankara. Siz... Ha, İzmir'de evet, arkadaşı gelecek. Evet. Oraya gelirken ya 200 bin liraya kadar düştüğünü, ya hiç olmazsa acil paraya ihtiyacım var, 200 bin lira bana hemen ayarlayın, bu işleri yapacağım şeklinde WhatsApp yazışmalarını yayınladı. Çok açık olarak sormam gerekirse bu WhatsApp yazışmaları gerçekten sizinle Serkan Taranoğlu arasında mı yapıldı? Bu WhatsApp yazışmaları yani bu kayıtları halen sizde mi? Evet, savcılığa da verdiniz mi? Evet. Yani size bu mesajları atan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığında görevli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, burada fotoğrafını gördüğümüz Serkan Taranoğlu, evet, şimdi değil mi? Salim Bey, bu zamana kadar Cumhurbaşkanı danışmanları ile ilgili Serkan Bey'le ya da Korkmaz Bey'le ilgili olarak bir sürü şaibeler, bir sürü söylentiler çıktı.
Ve şimdi hani bir kadın çıktı, bunları söyledi. Bu zamana kadar bu kadar büyük sansasyonel olaylarda istifa etmediler. Ben sadece bunları söylediğim için mi istifa ettim? Ama siz bir belge koydunuz. Şimdi tabii ki. Ya bu çok önemli. Tabii. O WhatsApp kayıtları, bakın siz burada şimdi teyit ediyorsunuz. Evet. Yani Sedat Peker'in yayınladığı o WhatsApp yazışmalarının, o rüşvet talep edilen görüşmenin birebir tarafı evet. olarak burada diyorsunuz ki evet bu kayıtlar bende. Bana yazıldı, ben de bunu savcılığa verdim. Şimdi şöyle bir şey, 2018, 19, 20, 21 ve 22'deyiz, 4 yıl. Şimdi benim canımı o kadar çok yaktılar ki, 4 yıldan beri, yani beni ve benim yatırımcımı o kadar çok süründürdüler ki, yani bunları gelip bana hani ben bunları, hani bizzat onların kendilerinden dinledim. Yani Ünsal Bey bana gelip, Mine Hanım biz size çok eziyet ettik. Sana şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle oldu, böyle oldu diyerek bana bunları anlattığında ben açıkçası dedim ki ya ne kadar acımasızlık, ne kadar büyük bir günah. Niye? Neden bunu yapıyorsunuz? Ben ihaleye girmek istemiyorum. Ben kalkıp sizden işte kredi almak istemiyorum. Ben vatana millete faydalı olmak istiyorum. Şirketimin kasasına yatırımcımın koyduğu para karşılığında şirketimin borcunu ödeyerek yatırımcımı olan parayı ödemek istiyorum. Bu kadar. Şimdi burada sizin tabii ki yani sizin niyetinizden yapmaya çalıştığınızdan ziyade evet. bakın önemli olan, çok önemli olan dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından iki kişinin doğrudan sizinle irtibat kurarak, sizinle ilişkiye geçerek bir şekilde sizden rüşvet talep etmeleri evet. ve bunu aleni olarak yapmaları. Bu çok bu, önemli. İşte zaten, şimdi ikinciye geçelim. Bu isimleri burada görüyoruz. Evet. evet. Serkan Taranoğlu sağdaki. Serkan Taranoğlu Korkmaz ve Korkmaz Karaca soldaki. Karaca. Şimdi bu ikisi, bakın bu ikisi yani bizi izleyicilerimize de bir kez daha üzerinden geçelim. Ya özeti şu mu benim anladığım? Serkan Taranoğlu bu işi, Mine Hanım'ın işini halledebileceği vaadinde bulunuyor. Bunun karşında bir menfaat talep ediyor. Ama bir yandan da Mine Hanım'ı uyarıyor. Korkmaz Karaca da size benzer vaatlerde bulunup sizinle irtibata geçebilir. Ama onun fiyatı daha yüksek. O daha yüksek ister. Kabaca böyle söylersem yanlış bir şey var mı Salim? Tam da böyle. Peki. Evet. Şimdi bu iki isim de herhangi iki isim değil. Değil. En önemli nokta yani burası. Yani özel sektörde çalışan iki isim değil. Değil. Bu iki isim yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Baş danışmanları ya. Evet. Ve bu Cumhurbaşkanı ikisi... danışmanları ve bütün bu iddialarla ilgili patlayan gündemden sonra sessiz sedasız... Birisi affedildi. Ortadan kaybedildi. Birisi affedildi. Diğeri sağlık nedenleriyle görevinden çekiliyorum dedi. Yani kendilerinin bu konularla ilgili açıklama hakları, tabii yanıt hakları olduklarını düşünüyorlarsa... bağlanabilirler programa. Biz onlara da yanıt hakkı veririz. O açıdan hiçbir şey Mine Hanım, olmasın. Evet şimdi yine daha önceki açıklamalarınızda işte sizden Serkan Taranoğlu'nun efendim işte Korkmaz Karaca da bu işle ilgileniyor. Ama onunla çalışmayın. O sizden daha fazla tırnak evet. içinde rüşvet ister şeklindeki beyanından sonra Korkmaz Karaca ile ondan önce mi sonra mı bilemiyorum ama iki kez telefonla görüştüğünüzü söylediniz. Evet, görüşecektik ama görüşemedik. Çok kar yağdı o dönemde. Görüşemedik, buluşamadık. Hiç görüşmediniz. Hiç görüşmedik. Yüz yüze hiç görüşmedik. Telefonla görüştük. Telefonla diyorum. Telefonla görüştük. Ha, telefonla tabii, görüştünüz tabii, iki görüştük. Kez. Evet. Ne konuştunuz? Ya işte öyle nasılsınız, iyi misiniz? İşte İstanbul'dayım, Ankara'dayım, görüşelim. Ortak yani siz tanışıyor muydunuz daha önceden? Yok, tanışmıyorduk. Yani yine işte yönlendirildiniz. Yönlendirilmeyle tanıştık. Benim sorunlarımı biliyor, ben hallederim demiş. Ama görüşemeden zaten arkasına olaylar patladı. Yani tam da Serkan Taranoğlu'nun evet. söylediği gibi sizinle böyle bir irtibat kurup... Kuruldu. Evet. Ben bunu hallederim dedi. Peki bir fiyat verdi mi? Hayır. Fiyat oraya geçemedi mi geçemedik. Geçemedik. Çünkü hani ben, benim oradaki tek söylediğim konu ben bu parayı vermem. İkisine de mi söyledin? Herkese söyledim. Ben bu parayı vermem. Peki siz bunu söyledikten sonra ne oldu? Zaten ne dediler? Hiç kimse hiçbir şeyimi halletmedi. Korkmaz Karaca'nın
Onunla yaptığınız telefon görüşmesinde ağzından doğrudan bu cümle çıkmasa da bazen insan konuşmanın gidişinden çıkarır ya bir şeyler. Hı hı. Yani bu konuları halledebileceği ama işte bunun da bir bedeli tabii olacağı şeklinde. Yani konuşmanın o aşamaya doğru gittiğini hissettiniz mi hiç Korkmaz Karaca'yla ya yaptığınız görüşmede? Şimdi şöyle bir yoksa şey. Yoksa bambaşka konular şimdi mıydı? Şimdi şöyle bir şey bakın. Benim anladığım burada öyle bir sistem kurulmuş ki burada birisi iyi polis birisi kötü polis oluyor. Yani aslında bu ikisini böyle yani, mi değerlendirdiniz? Yani buradaki herkes aynı. Bakın yani Ankara'ya gittiğinizde artık nefret ederek dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani nasıl olabilir? Nasıl bu kadar insanlar bu devleti, bu milleti yağmaya geçebilirler? Ve bunların hepsi üst makamda insanlar. Üzülüyorsunuz. Ya ben hani hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Hakkım olan bir şeyle bir şey için de bir neden korkacağım? İkincisi neden vereceğim? Verirsem ben de onlar kadar suçluyum. Sonrasında ortaya çıktığında bu insanlar gittiğinde şimdi ben sermaye artırımı yapıyorum. Şirketin kasasına para koyuyorum. Bana diyorlar ki sen bu paradan bu kadar lirasını bize vereceksiniz. Diyorum ki tamam vereyim. Ama bu parayı nasıl dışarı çıkartacağımı bana gösterin. Ben bu parayı nasıl dışarıya çıkartacağım? Çünkü bana kuruşu kuruşuna hesap soran bir denetim mekanizması var. Şirkette o kadar büyük bir meblağı dışarıya çıkartabilmeniz için doğru değil mi? Yani 12 milyonluk bir değer koymanız gerekiyor. Ne koyabilirsiniz? Bu 12 milyon neye göre tespit edilir? Onların kafalarına göre. Yani bir yüzde şimdi şöyle diyorlar. Ya Mina Hanım hani konu borsa olduğu için borsadaki patronların hepsi zengin. Borsadaki patronların hepsi onlarla işbirliği yapıyor. Borsadaki patronların hepsi paylaşıyor. Ne oluyor? Diyorlar ki çok parası var. Bu kadının çok parası var. Ya sen bu kadar para kazanıyorsun. Bak paylaşmazsan, vermezsen olmaz. Zaten bana açık açık SPK daire başkanı açık açık söyledi. Buyurun yapın binanı görelim dedi. Bu ne demek? Yapamazsınız. Hı hı. Yapın da görelim. Şimdi ben de dedim ki yapacağım. Çünkü benim bir şirketin patronu yüzünden kimse bir şirketi cezalandıramaz. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Kimsenin öyle bir yetkisi yok. Şimdi bugün SPK pazar gecesi benimle ilgili bir bülten yayınladı. Bana özel bir bülten yayınladı. Dedi ki benimle ilgili bir suç duyurusunda bulunacağını ve sanki ben bir suç uyduruyorum. Bunu yeni mi? Hayır o zamanlar. O zamanlarda. Evet, tamam. Uydurdu. Sanki ben bir şey uydurmuşum gibi benimle ilgili savcılık şikayetinde bulunacağını duyurdu. Şimdi koskoca SPK gibi devletin yani özerk olan bir denetim mekanizmasının olduğu bir kurum eski başkanları hakkında, milletvekili kocası hakkında kurumu ilgilendiren bir konu var. Şimdi SPK'nın şöyle bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Buradaki kurumumuzun adı geçti. Buradaki adı geçen kişiler hakkında da gerekli incelemeler yapılarak kurumumuz içerisinde. Suçlu olan kişilerin her türlü cezalandırılmasına yönelik hukuki süreçlerin takip edileceğini kurumumuz böyle bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Niye orada SPK başkanının ismi yok? Niye oradaki o kişilerle alakalı öyle bir isim geçirmiyor o bültende de sadece benim ismim geçiriliyor? Niye ben varım? Mina Hanım, bu söyledikleriniz o kadar önemli evet iddialar ki şimdi bırakın SPK'nın ne demediğini bu iki şahsiyet de herhangi bir dokunulmazlığı olan kişiler değil. Bu ikisi de sıradan normal atanmış memurlar idi. Şimdi bu tarz ilişkiler içerisine giren hakkında işte sizin somutlaştırdığınız bir sürü iddialar olan hatta kanıt bulunan bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının bugüne kadar tek bir işlem yaptıklarını da görmedik bu kişiler hakkında. Ya bunların Cumhurbaşkanı başdanışmanı olması bu meselenin araştırılmasına daha fazla önem verilmesini gerektiriyor. Evet. Sıradan insanlar değil bunlar. Bir devlete olan güvenin, bir iktidar içerisindeki kriminal ilişkilerin ortaya çıktığını gösteriyor. Yani iddialarınız sarayda danışman sıfatıyla oturan bu iki kişinin bir rüşvet adeta çetesi gibi faaliyet gösterdiklerini ve birbirleriyle rekabet içinde olduklarını ortaya koyuyor.
Şimdi bununla da kalmıyor. Bir adım daha geçelim isterseniz. Bu iki kişinin dışında bir de bir isim daha var. Sizin açıklamalarınızda geçen Salih Orakçı. Eski Kıyı Koruma Genel Müdürü, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin üyesi ve yanılmıyorsam Binali Yıldırım'ın eski baş danışmanlarından. Değil mi? Bu şahısla da bu konu ile ilgili bir irtibat kurduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi Salih Orakçı da bunlardan tamamen ayrı ve bağımsız sanıyorum. Şimdi yine bu işlerinizin yürütülmesi için herhalde bir danışmanlık hizmeti vereceğini söylüyor size. Salih Bey onlardan benim tanıştığım dönemde Dolmabahçe'deydi. Dolmabahçe'de danışmanlık yapıyordu. Binali Bey'in danışmanıydı. Evet. Binali Bey o zaman neydi? Evet, o zaman başbakandı. Başbakandı. Ve başbakan danışmanı. Evet, danışmanıydı. İşte yani bizim... bunlar Cumhurbaşkanı danışmanı, o da başbakan danışmanı. Evet. Ve işte benim yapmış olduğum bir büyük mümine projesi, Orta Doğu projesiyle ilgilenmişti o zaman. Ona ortak olmak istedi ve kendisi dedi ki, ben dedi buradaki SPK ile ilgili olan bürokrasi olduğu için ben bunların takibini ben yapacağım dedi. Ben de peki tamam dedim. Sonrasında işte ben sermaye artırımı yaptım. Ona... Peki bunun için sizden talepleri oldu, söylüyorsun. Neydi bu talepler? Ama ortak olduğumuz o dönemde. Yani şirketi, yani ortak olduğu şirketten istiyor onu. Yani o bir rüşvet değil. Ama orada şöyle bir ayrıntı var. Onu bir açalım. Şimdi diyor ki size... Şirkette ortaklık istiyor. Yani ben Salih Orakçı iyi mi konuşuyor? Salih Orakçı. Şimdi Salih Orakçı. O dönem Başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanı. Tabii. Başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanı Salih Orakçı. Mine Hanım'la irtibat kuruyor bir şekilde tanıştıktan sonra. Aynı bu SPK'daki işlemlerin yürütülmesi için yardımcı olacağını söylüyor. Ama diyor ki bunu diyor kendi başıma yaparsam bu şık olmaz. Bir komisyon şey gibi böyle bir işlemci gibi vesaire. Olmaz, ortak olur. Olmaz. Ortak olup şirketin bir ortağı sıfatıyla bu işi yapmam daha yakışık alır diyor. O zaman halka açık değilim daha. O zaman kendi şirketim var yani halka açık halka değilim. Halka açmak istiyorsunuz. Daha değilim yani halka açık şirket almamışım. Kendi şirketim var, o şirkete ortak oluyor ve o şirketten ona gönderilen paralar var. Onu diyeceğim şimdi. Diyor ki önce ben ortak olmalıyım. Evet. Ortak yapıyorsunuz. Evet. Sonra diyor ki 2,5 milyon TL bir para talep ediyor. Evet. Değil mi? Parça parça gönderilen paralar. 2,5 milyon lira sizden bir para gidiyor Salih Orakçı'ya. Bu aslında para o niye? Belgeli olanlar. Peki, yani ihtiyacım var. Şu kadar lira para ihtiyacım var. Bu kadar lira para ihtiacım var. Araba almam gerekiyor. Bilmem ne almam gerekiyor. Ya bu şahsi ihtiyaçlar için mi? Şahsi ihtiyaçlar evet. Ama bir de sizden 2 adet lüks araba. Evet. Bunu da hediye vermek üzere talep ettiğini söylüyorsunuz. Araba istiyorum. Araba istiyorum diyor. Araba alacağım. Ondan sonra şirket üzerine alalım. Şirket üzerine alıyorum zaten arabayı. Sonrasında arabayı benim üzerime alalım diyor. Ben arabayı onun üstüne veriyorum. Onun yönlendirdiği bir kişinin üstüne veriyorum arabayı. Ama arabayı o teslim alıyor. Onun yönlendirdiği bir kişi üzerine alıyorum. Araba alıyorsunuz. Hayır. Arabayı ben teslim. Kendi şirketim üzerine arabayı alıyorum. Evet. Onun yönlendirdiği kişinin üstüne arabayı satıyorum. İşte onu söyleyeyim. Şirketten ona devrediyorsunuz. Ona satıyorum. Ona satıyorum. Satıyorsunuz. O da arabayı satıyor. Parasını Salih Bey'e veriyor. Yani dolaylı yoldan Salih Bey bu iki lüks arabanın bedelini almış oluyor. Bir de sizden 2,5 milyon lira almış oluyor. Bütün bunları. SPK'daki işlemlerinizin yürütülmesi ve onun... Ortaklık şeyi olarak alıyor. Yani şimdi daha şirket kar etmeden, şirket kar avansı olarak almış zaten. Ben Allah'tan ki gönderdiğim paraları şirket ortağı aldığı için avans olarak göndermişim ona. Şimdi onunla ilgili olarak icra davası açtım. Tekrar yolladığım paraların hepsini geri istiyorum. Niçin? Çünkü şirket şirket kar etmeden kar avansı olarak bir para gönderirseniz, sonrasında yıl sonu olup oturup muhasebesini yaptığınızda eğer şirkette o kadar bir kar yoksa ortak onun iade etmesi gerekir. Yani şunu söylüyorsunuz daha önceki yine söyleşilerinizde. Ben onun bu ortaklığı yani ortak olmasını benim SPK'daki işlemlerimi yapması için kabul ettim. Şimdi yoksa şey. Kendisinin ortaklığından bir işim anlamında değil. Katkısı olacağından değil. Bürokrasi kısmını ben çok fazla bilmiyorum.
Evet. Ben lobiciliği çok fazla bilmem. Yani ben iş hayatının içerisindeyim. Şimdi onlar o dili daha iyi anlıyorlar. Onun başbakan danışmanı olması mıydı size cazip gelen? Yani o sıfatıyla o ilişkileri kurabileceği. Ya tabii onun işte hani bürokrasi ayağının güçlü olması, hani oradaki çevreyi bilmesi, o dili konuşması. Evet. Sonuçta ben bununla ilgili olarak hani yönetim kuruluna üye bile alsam, hani bu konuları organize edebilecek, takip edebilecek birisi olsun isterim. Çünkü o dosyayı alacak, götürecek, anlatacak, şirketi tanıtacak. Ya bu kapıların da açılması için ona 2,5 milyon istediği parayı, evet, araçları ve ortaklığı verdiniz. Evet. Evet. Ama sonradan diyorsunuz ki hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmayınca tekrar evet, verdiğim bu değerleri geri istedim. Evet, istedim. Değil mi? Bütün evet, şeyiniz bu. Evet, istedim. İsteyince zaten kötü oldum. Yani karşılığını istediğiniz zaman kötü oluyorsunuz. Şimdi zaten hukuki başvurularımı yaptım. Daha önceden tanışıyor muydunuz? Onu da böyle yine... Yok, bu... tanışmıyorduk. İşte iş bu, için tanıştık. İş için. Evet. Sırf bu işin halledilmesi evet, için evet, onunla tanıştınız onunla ve böyle tanıştık, bir ortaklık ilişkisi evet, mecburen gelişti evet, sizin zaten açınıza. Yani insanlar buradaki bu ilişkiler... Ya ortaklık olarak yani bir şeyden pay alabilmeniz için ya ortak olmanız lazım ya danışman olmanız lazım. Bu. Başka türlü bir yolu yok. Bir de şunu söylemek istiyorum izninizle. Şimdi SPK ile ilgili olan şeyde ben bu şikayetleri yaptığımda, savcılık şikayetlerini yaptığımda bir dosyada SPK için hazırladım. Şimdi bu kadar olay oldu, bu kadar gündem oldu. Şimdi ben halka açık bir şirketin patronuyum ama sonuçta konuşulan konu benim şirketim. Şirketimin sermaye artırımını konuşuyoruz. Bunun üzerinde zaten bu olaylar dönüyor. Hani hep şunu bekledim. Yani SPK beni çağırsın. Mina Hanım bir gelin. Siz bu kadar bu konuları anlatıyorsunuz, bu kadar gündem oldu. Elinizdeki belgeleri de bize bir sunun. Biz de kendi içimizde bir denetim yapalım. Nedir mağduriyetiniz? Bunu bir anlayalım. Ve ben hala Twitter'da da bunu yazdım. Yatırımcı ilişkilerimden de, işte kendi şahsi mailimden de, yeni gelen başkandan da, SPK yönetiminden de randevu talebinde bulundum. Bunları anlatabilmek, konuşabilmek için. Hala hiçbir cevap yok. Hiç tık bir cevap yok. Tam da bunun yani aynı şekilde bir şey sormak evet, istiyorum ve size. Yazdım. Cumhurbaşkanımızı da etiketledim. Dedim ki, SPK'dan randevu alabilmek için hangi merceğe başvurmamız gerekiyor? Kime gitmeliyiz? Şimdi bu anlattıklarınızdan sonra işte bu görüşmeler deşifre olduktan sonra özellikle Serkan Taranoğlu ile olan bu ilişki çok net bir şekilde ortaya döküldükten sonra bu kişiler sizinle irtibat kurdular mı? Hiç. Doğrudan ya da dolaylı. Hiçbir şekilde. Mesaj gönderdiler mi? Asla. Hiç. Niye? Neden irtibata geçecekler? Ne diyecekler? Niye söyledin mi diyecekler? Ya da niye yaptın mı diyecekler? Ya da ya da şikayet mi edecekler? Ne var? Ne yapacaklar? Ya, ben şimdi hiç duymadım şu ana kadar bu iddiaların iftira ve yalan olduğuna ilişkin bir beyanlarını da duymadım. Hı hı. Bilmiyorum yok, siz. Hiç öyle bir şey yok. Biliyorlar ki. Sayın Bey, bu skandalın adı ne? Bu çok derin bir rüşvet yolsuzluk, skandalı. Evet bir rüşvet ve bir kirlenmenin ne hale geldiğini ortaya koyan çok ciddi bir çürüme. Peki, hadi şeyi geçtim, Zehra Taşkesenlioğlu'nu geçtim, milletvekili. Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca, Ünsal Ban vesaire. Bu isimlerle ilgili bir işlem başlatıldı mı? Tam da evet. İşte en acı olan bu. Ben bunu merak ediyorum. En ya, acı olan yani, bu. Yani Sedat Peker'in tweetleri ve Mine Hanım'ın televizyon programlarında kendisine sorulan soruları verdiği yanıtlar esnasında kıyamet kopmadı mı bu ülkede? Ne evet, oldu peki? Ya 3 maymunu oynuyordu. Ne olması gerekiyordu şu anda, ne oldu? Yargı ne yapması gerekiyordu? Evet. O yargı 3 maymunu oynuyor. Hı-hı. Yani ey savcılar, ey başsavcılar. Ya birinci bölümde de söyledim. Ya hiç mi mahcup olmuyorsunuz ya? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Ne yapması gerekiyordu? Hiç mi utanmıyorsunuz? Ne yapması gerekiyordu? Şimdi... Yani şimdi bakın, derhal soruşturma açıp, derhal soruşturma açıp bu iki
En azından bu iki danışman, baş danışman hakkında bir soruşturma açıp ya bu iddialar, bu deve dişi gibi iddialar gerçek mi değil mi kardeşim? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı baş danışmanı sıfatını taşıyan kişilerin bir suç işleme özgürlüğü mü var? Var mı yok mu? Bize bunu bir anlatın. Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir kepazeliktir? Bu nasıl bir yüzlerinin kızarmamasıdır? Bir izah edin. Hakikaten ben bunda zorlanıyorum. Şimdi, İki kişi bakın. Ya fotoğrafları burada. Burada olması da önemli değil. Birinci elden tanığı tam da yanımızda oturuyor. Ve hemen önündeki cep telefonunda diyor ki bu rüşvetin, bu benden talep edilen bu rüşvet ilişkisinin, bunun bende WhatsApp kayıtları var. Sedat Peker'in yayınlamasına da gerek yok artık. Onun üzerinden bu ifşa olmuş, kanıtlanmış, somut bir şekilde ortaya çıkmış. Şimdi Serkan Taranoğlu'nu çağırıp şunu soracaksınız. Ya kardeşim bu mesajlar sana mı ait? Bu kadar basit. Senin telefonundan mı gelme? IP'ler belli, telefon kayıtları belli, HTS'ler belli. Şimdi bu soruşturmayı ben mi yapmalıyım? Ben mi yapacağım? Sedat Peker mi yapacak? Sedat Peker mi bu ülkenin savcısı? Mine Hanım mı bu ülkenin savcısı? Ben miyim? Ya bir görevinizi ve şeyinizi artık idrak edin. Ama bir şey diyeceğim Salim Bey. Tamam işte yargı Mine Hanım'ın ifadesine başvurmuş. Ya bu ülke bakın suçluyu değil ifşa edeni yargılıyor. Bu ülke suçluyu değil mağdurunun peşine düşüyor. Bu ülke suçlusunu değil mağdurunu zora sokmaya çalışıyor. Mağduru üzerinden faili koruyor. Çünkü fail koruduğu fail değil. Fail değil. Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca üzerinden bir sistemi, bir yağma sistemini, bir rant sistemini, bir usulsüz sistemi korumaya çalışıyor. Salim Bey ne olur ben teknik konularda rica ediyorum sizden evet. Yanıt. Sorun şu, yargı başvurmuş Mine Hanım'ın ifadesine? Onu anlatayım. Başvurmuş. Tamam hayır. Daha ne sıkıntı. Ama, yargı ilgilenmiş işte bu iddialarla. Bu iddiaların vehametiyle ilgilenmiş ve başvurmuş. Şey ama Mine Hanım'ı neredeyse ben, suçlayarak hayır, başvuruyor. Hayır suçlamadı. Şimdi bakın ben iki gün boyunca... SPK sizin hakkınızda şikayette bulunuyor olarak, evet SPK ile ilgili olarak evet. Ben iki gün bekledim ve iki gün sonunda arandım. Savcılık makamı beni aradı. Mine Hanım dedi hani açıkçası biz hani eve gelip hani beni ifade için alacaklarını falan düşünürken telefonuna davet edildim ve gittim. Savcı Bey beni çok güzel karşıladı ve ben hakikaten hani Savcı Bey'in yaklaşımından ve işte ilgisinden, alakasından kendisi de zaten söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı işte savcımız başsavcılığın talimatıyla dedi Mine Hanım soruşturmayı açtık. Ve dedi gizlilik kararı var. Bununla ilgili olarak dedi hani hiçbir şekilde biz dedi dışarıya bir belge evrak dedi vermeyeceğiz. Hiç dedi bir şekilde endişeniz olmasın. Biz dedi konunun üzerinde detaylı incelememizi yapacağız dedi. Ben elimdeki bütün evrakları verdim. Dedim ki bakın ben size güveniyorum. Çünkü ben siz gazetecisiniz. Siz avukatsınız. Ben bir vatandaşım. Şimdi benim hiçbir korunma ya da işte ne bileyim herhangi bir yani milletvekili gibi dokunulmazlığım da yok. Şimdi ben burada anlatıyorum, burada konuşuyorum, söylüyorum. Bunları neden anlatıyorum? Yaşadıklarımı anlatıyorum. Başka kişilerin ne yaşadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü hani bana soruyorlar, o başka birisi var mı? Beni ilgilendirmez. Çünkü benim sorunum değil. O kişinin sorunu, o anlatacak. Ben kendi elimdeki bilgileri veririm. Zaten Ünsal Bey gerekli bütün bilgileri, evrakları vermiş. Adam şu anda bu konular yüzünden cezaevinde değil ki. Adam eşinin videosunu yayınladığı için cezaevinde. Yani bizim orası işte, tabii ayrıca bir garip. Yani o yüzden onu cezaevinde değil zaten. Ki. Şimdi ve ben elimdeki bütün belgeleri verdim. Ve dedim ki bakın hep söylüyorum. Bugün iktidar ya da işte muhalefet neyse bu ülkenin başında herhangi bir parti olsaydı hiç önemli değil. Benim hiçbir partiye üyeliğim yok. Ben hiçbir parti sempatizanı değilim. Hiçbir partiye ne yakından ne uzaktan hiçbir ilişkim yok. Ha istesem siyasetin içinde olur muydum? Olurdum. Ben 2008 yılında Doğru Yol Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak atandım.
Şu anda isteseydim milletvekiliydim. İsteseydim bakan da olurdum. Ama bu siyasetin içerisinde olmak benim istemediğim bir şey. Çünkü ben siyasetle ticareti birbirinden ayırabilen bir insanım. Siyasetle ticaret bir arada olmaz. Eğer siyaset yapacaksanız ticaret yapmayacaksınız. Ticaret yapacaksanız siyaset yapmayacaksınız. Peki. Ama bu ülkede böyle değil. Dolayısıyla yani sizin iddialarınıza yargı başvurdu. Başvurdu. Anladın mı? Yargı benden elimdeki bütün evrakları, bilgileri aldı. Ve ben o saatten sonra hiçbir şekilde, hiçbir yerde konuşmadım. Dedim ki, hayır yani ben gerekli olan bakanlara verdim. İnanın HDP'de iktidar olsaydı, İYİ Parti'de iktidar olsaydı ben aynı şeyi yapardım. Tabii ben anlıyorum. Ve bana dediler ki, şunu da belirtmek istiyorum. Bana dediler ki işte siz bu konular... Cumhurbaşkanı danışmanlarının bu şekilde işte rüşvet karışması, iktidarın yukarıya kadar gittiğini düşünüyor musunuz, biliyor musunuz dediler. Şimdi ben bilemem. Nereye dayandığını da bilemem. Ama şunu biliyorum. Muhalefet ve iktidar. Şimdi ortada bir sorun var. Bu milletin sorunu, bu vatanın sorunu, bu devletin sorunu, bu hepimizin sorunu. Muhalefet üzerine düşeni yapar. İktidar da üzerine düşeni yapmalı. Bu öncelikle Mine Hanım, bu öncelikle bir kriminal bir durum ve bu durumun bağımsız yargı ile soruşturulması. Evet. Şimdi, ama anladığım kadarıyla yani siz ifade verdiğiniz savcının bu iddiaların üzerine gitmek üzere sizin ifadenize başvurduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki. Değil mi? Evet, savcı bey dedi ki. Biraz önce konuştuğumuz yani akşamda bütün bu iddiaları. Evet, Mine Hanım dedi. Hepsini şey yaptınız mı? Hepsini verdim. Dedi ki hiç merak etmeyin biz konunun üzerindeyiz. Gerekli araştırmayı yapacağız dedi. Benim hakikaten bu konuda... Biz de konunun üzerindeyiz. Evet, bu konuda ben dedim ki ya evet bakın ne güzel dedim. Yani işleyen demek ki bir mekanizma var. Bir denetime başlanmış. Verdim elimdeki evrakları, belgeleri. Tamam dedim. Şimdi baktığınızda bu öyle bir şey ki... Yani muhalefetin ya da başka neyse... Hani gidip milletvekili veya kimin olursa sözcüğün elini alıp... Adliyenin önünde suç duyurusunda bulunmakla iş bitmiyor. Bu başka bir şey. Şimdi iktidarın da yapması gereken şeyler var bu konuyla ilgili. Muhalefetin de yapması gereken şeyler Peki. var. Peki. Bir son dakika gelişmesini aktarıyorum. Resmi gazete malumunuz bu saatlerde çok böyle zaman zaman son dakikalara imza atan bir yayın organı. Resmi gazetede yayımlandığı üzere zincir marketlerle ilgili bir flaş karar var. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin bilgileri Ticaret Bakanlığı'na sistemine aktaracak. Ya aktarsınlar bakalım ne anlama geliyor bu gelişme göreceğiz. Biz tekrar dönelim. Salim Bey, siz bir hukukçusunuz. Eski savcı, eski hakim. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi işleyen bir... Müsaade ederseniz Mine Hanım. Salim Bey şunu soracağım. Tamam, peki. Şimdi savcının bu yaklaşımını baz alacak olursak, Mine Hanım'a bu beyanını baz alacak olursak ki beyan esas almak durumundayız her defasında. Bu soruşturmanın aşağı yukarı hukuki olarak nasıl bir çerçevede ilerlemesini beklersiniz? Bu soruşturmanın bu olaylar zinciri içerisinde geçen bütün figürler açısından genişlemesi bir kere gerekir. Genişlemişti. Yani Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, işte Salih Orakçı, efendim hatta şey de var Burak Taşçı ile Orhan Pala, o iki gazeteci. Korkmaz Karaca, Serkan Taranoğlu şu anda isimleri geçen bu kişiler ve bu kişilerin dışında yine bunlarla irtibatlı, bunların belki örgütsel bir faaliyet içerisinde yürüttükleri bu rüşvet çarkını ortaya dökecek şekilde genişleyerek o soruşturmaların sonuçlandırılması gerekir. Bakın rüşvet anlaşması İki taraflı bir şeyi gerektirir ama bir talep Serkan Taranoğlu tarafından Mine Hanım'a gönderilmiş bir talep çok açık bir şekilde WhatsApp yazışmaları ile suç kastı ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla savcılığın gizlilik kararı bir de böyle bir şey var tabii yani çok böyle
genel bir uygulama haline döndü bu gizlilik kararı. Ya bu dosyanın gizlilik şeyi nedir ki? Nedir yani? Bu dosyada gizli olması gereken husus nedir? Bir terör örgütü mü var? Devletin, milletin güvenliği mi söz konusu? Küçük bir çocuk mu var? Kaçacak kimse mi var? Ne var yani? Burada bu dosyayı gizli tutacak nedir? Şimdi bir yere kadar geliyorsunuz, umutlanıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Şimdi yürekli bir savcı görevini yapacak. Sadece görevini yapacak bir savcı bu duruma el atmış, yapacak. Arkasından size bir gizlilik kararı çıkıyor. Ne gizliliği kardeşim? Niye gizli? Bunlar baş danışman, bunlar iktidarla ilişkili oldukları için mi gizli? Biz bunu nerede gördük? Ya Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenli oğlu hakkındaki boşanma davası hakkında bile ya erişim yasağı getirildi. Ben ilk defa duyuyorum bir boşanma davasında böyle bir yasak kararının getirildiği. Niçin? İkisi arasındaki özel ilişkilerin ne olduğu belli olmasın diye mi? Yoksa işte o birbirleri aleyhinde ileri sürdükleri akçeli ilişkiler... Bunun işte iktidar mahvillerine kadar uzanması muhtemel bir takım kirli ilişkileri ortaya döktüğü için mi? Şimdi burada da umutsuzluğa sevk oluyorsunuz. Salim Bey bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi boşanma aşamasında siz hukukçusunuz. Boşanma aşamasında taraflar boşanırken, mal paylaşımı yaparken zaten birbirleri hani ortadaki malı yarı yarıya paylaşmazlar mı? Evet. Zaten edinilmiş malları, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malları. Parayı istiyorsa zaten demek ki daha büyük bir para var. İstediği demek ki yarı parası. Şimdi talep zaten 70 milyon lira. Demek ki 2-3 milyon dolar değil. Hayır. 5 milyon dolar. Demek ki 70 milyon dolar, 70 milyon TL değil 140 milyon TL. Çünkü zaten yarısını istiyor Zehra Hanım. Yani hakkı olan parayı istiyor yarısı. Ay bu malları istemiyor. Parayı istiyor. Sadece borç verdiği parayı istiyor. 2,5 milyon dolar diyor borç verdim diyor kocasına. Nereden kazanmışsa? Nereden kazanmışsa? Çünkü bu ülkede mal varlığı açıklama gibi şimdi, bir alışkanlık da olmadığı tabii, için tabii. Ya böyle bir yöntem de yok tabii. Bilmiyoruz. Nereden buldun? Artı 4,5 şey milyon, 4,5 milyon euroluk bir yat var ortada. 4,5 milyon euro deniyor 100 milyon lira. Evet. 70 milyon liralık bir borç verdiği iddiası var. Daha paylaşamadıkları bir sürü mal var. Afrika'da maden ocakları var hanımefendinin. Nereden geldiyse bu kadar servet, bu kadar böyle derinleşmiş bir şey. Şimdi ve bu bir şeye döndüğünde, bir boşanma aşamasında, işte ifşa olunan o videoda da söylediği gibi, ya ikiniz para kazanacaksınız diye beni ateşe attınız beyanı. Ben Zehra Taşkesenlioğlu'nun. Sordum ona, ikiniz dediği kişi, ikinci kişi kim dedim. Birisi Ünsal Ban, çok açık Ünsal Ban'a hitaben söylüyor çünkü. Evet. İkinci kişi de işte biz böyle ortaklık yaptıkları ki kendileri anlatıyor. Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Ya burada şeye falan girmiyoruz. Yani Ali Fuat Taşkesenlioğlu denilen kişinin. Bir saniye ama siz ben ona sordum mu dediniz? Sordum Zehra Hanım'a. Zehra Hanım'a basın açıklaması yaptım ben. Hı-hı. Zehra Hanım'a dedim ki siz videonuzda kendiniz soruyorsunuz. Siz para kazanacaksınız diye beni harcıyorsunuz. İkiniz. Orada ikinci kişi olarak bahsettiğiniz kişi kim dedim. Ya birinin Ünsal Ban olduğu belli. Evet belli. Diğeri kim dedim. Siz dedim benimle ilgili konuları, yani bu konuları bilmiyorsanız dedim. Eğer mağdursanız o zaman gidin o zamanlar küs olduğunuz abinize ve şu anda boşanmak üzere olduğunuz kocanıza sorun, eşinize sorun dedim. Yani şöyle bir şey var mı Gökmen Bey? Ben basiretli bir yönetim kurulu başkanıyım. Ben herhangi bir hata yaptığımda SPK veya üst kurum, devlet hiçbir şekilde beni affetmez. Der ki sen basiretli bir yönetim kurulu başkanısın. Senin buradaki görevin şirkete zarar vermemek, şirketle ilgili zararı telafi etmektir. Doğru değil mi? Sorumluluk yönetim kurulu başkanlığında. Şimdi karşımızda bir milletvekili var. Şimdi bu milletvekili hanımefendi hani diyebilir mi? Abim yüzünden, eşim yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden deme hakkı var mı? Böyle bir hak yok. Eğer böyle bir hakkı varsa ve eğer bu şekilde hani o bilmeden eşi ya da abisi onu mağdur ediyorsa demek ki basiretli değil. O peki. Zaman milletvekili olmayacak, milletin vekili olmayacak, basiretli kişiler bu milletin vekili olacak. Benim peki. Anlamadığım bu. Niye buradaki insanlar sürekli olarak ben yapmadım, o yapmadı, şu yap hep bir şey arıyoruz. Ünsal Ban da
Zaten burada günah keçisi. Bakın biz şu anda siz ekonomi tarafını, finans tarafını çok iyi bilmediğiniz için ayıramadığınız bazı şeyler var. Burada bir SPK tarafı var ama bir de borsa tarafı var. Borsa tarafı zaten Ünsal Bey'in tarafı. Daha Ünsal Bey'in tarafı da geçemediniz. Ünsal Bey'le ilgili olan o taraflardaki o olaylar, onlar daha gündeme gelemedi. Gelemeden adam içeriye girdi ve elindeki bilgileri verdi. Sedat Bey konuşamadan yasaklandı. Şimdi esas bunlar ortaya çıksaydı, ben hatırlarsanız bilmiyorum, dedim ki bakın küçük yatırımcıları uyarıyorum. Bunun arkası gelecek, arkadan aracı kurumlar gelecek, arkadan bankalar gelecek dedim. Ben bunlarla ilgili olarak yıllardan beri uyarıyorum zaten. Yani buradaki mağdur Zehra Hanım değil ki. Buradaki mağdur küçük yatırımcılar. Şimdi siz ifade verdiniz ve bu ifadede o WhatsApp yazışmalarını elinizde bu konuya delil teşkil edebilecek her şeyi paylaştınız savcıyla. Bir soruşturma yürütülüyor. Evet. Ama bu soruşturmaya Peker'in iddialarının da dahil edilmesi gerekir mi Salim Tabii Bey? Tabii ki gerekir. Çünkü Peker'in iddiaları içerisinde Mina Hanım'ın söylemediği bir iki husus daha var. Evet. Yani Ünsal Ban'ın bilmem neredeki evinde bilmem kaç para var iddiasını Mina Hanım atmadı ortaya. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun iki tellide, Esenyurt'ta iki ayrı adresteki iki evde 180 milyon dolar nakit para bu işlerden kaynaklı nakit parası olduğunu iddia etti ve adres gösterdi. Ama bu Türk yargısı bir sözünüz değil, bu Peker'in iddiasıydı. Evet. Ama bizim yargımız ve emniyet bakın o adreslere bir zahmet gidip bir baskın yaparak alelacele gidip o paralar gerçekten var mı yok mu, bu iddia doğru mu değil mi bir araştırma yaptığını da duymadık. Peki şimdi az önce dediniz ki Mina Hanım, daha Ünsal Ban'ın bir de borsa tarafı var. Siz finans çevrelerinde tabii çok derinlere hakim olmadığınız için SPK kısmına dair iddialarla şu ana kadar haşır neşirsiniz. Onun bir de borsa tarafı var. Nedir o borsa tarafı? Yani o cephede ne gibi iddialar söz konusu? Ya borsa tarafı daha vahim. Şimdi borsada istedikleri gibi hareket etmeleri için önce SPK'dan izin almaları gerekir. Yani hisselerle ilgili yurt dışından bir fon ya da yatırımcı Türkiye'den hisse almak istediğinde, Türkiye'deki bir şirkete yatırım yapmak istediğinde önce bir başvuru yapar. Onunla ilgili bilgiler nasıl dışarıya sızıyor? Dışarıya mı sızıyor? O sızan bilgilerle o hisseler yabancılar alacak diyerek nasıl da, önce dışarıdan toplanıyor, sonra onlara satılıyor? Yani bugün önünüze bir banka operasyonu oldu. Bankalar geri alım yaptılar. 4 lirayken geri alım yapılmıyor, 8 lirayken geri alım yapılıyor. Şimdi 4 lirayken geri alım yapmamış, 8 lirayken geri alım yapmış. Kaç liraya satacak? Burada mağdur kim olacak? Gene küçük yatırımcı olacak. Peki burada Ünsal Ban'ın adını neden telaffuz ettiniz? Yani bana dediniz ki çünkü Ünsal Ban'ın bir de borsa tarafı Ünsal Ban'ın yönettiği yani çok büyük fon var. Eli oralara da tabii mı uzanıyor sizce? Ünsal Ban çok büyük burada borsada fonlar yönetiyor, para yönetiyor. Yani Ünsal Ban o zaman bu iddialara göre bildiğimiz sıradan bir rektörün çok ötesinde öyle mi? Şimdi Ünsal Ban şirketlere danışmanlık yapıyor. Danışmanlık yaptığı şirketin patronunun hisse senetleri var. Onların satışları, onların işte halka arzları, her şey onların elinde. Yönetim kurulu üyesi olduğu şirketler de var. Şimdi ne oluyor? O şirketler veya oradaki danışmanlığı yapılan şirketlerde de olan hareketler var. Hisse hareketleri var yani. Şimdi bunları nasıl yapabilirler? Bu para güç gerektiren bir şey. Ya zaten oradaki borsa hareketini yapan insanların bir portföyü var. O portföyü yönetiyorlar. O parayı yönetiyorlar. O para ne oluyor? Sizin, benim, onun, bölüm parasıyla büyük bir para haline geliyor. Ve onun yaptığı hareketlerle de işte tahtacı dediğimiz insanlar, kişiler oluyorlar. Küçük yatırımcılar mağdur oluyor. Ama bizim milletimiz çok bilinçsiz. Bu konuda bilmediği için şu anda finans okur yazarı olmadığı için şu anda borsa onlar için konuşuluyor ya işte şuradan şu kadar para kazandı burada.
onlar için çok cazip hale geliyor. Yani çevresinde konuşulanlar da çok iştahını kabartıyor. Tabii ki. İşte diyor şu kadar para, bu kadar oldu, bu böyle oldu şeklinde insanlar ellerindeki paraları bilinçsiz bir şekilde giderek kaybediyorlar. Peki. Yani meselenin bu boyutuyla ilgili de araştırılması gereken hususlar var. Tabii. Mine Hanım, siz ucu saraya uzanan bu... Onu bilmiyoruz. Hayır, bu kişiler saray bu anlamda. Evet, onları biliyoruz ama... Onların arkasındaki kişilerle hareket edip etmediğini bilmiyoruz. Ben oraya çekmek adına sormadım. Yanlış anlamayın sakın. Ama bu beyefendi ki Korkmaz Karaca çok büyük bir kanaat önderi. Bazılarının her ülkede böyle birisi olması gerekir diye videolarla övgüler düzdüğü bir isim. Belli ki çok değerli bir isim. Ama demek ki bu iddialara göre bir de Serkan Taranoğlu'yla aralarında... bir haklılar ama. Benzer durumda var. Haklılar. Şimdi bu kişiler sarayda mıydı? Sarayda. Evet. Dolayısıyla bu skandalın ucu saraya uzanıyor mu? Bu yüzden bu kadar büyük deprem yarattı diyebilir miyiz Peker'in bu iddiaları sahibi? Tabii ki. Ve bu yüzden Peker bu iddialar üzerine çok daha sıkı bir dijital tecride uğradı mı? Tamam. Peki Mine Hanım, bu tecrit ortaya kalktığında siz Sedat Peker'in bu konuyla ilgili daha paylaşacakları olduğuna inanıyor musunuz? Çok. Ünsal Ban yurt dışına kaçmadan önce elindeki bütün bilgi ve belgeleri verdi, zaten açıkladı. Yani o dedi ki zaten hani Peker'e vermiş ve dedi ki söyledi zaten yani Sedat Bey de söyledi. Hani burada beni ve eşimi koruma altına al. Ben elimdeki Ali Fuat Bey'le ilgili elimdeki ve buradaki borsadaki olan ilişkilerin hepsinin bilgilerini sana vereceğim demiş. Ve hepsini vermiş. Verdikten sonra kaçarken yakalanmış. Peki. Şimdi bunlar ortaya Ünsal çıkmadan. Sezgin Baran Korkmaz'la da irtibatlanan bir kişi. Yani o kadar böyle birbirleriyle irtibatlılar ki bunlar. İşte şeyin söylediği gibi tam bir saray etrafında kurulmuş ilişkiler içerisindeki oligarklar bir şekliyle. Yani Türk Hava Kurumu üzerinden, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin işte rektörlüğü sırasında ya para karşılığı diploma verdiği iddialarından tutun. Para karşılığı diploma mı verilir ya? Evet. Böyle bir şey mi var? Evet. Para yüzlerce, karşılığı diploma. Yüzlerce Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Ünsal Ban'ın döneminde, rektör olduğu dönemde yüzlerce binlerce kişiye hiç okumadığı halde, okulla hiç gelip gitmediği halde para karşılığı diploma verildiğine ilişkin, bırakın iddiaları, işte bununla ilişkin yürütülen soruşturmalar var. Artı Sezgin Baran Korkmaz'ı da o üniversitenin mütevelli heyetine sokarak işte Laleli'deki meşhur Türk Hava Kurumu'nun o binalarının nasıl iç edildiği, oradan nasıl 100 milyona yakın bir kaynağın yok edildiği iddiaları var. Peki. Bunların yani gecenin bu saatinde sayın seyirciler hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu kadar da olmaz. Ama tekrar şunu söyleyelim. Adı geçen bütün isimler herhangi bir şekilde bu konuştuğumuz konuya ilişkin benim de tezim budur. Ben de bunun dillendirilmesini isterim derse lütfen istiyorlarsa bağlanırlar, istiyorlarsa mesaj gönderirler. Bunları okuruz. Siz de Peker'in Salim Bey bu konuda daha anlatacakları olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Zaten kendisi de hani bu turbun büyüğü heybede tabiri kullanıyordu bir ara. Ne bu ilişkiler bu kadar basit ve sığ, ne burada işte dönen bu dolaplar bununla sınırlı. Peki. Bir ülkede olması gereken bu iki ismin sessiz sedasız ortadan kaybolması mıydı? Yoksa bu kişiler hakkındaki iddialar vahim iddialardır. Bu konunun üzerine gidilecektir ve bu esnada da bu kişiler görevden el çektirilmiştir şeklinde bir açıklama gelmeli miydi? Gelmeliydi. Bir hukuk devletinde, bir demokraside bu ülkeyi yönetenler isterse kendi yardımcıları olsun, suç ilişkileri, bir kriminal ilişkiler ortaya çıktığında bu beyanı vermek zorundadır. Yani çocuklar siz biraz gözden kaybolun şeklinde yaklaşılacak Ruhsar bir mesele Pekcan'a bu değil. Ruhsar Pekcan'a yaptıkları gibi bunlara aynı davranışlar sergilendi. Peki gelelim. Sizin çok sevdiğiniz bir isim Metin Külünk. Siz çok seversiniz Metin Külünk'ü. Evet. Çok da önemsersiniz. Şimdi Metin Külünk'ün son programda, Metin Külünk Babala programında Oğuzhan Uğur'a konuk olduğu YouTube yayınında
Orada sorulan bir takım sorular. Çok zor sorulardı. Onun da fragmanlarını paylaştı. Biz de onu getirdik. Yayın gerçekleşti. Onunla ilgili bir Tele1 Haber Merkezi'nin hazırladığı video var. Onu izleyelim. Ondan sonra bir soralım bakalım. Salim Şen, Metin Külüngün yanıtını yuttu mu? Benim sorum çok açık ve net olacak. Sadece evet veya hayır demeniz de yeterli. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isim siz misiniz? Ben teşekkür ederim. O ben değilim. O sorunun, bakın sordunuz, müsaade edin. O ben değilim. O ben değilim. Alan ben değilim. Bitti. Bakın, müsaade edin. Alan ben değilim. Nasıl yanıt Salim Bey? Yani bitti diyor ya, bitmedi. Bitmedi. Süleyman Soylu öyle demiyor. Yani Peker demiyor zaten. Peker'den biz hiç duymadık ayda 10 bin dolar para veriyorum dediğini. Süleyman Soylu'dan duydum. Bunu söyleyen Süleyman Soylu. Bir televizyon Süleyman yayınında. Soylu bir televizyon yayınında 84 milyona Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söyledi. Bu Peker'in iddiası değildi. Şimdi ben değildim demeniz Peker'e bir cevap değil. Süleyman Soylu'ya bir cevap verin. Süleyman Soylu'ya sorun. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'na sorun. Ya sen benim hakkımda nasıl böyle bir iftirada bulunursun deyin. Ama Süleyman Soylu da isim vermedi. Efendim? Süleyman Soylu da isim vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na söylediğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da ya bu ülkenin meclis başkanı efendim ne mutlu ki söylediği isim şu anki milletvekillerinden değilmiş. Ben de bu işi kurtardım dolayısıyla. Tamam. Metin Külüng şunu yapabilirdi. Ama şunu yapabilirdi. Ey Süleyman Soylu, bir iddia ortaya attın. Her yerde benim adım dolaşıyor. Herkes benim adımı dillendiriyor. Bu 10 bin dolar müşketi ben alıyorum diye. Mert sen çık söyle. Çünkü ben değilim o isim. Kim olduğunu açıkla evet, demeliydi. Demeliydi tabii. Yer yerinden oynamalıydı. Yeri göğü yıkmalıydı. Hep söylüyorum. Bana böyle bir şey söyleyecek birisi. Böyle bir ithamda bulunacak. Yeri göğü yıkarım. Eğer bunu kanıtlayamıyorsan namertsin, şerefsizsin derim. Ya böyle kolay mı birisi hakkında bir iftirada bulunmanız? Şimdi onu Metin Külüng Süleyman Soylu'ya diyecek. Ha, Peker ne dedi senin hakkında? Peker dedi ki arabasının bagajına ne 10 bin doları dedi. 10 bin dolar bana yakışmaz dedi. Yakışmaz dedi. Arabasının bagajına dedi çanta para bırakıyordum dedi. Bir, yeğeninin tefecilere olan 300 bin dolarını o tefecilere git bir şekilde hallet bu borcu silsinler gibi talepte bulunduğunu söyledi kendisine Peker'den. Ya bana yakışmaz böyle bir şeyi yapmak deyip 300 bin doları ben ödedim o borcu kapattım dedi. Hala buna cevap vermedin. Ama Babala TV'de o demin yayınladığımız konuşmasından bir yarım saat sonra benzer bir soru sorulduğunda... Aa, bir saniye. Siz yayının tamamını izlediniz mi? Maalesef izledim. Sayın, niye maalesef? Yani... Zevkli değil miydi yani? Ya şöyle, o çocukların, Oğuzhan'ın o genç... programına şimdi hayır, şey şöyle maalesef. Yani. O gençlerin sordukları sorular gerçekten yani hepsini kutlarım. Türkiye'nin meseleleriyle nasıl iç içe olduklarını, nasıl bunun üzerine gittiklerini sevinerek... Hatta gururlanarak izledim. Ama o sorulara verilen cevapları da bir o kadar şöyle izledim. Yani bu kadar mı geçiştirilir, bu kadar mı üstü kapatılır? Kayıtsız ve pişkin olarak mı değerlendiriyorsunuz? Bu kadar mı pişkin ve kayıtsız cevap verilir? Peki, sayın seyirciler bakın. 4,5 ya da 4 saatlik yayın tam süresi neyse, yayının tamamını izlemiş bir isim olarak. Salim Bey'le bu yüzden birlikte yayın yapmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. O yoğun mesaisinde o yayının tamamını izlemek için o vaktini ayırıyor. Yapacağı pek çok şey var. Bunu niye yapıyorsunuz Salim Bey? Ya halkımızı, bizi izleyenleri doğru bilgilendirmek için. Bir şeyi kaçırmayayım diye. Bir gerçekliği, peki, evet. Heh,
Şimdi her yerde sadece şu konuşuluyor. Metin Külünk yanıt verdi ve o ben değilim dedi. Öyle mi? Hayır değil. Yayının bir başka aşamasında değil. Ne oldu? Hatta yanılmıyorsam 40 ya da 45. dakikalarında. Tararlarsa görürler. Aynı benzer bir soruya şu cevabı veriyor. Evet diyor. 2015 yılında benim seçim çalışmaları sırasında seçim kampanyama kendisine teşekkür etmeme rağmen bir bağışta bulundu diyor. Yani Sedat Peker Metin Külünge seçim çalışmaları sırasında faydası olması açısından onun tabiriyle katkıda bulunarak bir para vermiş. Bunu kabul ediyor. Evet. Evet. Niye verdi o parayı size? Bu yakınlığınızın şeyi neydi? Bunları niye açıklamıyorsunuz? O paranın meblağını söylüyor mu yayın? Meblağ söylemiyor. Bir bağışta bulundu diyor. Meblağı Peker söylüyor. Bagajına çanta para bırakırdım diyor. Bir seçim kampanyasını desteklemek bir arabanın bagajına çantalarla para bırakmakla mı olur? Peki bir saniye. Arkadaşlar az önceki videoyu bir daha verelim. Orada Metin Külünk farklı ifadelerle 3 yanıt veriyor. Yanıtlardan biri de o ben değilim. Ben alan ben değilim. Bizi. Benim sorum çok açık ve net olacak. Sadece evet veya hayır demeniz de yeterli. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isim siz misiniz? Ben teşekkür ederim. O ben değilim. O sorunun, bakın sordunuz, müsaade edin. O ben değilim. O ben değilim. Alan ben değilim. Bitti. Bakın, müsaade edin. Alan ben değilim. Şimdi, önce diyor ki o ben değilim diyor. Sonra biraz zorluyor oradakiler. Alan ben değilim. Bitti. Bitti. Aradaki nüansın ne önemi var? Alan ben değilim. Veren o diyor yani. Yani ben alan değilim, ben talep eden değilim ama... O veren. Ya da böyle bir şey geldi ama bu benim şahsımla ilgili bir konu değildi. Başka yere gitti mi? Hepsi olabilir. Evet, hepsi mümkün. Ama seçim kampanyam sırasında peki. O bana verdi diyor. Sayın seyirciler, Süleyman Soylu'nun kendisi ortaya attığı bu iddiayı çoktan açıklaması gerekiyordu. Bizimle dalga geçiyorlar Salim Bey. Ya bir rezil bir çoktan durum. Çoktan açıklaması çok rezil, gerekiyordu. Rezalet ya. Yani çünkü güvenlik bürokrasisinin başındaki isim bir suç görüyorsa çoktan bunu açıklaması gerekiyor. Ne Süleyman Soylu konuşuyor, ne Mustafa Şentop konuşuyor. Metin Külünge kaç defa gazeteciler bu soruyu soruyor, hiçbir yanıt vermiyor. Babala TV'de konuklar böyle soruyor. O da diyor ki yok diyor ben alan. Oldu bitti. Mesela şey sormuş mudur? Çok merak ediyorum. Bitirelim. Erdoğan sormuş mudur? Erdoğan Soylu'yu çağırıp ya kardeşim 84 milyona benim bir milletvekili, yani benim partimin, benim seçtirdiğim, benim partime ait genel başkan olduğum partinin bir milletvekilinin her ay 10 bin dolar Sedat Peker'den rüşvet aldığını söyledin. Bu ismi de vermedin. Biz AK Parti olarak adı üzerinde AK'ız. AK bir partiyiz, tertemiziz. Bizi bu şekilde kirleten... Bu kişileri en azından ayıklamamız için, en azından bunu içimizden çıkartmamız için... Derhal ifşa et. Derhal ifşa et ya da bana söyle. Söyle. Gereğini bana yapayım. Söyle, ben gereğini yapayım. Demiş midir, dememiş midir? Ey demeyi tercih etmiş ya. Midir, etmemiş evet. Midir? Peki, efendim burada bitiriyoruz yayınımızı. Mine Tozlu, Sineren konuştuğu zaman çok büyük gündem olmuştu Türkiye'de. Biz de bir fikri takip yapalım dedik bu mesele ne durumda? Çünkü Mine Hanım sizinle ilgili mesele değil, bu kamu değil. Menfaatinin evet. Bulunduğu. Yani kamu menfaati dediğimiz nedir sayın seyirciler? Kamunun bilmesinde fayda olan ama tam da bu yüzden kamunun bilmesi istenmeyen bir takım konuların üzerine gitmektir. Mine Hanım da böyle bir kapıyı aralamıştı. Takipçisi olacağız bu soruşturmanın. Sizin de son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa evet, buyurun tabii lütfen. Tabii burada gündem sürekli değiştiği için bizim halkımız da milletimizde bazı konularda olayları yanlış algıladığı için ben aslında bugün sizi de çok beğenerek takip ediyorum, izliyorum. Açıklamak istedim. Ben hiçbir şekilde
yaşadığım müddetçe ve şirketimin başında olduğum müddetçe hiçbir zaman ne rüşvet aldım, ne rüşvet verdim, ne de altından kalkamayacağım hiçbir işin altına imza atmadım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz. Sonuçta bizi denetleyen makamlar var. Şu anda bu soruşturmada ben ihbar eden pozisyonundayım. İhbar eden sıfatıyla yer alıyorum. Savcılarımız bu konuları araştıran kişiler kimin kiminle ilişkisi olduğunu gayet iyi biliyor. Ayrıca işte az önce bahsettiğiniz işte niye sorulmuyor, niye edilmiyor? Bizler vatana millete faydalı olmak için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İşte ekmek veriyoruz. Arkamızda binlerce yatırımcımız var. Şimdi milletvekilinden bahsediyoruz. O kadın veya diğer kişiler, burada bahsedilen milletvekillerimiz, milletin vekili. Ben de halka açık bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Ben de halka açık bir şirket yönetiyorum. Onları da anlıyorum. Çok zor. Halkla uğraşmak, halkın nabzını tutmak gerçekten çok zor. Hak veriyorum ama vatana millete faydalı olmak isteyen insanlara dur deyip, buradaki kişiler, şahıslar, bizim sorunlarımız kurumlar değil ki. Biz kurumlarla savaşmıyoruz. Bizim devlette, benim devlette bir savaşım yok. Benim SPK ile kurumla hiçbir şeyle bir savaşım yok. Benim savaşım buradaki kurumların isimlerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayan kişilerle. Ben bunlarla savaşıyorum. Sonuna kadar gideceğim. Hiç. Ve bu bizim, Mine Hanım, bu bizim tabii ki duyduklarımız. Evet. Bir de duymadıklarımız, evet, bilmediklerimizi de az çok tahmin edebiliyoruz ve endişelendiriyoruz. Söyleyemiyoruz. Bildiklerimizi de söyleyemiyoruz. Siz bu akşam bu yayına gelirken hala size ya Mine gitme, başına bir iş gelir diyen, sizi sevenleriniz var mı? Var tabii ki. Bana herkes diyor ki koruma. Yani bir koruma al. Şimdi ben hani hatta devlet tarafından bir koruma istenmem. Yani koruma verilmesi isteniyor. Ama ben niye kendi şahsımla devletin, polisini, emniyetini meşgul edeyim? Benden daha değerli korunacak insanlar var, kişiler var. Mine Tozlu, Sineren, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ biz olun. Salim Şen'le Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, izlediğiniz için görüşmek üzere. Hoşçakalın.